Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin Nabzı özel programına hoş geldiniz. Özel bir programla yayındayız. Zira geçtiğimiz günlerde Cübbeli Ahmet Hoca katıldığı bir televizyon programında dedi ki 2000 Selefi Derneği silahlanıyor. Savcılık çağırırsa eğer ben bunların 150'sinin ismini vermeye hazırım demişti. Ve sonrasında da Türkiye'de bir kez daha diyeyim, daha doğrusu bir kez, çoğu kez olduğu gibi bir kez daha cemaatlerin, tarikatlerin Uşaki meselesinden sonra tartışıldığı bu gündemde bu meselenin gündeme gelmesi hoş. Muhtelif zamanlarda, muhtelif şekillerde gündeme gelmekle beraber bir kez daha gündeme gelmesi bu yayının, bu özel günlerdeki bu özel yayını yapmamıza sebep oldu. Dolayısıyla biz de Cübbeli Ahmet Hoca ile geçtiğimiz günlerde görüştük. Sonrasında o da kendisi polise bilgi verdikten sonra, zira bilgisi için kendisi davet edilmişti. Bu bilgiyi verdikten sonra bu yayın için hay hay demişti. Biz de kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bu yayını kıymetli arkadaşlarım Çetin Erçetin ve Mehmet Akif Ersoy ile birlikte gerçekleştireceğiz. Hiç şüphesiz sadece selefilik meselesi değil. Daha doğrusu bugün bir kıymetli dostum, ya siz selefilik falan tartışıyorsunuz. Konuyu yeni başlayanlar için bu selefilik nedir? Ehli sünnet nedir? Aralarındaki mesele ne ki selefi dernekleri silahlanıyor? Neye karşı, kime karşı silahlanıyor? Dolayısıyla yeni başlayanlar için bize bu meseleyi de değinirseniz seviniriz demişti. Hay hay, buna değineceğiz ama önce sıcağıyla bir başlamak isteriz. Sıcağı neydi? Bugün, dün daha doğrusu bilgi vermek için emniyete gitti. Biz önce bununla başlamak isteriz. O konulara da hiç şüphesiz geleceğiz. Savcılığa gittiniz ve bu 150 derneğin ismini verdiniz mi Sayın Hocam? Şimdi ben zaten televizyonda 2000, yani sizin burada da söylemişim. Sonra CNN'de de 2000 dernek lafım var. Ama ben savcılığa çağırsa 150 derneği adını veririm diye televizyonlarda bir şey söylemedim ben. Ben Saygı Öztürk abimiz beni muhabbet için böyle telefonla aradı. İşte bir kanala çıkıyorum dedi. Bu 2000'in kaynağı ne dedi bana. Bu 2000'in kaynağını sorunca ben de ona yani bazı camialerde tanınan bir isim söyledim. Belki onu tanımadı, biraz onun camiası değil. Bu kişiden ben bu bilgiyi aldım birkaç seneler evvel. Ondan sonra da birkaç yerde telaffuz ettim dedim. Dedi bizim şeyde de, o da vardı burada çünkü o zaman ben burada Ocak ayında mı ne? Evet, evet dedi, bizim şeyde de yaptın dedi falan. İşte o arada yani ben dedim bu şimdi 150 tane kadar bir isim tespit edebilirim derken yani arkadaşlarla birlikte kastediyorum bir çalışma. Ben çünkü tek başıma internete giremeyen, belge bilgi toplayamayan, işte benim bir telefon açıyorum kapatıyorum yani. O zaman teknolojiyle 150, işim 150'yi yok. 150'yi nereden tespit ettiniz? Onu ben 150 lafını ona telefonda söyledim. Fakat o tabii onu savcı çağırırsa dedi yani bunu söyler misin dedi falan. Bildiklerimi söylerim dedim yani falan. Bu laf üzerine sözcüye röportaj ver diye döndü iş. Halbuki bir röportaj bir şey yok yani, siz beni bir muhabbet için arasanız gibi bir durum idi. İş oradan kalktı koptu. Ondan sonra işte bilhassa sol camianın kanalları muhalif şeyler falan. İşi hangi hükümetin haline çevirmek mi isteyerekten falan. Savcılar niye çağırmıyor, savcılar niye çağırmıyor falan. Bir hafta bu şey koptu gitti. Ondan sonra bana bir şey geldi yani avukatım aranmış. Yanındaki bir telefonum arkadaş bakıyordu. O işte emniyet terörle mücadele gelsin falan demişler. Sonra avukatım devreye girdi. Hani nerede olacak, ne zaman olacak falan. O günün tespiti falan. İşte düne kadar bu iş uzadı. Çok bir gündem yaptılar. Çok aşırı meraklandı. Ben de bu sefer şey yaptım yani, tedirgin oldum çünkü. İşte nereye gideceksiniz, şuraya mı gideceksiniz, buraya mı gideceksiniz, bir katlı mı, iki katlı mı, yani bu kadar niye soruyorsunuz arkadaş? Siz gelip selefileri bomba mı getireceksiniz de, millet yani ailevi olarak tedirgin olduk yani bu kadar bir işin üstüne. Niye gidildi, ben de onu anlamadım. Onlar da anlamıyorlar, sen niye bu çıkış yaptın? İşin üstüne gidilmekten kastınız ne hocam? Yani bunun yok yok, ben yani beni bir birim çağıracak. Şimdi mesela savcılık çağırdı diye çıkarttılar. Savcılık bir tebliğ bana yapmadı. Savcılık emniyete söylemiştir. İşte avukatım savcılıkları aradı. Biz böyle bir tebliğ çıkartmadık. Dendiği halde alttan
çıkartıldığına dair altyazılar geçiyor televizyonlarda. Kabadayı televizyonlarında hem de. Yani böyle bir çelişkili bir durum oldu. Yani hocam bir şey sorayım. Yani benim anlamadığım şu. Burada niye bir irtibatsızlık olsun ki? Benim efendim yanımdaki adam aramış. Ben de geleceğim demişim. Avukatım şu demişim. Evet. Avukatımla görüşülür. Ben bilgime başvurulmak üzere çağrılıyorum. Hocam, birileri ifadeye çağırsam gibi, suçluymuşum gibi hocam, bir imaj vermek yani isteyenler oldu. Bilginize başvurulmak üzere mi çağırdılar? İfadenize başvurulmak üzere bilgime mi bilgime başvurulmak üzere çağrıldı. Bilgi zaten orada mi? Da benim imzaladığım kağıdın üstünde bir altına imzalık hem de üstüne bakayım dedim. Ne imzalıyoruz dedim yani. Yazıyı sabit avukatımız okudu. O ayrı bir şey de bilgi verdiniz formu bilgi diyor. Ne yani, anlattınız yani? He? Ne anlattınız? O bilgide ne anlattınız? Ya işte ne anlattım ayrı bir şey. Şimdi demek ay, istediğim... Şu söylendi, özür dilerim. Şu buyurun söylendi. Gitti orada isim yok. Ben böyle şeyler duydum dedi. Somut bir şey ortaya koymadı. Zaten 2000 rakamı çok büyük bir rakam. Bu arada çok büyük bir rakam. Hakikaten hala öyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben de dinlemek isterim. Tabii tabii şimdi ama bir soruya doyurucu bir cevap verim. Şimdi bu öncesi buyurun magazin. Çünkü işte Bekaroğlu bilmem bir gün evvelden atladı. İşte 2 milyon 600 bin liralık arabayla gitti. Yok öbür Mehmet bayağı bir atlayan zıplayan oldu. Mehmet dolayısıyla yani önemli. Magazini bitiriyorsanız. Magazini bitirdim. Ha, magazin çünkü 3 saat magazinini de anlatabilirim. Sonrasında ha bakarız ona. Magazin yok şimdilik magazin derdi. Mehmet Akif'in sorusu önemli. Yani fuzuli fuzuli işlerle ana mevzuları saptırıyor. Evet, yani böyle iddialar da var. Gitti bir şey anlatmadı. Ben böyle şeyler duydum ve geri geldi. Şimdi 2000 meselesini daha sonra mı ne demek istediğimi anlatayım. Onu da soralım. Onu daha sonra anlatayım. Onun teferruatı siz var. Bugün gidip 150 derneğin adını verdiniz mi ya da ne anlattınız? Evet, şimdi çünkü herkes bunu merak ediyor. Bundan sonra isteyen uyuyabilir durumuna dönsün. Şimdi efendim en sona bıraksaydık daha iyiydi esasen. Hocam, siz reyting derdindeyseniz, reyting derdindeyseniz onu en sona bırakmalıydınız yani usul olarak. Valla aklımıza gelen ilk soru bu. Yani dün gittiniz, isim ama verdiniz mi, vermediniz mi? Ama şimdi bana baştan dedin ki mesela millet diyor ki bu Selefi nedir? Ona geleceğim. Yani Selefi Belefi bize bir anlatmadan konulara girmeyin biz. Çünkü Selefi bilmiyoruz ki neyin nesi yani kimin fesi diyorlarmış. Siz dediniz bana ben sen, bir şey demedim size. Biz şimdi bunu bir anlayalım. Sonrasında meraklısı zaten bizi takip eder. Önce sıcak hani sıcağından bir sıcak başlayalım olan çünkü şöyle siz hocam herkes anladım takip ediyor sıcak olanı. Ve evet kamuoyunda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Biz orada 3 saat kadar oturduk. 5 tane dosya götürdüm. Kendime göre dosya dediğim burada da şimdi mesela bu bir dosya dedim. Birinci dosya, ikinci dosya. Her biri 3-4 sayfadan ibaret. Yani belki bazısı 2 sayfadır, bazısı 3-4 sayfadır. 5 tane dosya diye yapmışım böyle. Buraya seni 2 taneyle geldim diyelim. Oraya 5 tane gittim. Sorular konuşmamdaki kelimeler üzerine yoğunlaştı. Yani bana bilgime başvurulurken, yani bu işin sırrı nedir? Maturidilik, eşarilik nedir? Veyahut da tabii onlar da belki biliyorlarmış ama ben ilmi bir bu işin ilmini yapmış bir adamım. Senelerdir Vehhabiye reddiyelerle uğraşan bir adamım. Altyapısı nedir? Beyin yapısı nedir? Psikolojisi nedir? İdeolojisi nedir? Gibi bir şeyler de biraz beklerdim ama yani o şekil bir bilgi isteyen, soran, merak eden yoktu. Ne sordular? Bu ne soruldu? CNN'deki geçen konuşmam çözülmüş. Hatta pompalı, mompalı lafı geçince bizim avukat mompalı olmaz ya falan dedi. Ya olur mu dedi hani yazı çözümü dedi. Hoca mompalı demiş dedi falan. Demek istiyorum moda mod kelime üzerine gidildi. Bu kelimeler üzerinden efendim Batman'da kimleri kastediyorsun dendi mesela. Ya şimdi Batman ve Adıyaman üzerinde duruldu çok. Hı hı. Bir de 2000 meselesi soruldu. Ben 2000'i anlatacağım şimdi. Ben onlara şöyle dedim. 2000 şey kesretten kinayedir. Fakat bunun dernek olarak konuşmadı ama detayını anlatacağım. Bunu 2000'e falan çıkarmak kolay ama dernek lafı dernek olarak çünkü dernek demek resmi bir müracaatı olup dernekler masasında kaydı kuydu olana derler. Bana bunu dernek lafıyla söylemişti bu abimiz. Yani orada da ismini verdim. Bazıları orada da tanıdılar. Tamam biz tanıyoruz dediler yani. Öyle bir abimiz. Bu kişi ben o abimiz dediğiniz bu işleri bilen birisi midir? Yok tabii bu devlette yani memuriyeti olmamakla beraber bazı camialar çok vazifeler yapmış. Yani bilir. Bu bana kaç sene evvel geldi dedi ki hatta İstanbul'un eski emniyet müdürü beyefendinin de selamıyla IŞİD'in senin üzerine çok operasyonlar hazırlığı var. İşte kendini muhafaza etsin. Zaten devlet koruma vermişti ama
İşte yine sohbetlere dikkat edin, giriş çıkışına azaltsın, şu gibi bazı bilgiler verdi. Selefiler çok dedi, artıyor dedi. Selefiler dedi 2000 kadar bir dernek. Yani bunu ben o dernek lafını böyle hatırlıyorum. Hatta bir arabada falan konuştu benden. Böyle evde ocakta da konuşmadı, bir yol kenarına çektirdi falan. Bu bilgi üzerine ben bunu naklettim. Ya bu sizin bilginiz değil, onun bilgisi. Siz nakledersiniz. Onun bilgisini, ama o bana devlet de bunu biliyor dedi. Buradaki manşet bu, bu abinin kimliği de ilginç. Abinin kimliği... Genişte durum. Şimdi mesele şu. Bu bilgi doğru bilgi de. Telaffuzda konuştuğum zaman ben nakilci bir insanım. Allah'tan da öyleyim. Uydurukçu olsam başıma daha bela açarım da. Nakilciliği şeyde alıştığım için hocalarımdan beri kelimesi kelimesine naklederiz. İşte Mahmut Efendi, Ali Adar Efendi kelimesi kelimesi. Nakilden dolayı bu dernek lafını telaffuz ettim. Belki galata, yanlış hatırlayabiliyor muyum hafızam dernek lafını, ama dernek dendiydi. Ben bunu anlatacağım hocam, size. Yapılanma bundan maksat abi, yapılanma. Siz bu abinizden duyduğunuzu anlattınız. Yok, ben sizde 2-3 senedir konuştuğum 2017'lerden 18'lerden aha, beri 2000 dernek. Hocam peki bu bahsettiğiniz şimdi bu 2000 dernek ilgili... lafını açacağız biz. Bunun açacağız bu 2000 hocam, dernek lafını şey da istiyorum. Ben ona telefon ettim sonra bu iş olunca. Hı. Çünkü bu 2 sene evvelki bir mesele. Dedim ki, abicim sen bana böyle bir şey demiştin. Benim de sana itibarım var. Devlette de tanıdığım, bildiğim eskiden beri insanların da itibarı var. Senin bu lafın asla yanlış anlama. 70-75 yaşlarında, 75 yaşlarında. Ben dedim senin şeyine itibaren bu lafı kaç yerde naklettim ama şimdi iş geldi, ciddiyete bindi. Burada benim kaynak olarak sen dedin, yahu dedi bu dedi, onlar da bilirler ama dedi bu kesretten kinaye, yani dedi çokluktan kinaye bir laftır dedi bu. Çokluktan kinaye dedi. Şimdi çokluktan kinaye olunca dernek lafının resmi bir yapılanma, çünkü dernekler masasına kaydı kuydu olan bir 2000 derneğin selefi ideolojide olması, ki ideoloji suç değil. Bakan Bey de Süleyman Bey de geçen gün TGRT yayınında açıkladı. Biz dedi yani bir suç şeyi görmeden dedi adamlara operasyon yapamayız dedi. Hukuk devletindeyiz dedi doğal olarak. Öyle söyleyecek tabii. Ve öyle yapıyorlar zaten. Devlet, hükümet bunu gözetiyor. Hal böyle olunca dernek lafıyla bu bağdaşmıyor. Ama yapılanma meselesi var. Şimdi bunu onun detayını çok daha hocam, anlatırım. Hocam emniyet bu bahsettiğiniz kişinin bilgisine başvuracak mı? Bilmiyorum. Ben şimdi orada... Emniyete o ismi verdiniz mi? Verdim. Verdiniz. Ben yani asıl şöyle mi o zaman? Siz isim emniyete gittiğinizde şu hakkınızda dün yazılan şey bana, doğru mu? Bana sadece şunu sordu. 2000 lafını nereden biliyorsun? Hı. Ben de dedim ki falan abimiz orada müdür bey tanıdı. Dedim yani bu resmi memur değil tabii 75 yaşında. Böyle bir bana bir şey tehlikeyi beyan etmek üzere bana da eski emniyet müdüründen de yani kendini kollasın IŞİD'den diye o tebliğatı da yaparken bunların faaliyetleri de çok arttı. Acayip dernekler patır patır çıkıyor. Bir 2000 lafı telaffuz etmişti yani. Ben ondan sonra bunu 2 senedir ediyorum telaffuz. 2 senedir ediyorum ama bir resmi hüviyet bir soruşturma olmayınca bir şey olmayınca da ben o zaman düşünemezdim. Dernek tabii dernekler masasında kayıt isteyen bir şey. Ha o noktada tamam. Bunun bulunması bizim tarafımızdan mümkünatı olan bir şey değil. Ben de ona döndüm, telefon ettim yani bu olay üzerine. Dedi ki, bu dedi çokluktan kinayedir, tamam. Tehlikenin boyutlarını beyan şeyindedir. O 2000 zaman, değil yani rakam. He? 2000 değil rakam, o çokluktan kinaye. Aa, yok, 2000'i ben sana bulacağız, beraber bulacağız şimdi biz. Burada 2000... Dernek bulmayacağız, yapılanma bulacağız. Sabah yapılanmayı birazdan konuşacağız. Yok, yapılanmayı ben sana bulacağım. Tamam. Bu arada bunun hesabım var. Şimdi gelelim. Tamam. Hocam 150 derneği verdiniz mi? Şimdi bana şeyi sordular. Şimdi şöyle bir şey. Benim televizyonda konuşmamda 150 dernek bilmem ne lafı yok. Saygı Öztürk'ten telefondaki muhabbetimiz. Hı? Benim televizyondaki konuşmam delil olarak önüme yani konum. İfade mahiyetinde olmasa da o lafta yani konulara girdiler. Yani dedikler ki bana mesela efendim Batman'da biliyor musun bir yapılanma falan. İşte ben dedim o ifadelerim herhalde ya çıktı ya çıkardır. Yani dedim yani 500 bin kişi 1 milyon kişi işte Mevlüt'e toplanılıyor şudur budur. Bu yapıda biraz İran temayülü evvelden beri biz sezinlerdik. Tabii Suriye olayları bahseleri değiştirmekle beraber. Burayı söyledim
Ben dedim orada sana dedi adres biliyor musun? Ben dedim sana Batman'dan neresinin adresini vereyim? 500 bin kişinin, 1 milyon kişinin Diyarbakır'ın göbeğinde toplandığı bir konudan konuşuyorum yani ben ama şimdi. Ama onun selefilikle ne ilgisi var? O selefi hilal demiyorum ha. Selefi. Yani sen dedi ki Adıyaman'la şey. Batman Diyarbakır arasında gerilim var. Bu hatta iç savaş çıkarılmak konusunu soruyor. Diyarbakır'da 1 milyon kişi toplayan Hüdapar'dı. Mustafa. Ya ben şimdi o zaman biz Hizbullah diyebiliyorum. Ben şimdi parti olarak falan bilmiyorum. Şimdi parti olduysa. Daha yani, sonra siyasi parti yani Hizbullah yani meselesinde. Tabii bu Suriye olayı onların herhalde İran'la aralarını açmış olması lazım. Hala açmadıysa daha büyük bir sorun tabii. Çünkü evvelce İran yanlısı olan, İran rejiminin yanlısı olan bazıları da şu anda gazeteci, yazar tanıdıklarımız Suriye olayından sonra ya siz o, bakıyorum onlar da biraz selefiye temayül etmişler. Ya abiciğim illa bir orta yol şöyle bir maturidi hanefi bir ortaya gelemiyor musunuz? Şimdi niye bu tarafa temayül ettiniz? Bu İran'la irtibatınız niye bozuldu falan? Onlar da diyorlar ki kan girdi abi diyorlar araya kan girdi. Tabi Suriye'deki kan büyük bir kan. Irz namus hepsi paymal oldu. Doğru yani o İran rejiminin yaptığı olayları bilenler siz şey, sahanın adamısınız beni konuşturuyorsunuz ama ben de size sorayım. O durumu bildikleri için onun şu anda ben bir şey demiyorum. Benim konuşmalarımda iki yapının karşılıklı tepki olması için, bir ceryan olması için ben bunu söylüyorum. Diyorum ki bak burada bu yapı var. Adıyaman tarafı deyince bu sefer Adıyaman üzerine yoğunlaştılar. Aslında o zaman hocam şöyle bir denklem yani kuruyorsunuz. Yani Adıyaman'da sen efendim bir dernek adı verebilir misin? Dediler. Ondan sonra Adıyaman'da bir adres verebilir misin? Yani şimdi ben bir adres hazırlayarak yani adres yani mesela. Yani dedim ben bir adres veremem. Bilmiyorum dedim bir adres bilmiyorum. Fakat Adıyaman ben bu genel dernekler hakkında bir soru sorulmak üzere bir hazırlık yapmış idim. Ama lokal olarak Adıyaman'daki bir dernek ve adresi falan denince ben de bilmiyorum. Bilmiyorum lafı buradan çıkıyor. Dernek ismi verdiniz mi peki? Şimdi ben Adıyaman'la ilgili orada hatırlayamadım. Yani şey olarak Adıyaman niye yani senin konuşmalarında Adıyaman geçti? Şimdi öyle ya şimdi bu konuşmalarında Batman Adıyaman ekseni geçti. Şöyle yani, ekseni şöyle kurmuşsunuz hocam öyle gözüküyor. Bir taraftan Şii tehlikesi bir taraftan Selefi, Selefi tehlikesi. Adıyaman'daki her Selefi, ikisine birden vurgu yapmışsınız. Adıyaman'daki Selefi tehlikesinin de şimdi ben mesela bazı yerleri biliyorum. İzmir'de şu Konya'da bu. Şimdi buradan bir şey boşa düştüm. Şöyle boşa düştüm. Yani Adıyaman lokalinde özel bir şey soruldu. Şimdi sonradan ben yani Cuma'ydı zaten. Cuma çıkacak ama 3 saat kadar konuştuk. Allah razı olsun. Güzel. Ne dediğimse yazdılar. Ama Adıyaman'dan mesela sonra çay ocağı meselesi. Benim o zamanki bilinçaltım yani. Ben şimdi bir öngörü dedi. Bu senin neyin dedi. Ben dedim bazı öngörülerim var. Ben dedim bu öngörülerle efendim bunları konuştum. Ama benim öngörülerim yabana atılacak bir durumum yok. Hani muhabbette belki ifadeye geçmemiştir. Ben FETÖ'nün 2009'da Türkiye İşgal Projesi dinler arası diyalog olduğunu bu stüdyo muydu bilmiyorum. Habertürk'te söyledim. Yani Habertürk'te de söyledim. Ondan sonra benim internette gitsem bu 2009. Ondan sonra Ehl-i Beyt mezhebi altında teşeyyür diyor güzel tabir ediyor Mehmet Akif Efendi. Bu İran rejimi diyelim biz buna. Mezhebi itikadı bize ne herkesin kendine. Bir İran rejimi müdahalesine doğru burada kapı açma, burada taraftar çoğaltma işi. Onu söyledim. 2009-10. Bir de Selefi derken, işte İmam-ı Azam da Selefi, o Selefi, bu Selefi derken Vehhabiliği yani. Selefi Salih'in değil de geçmiş büyüklerin de adını istismar ederek şu anda Ebu Hanife'nin sitesini bile dün bu programda burada söylediler. Ebu Hanife'nin sitelerini bile Selefiler açmış dedi buradaki hocalar, profesörler. Yani demek istediğim işte Ebu Hanife adıyla şu adıyla Ebu Hanife değil. Bir Teymiye biraz şey oluyor millete kötü geliyor belki ama Ebu Hanife deyince falan. Şimdi bu üç tehlikeyi burada efendim üç vasiyetim diye kitap yazmışım. Kitap yazmamışım, sohbet yapmışım. Sonra bu çözülmüş, kitap yapılmış. Bu 2010'da. Şimdi cübbeli hurafe uyduruyor bilmem. Ya kardeşim ölürüm, kalırım. Herkes mal miras ile ilgili vasiyet yapar. Ben de İslam alemini, özellikle vatanımızı tehdit eden üç büyük tehlike hakkındaki üç vasiyetim. Beni dinleyenlere. Bu üç vasiyetim birincisi, Türkiye için öngördüğüm en büyük tehlike üçtür. Ben ölsem de kalsam da bu hususlara dikkat edin. Bir,
Diyalogçulara misyoner faaliyetlere, diyalogçuların misyoner faaliyetlerine yol açıp insanların Hristiyanlaşmasına ve neticede Türkiye'nin bölünmesine sebep olması. FETÖ'yü kastediyorsunuz. FETÖ'yü kastediyorum. O çıktı mı? 2009'da rüya mı gördüm? Seyrediyorum, her tarafı görüyorum, dinliyorum, okuyorum. Sizi dinliyorum. Müdafif Bey'in programı, seni dinliyorum. Burada konuk çıkarıyorsun mesela, o zaman da kimleri dinliyorsun? Herkesi bir dinliyorum. İkinci uyarım. İkinci uyarım, Ehl-i Beyt mezhebatı altında Sünni Müslümanların Şiileştirilmesi. Burada da benim maksadım Sünni'nin Şiileştirilmesi. Şii itikadında adam, benimle bir sorunu yok. Adamın itikadı, mezhebi kendine. Ama Sünni Müslümana Şii ol demeyip de Ehl-i Beyt mezhebi diye yeni bir mezhep çıkarılıyor. Bu şimdi çok önemli bir şey. Bunun tafsilatı büyük. Ki Ehl-i Beyt mezhebi. Millet de yeni duyuyor bunu. Ehl-i Beyt zaten hepimiz Ehl-i Beytçiyiz. En baştan ben Ehl-i Beyt hastasıyım. Bu sefer Ehl-i Beyt mezhebi deyince Sünni Şiileştirilmeye çalışılacak. Buradan da İran rejimine taraftar sempati toplanıp zaten İran rejimiyle ilgili, yani Türkiye'ye hayırlı rüya görmediği PKK olayları vesaire belli. Üçüncü uyarım. Üçüncü uyarım, Selefi düşünce. Adı altında Vehhabiliğin aşılanması. Şu ilk baskısı 2010, konuşmalar 2009'lar. Bu şey olmuş. Şimdi burada üç tane öngörünün. Şimdi bana birisi derse ki sen bu Selefi işlerini şimdi nereden çıkarttın? Efendim Nurullah'tan sonra çıkarttın. Nurullah'tan tarikatlar itibar kaybetti. Sen şimdi tarikatların itibarını, özellikle de kendi cemaatinizin itibarını kurtarmaya çalışıyorsun. Bana ne, benim cemaatim yok ki zaten itibarını kurtarıp cemaatin. Benim dinleyici takipçilerim var, kitabımı okuyor. Çok konuşmamı dinliyor. Bununla da eleştiriliyor. Siz bir tarikat mısınız, cemaat mısınız? Ya ben diyor 40 kere izah ettim. Burada geçen yine konuşanlara işte Kübra Hanım sağ olsun şey etti, ikaz etti. Yani tarikat lideri diye bahsedildi yine her zaman. Ya ben kaç kere televizyonlara iftar da çektim. Halk TV'lere, şunlara, bunlara. Bir kez daha ben tarikat size lideri değilim. Şeyh değilim. Tarikatta bir vekillik diye bir durum da vardır. Şeyhin vekili olarak bir zikir öğretir. Vekil de değilim. Ve hatmi şerif yaptırılır mesela. Bunlar normal zikir. Hatim, salavat falan okuma, sayılarla okunuyor. Hatmi şerif yaptırma görevlisi de değilim. Hiç tarikatta böyle bir görev almadım. Ne olmadığınızı söylediniz. Hoca efendi bana dedi ki, üstadımız Mahmut Efendi Hazretleri, sen dedi evladım dedi ilimle uğraş. Efendim tefsirle uğraş. İşte Ruhul Furkan tefsirini beraber beni oturttu, yazdı. Bütün işte her şeyi o öğretti bize. Tabii diğer hocalarımız da oldu ama hep onun nazaretine. Siz Mahmut Efendi talebesisiniz. Talebesiyim. 5 yaşımda zaten, 3 yaşında nikahını babamın kıymış. Dolayısıyla doğduk camimizin imamı, karşı cami. Nereden geldi, nereden buldu? Devşirilmedim yani. Mahallemizin imamı. Minaremiz, evimiz minaresine bakıyordu caminin. Oradan hala o binalarda yıkılmadı, duruyor. Orada doğduk, orada büyüdük. Caminin içinde peki okuduk. Evet, o zaman ne medrese vardı? Yani böyle hiçbir şey yoktu. Caminin içinde okuduk, okuttuk yani. Ben 80'lerde 90'a kadar da okuttum çok talebe. Ama hep caminin içinde. Ahmet Hakan da şahitlik etti. Orada geçen gün dedi ya, oturuyordu, küçük yaşındaydı. Babam götürdü beni, bütün millet toplanmış başına, bu ne falan, Cübbelahmet diyorlar buna diye. Peki. Bu yayında da kendi de şahitlik etti. Peki. Şimdi dolayısıyla emniyette ne verdiğinizi, benim, ne anlattığınızı anladık. Şimdi emniyette ben dedim ki bu sorulara göre ben bu adres biliyorum. Peki. Bu 150 lafı da herhalde, çünkü Saygı Öztürk'ün şeyi de gazetelere çıktığı için, özel bir konuşma da olsa onu da sordu gibi. Ben de dedim ki benim dedim bu hususta çalıştığım 3-4 tane kanalım var. Evvelden beri. Reddiyelerde bilgili olmam için. Şimdi mesela ben bir Ebu Haris... Çarpıştınız mı? Ya, yok, çalıştığım. Çünkü ne demek mesela? Şimdi Ebu Haris bana reddiye yapıyor. Tekfir ediyor, kafir diyor. Bilmiyorum. Ben Ebu Haris'e kaç konuşmamda Ebu Haris künyesiyle... Ebu Haris kim? Ebu Haris İzmir'deki efendim bir Selefi den kitap evi, vasat kitap evinin başındaki adam. Bu adamın şimdi konuşmalarını size gönderdim. Siz de dediniz ki propaganda olur, yayınlayamayız. Bu adam burada ne diyor? Bu devlet diyor, kafir diyor. Buna diyor askerlik yapmanın hükmü diyor. Buna askerlik yapan kafir olur diyor. Ses sizde. İsteyen özel gönderirsiniz. Kafir diyor. Ondan sonra diyor bunun diyor askere gideni de süpürgecisi de soğanın şeyi, patates soğan da soyan da diyor. Çocuk askere gitmiş, benim oğlum da diyelim gitmiş. Soğan, patates soyuyor ya. Patates soysa da kafir diyor mesela. Ondan sonra imamlara diyor, devlete memur olmuş. İmam diyor, kafir diyor. Ondan sonra ona kafir demeyen de kafir, sen de kafir. Bunların sesli kayıtları var. Biz bu adamlara senelerdir
kürsülerden şuradan buradan reddiye yaptık. Siz aksine söylüyorsunuz. Ya böyle şey kafir olur mu? Biz bu devlete askere sen gitme ben gitme gelsin bizi Yunanistan bir şey yapamaz belki ama efendim bütün dünyanın gavuru Amerikası Siyonizmi gelsin işgal mi edecek bu devlet bizim devletimiz. Buraya Mahmut Efendi bize hep askerlik şuuru vermiş kürsüden anlatmış askere kendisi gitmek için ne kadar heveslendiğini ne zaman çağıracaklar cep gelecek diye Oftaköy'de beklediğini hatta askerlik kağıdı geldiğinde tarladaymış. Hemen demiş, durun demiş bir abdest alayım da gelin falan. Ya demişler askerlik kağıdına imza atacaksın, abdeste lüzum yok ki. Namaza durmayacaksın. Yok demiş ben abdestliyim demiş zaten. Ama demiş bir de taze abdest alacağım demiş şu askerlik şeyine imza atıyorum diye demiş. Biz böyle bir Mahmut Efendi'nin yetiştirdiği, Kalpaslan Türkeş bana gelir giderdi rahmetli. Yani ben bu Mahmut Efendi kadar devletini milliyetçi bir adam görmedim. Ne şey dürüst adam diye Kalpaslan Türkeş'le görüşürlerdi bizim evde. Ve söylediğine şahidim. Ne konuşurlardı şahidim. Merhum Türkeş? Konuşurlardı. Şimdi mesela o derdi ki ben sizin derdi 80 şeyinde darbesinde işte ifadeleriniz alındı. Sonra diğer bazı olaylarda hep Gayrettepe'ye gidildi. 9 gün kaldı oldu falan. Şeye gidi Selimiye'de kaldı oldu falan. Hep ifadelerinize baktım. Bütün ifadelerinizi inceledim derdi. Türkeş Mahmut Efendi'nin ifadelerine mi bakmış? Bakmış. Yani ifadeler tabii şimdi de nasıl benim ifadem daha ben gibi. Şey yapmadan herkes görmüş. Böyle çıkıyor. Dedi ki bu ifadelerinizde derdi devlete, millete, vatana zarar verecek hiçbir ifadenizi görmedim. Ama Allah'a da kızdırmamışsınız, devleti de kızdırmamışsınız. Ne güzel bir orta yol demek ki bulunabiliyor diye benim yanımda dedi. Birkaç kere görüştüğümüzde. Dolayısıyla biz böyle bir Hoca Efendi'nin talebesiyiz. Askerliğe çok önem veren, bayrağa çok önem veren, yanında bayrak astıran efendim. Ama şimdi adam bayrak, şirk, vatan bilmem ne yok. Burada darul harp. Efendim ondan sonraki konuşmalar. Şimdi burada öyle bir o Murat Gezenler mi ne bilmem ne. Bunların hepsini verdim tabii. O beş dosyanın içinde var. Bunun içinde dernek ismi de var, kitabevi ismi de var, adam ismi de var, adam kaç resmi isim? De var. Kaç isim toplamda? Yani... Benim dosyalarımda olanın şimdi öbür tarafa bağlayayım. Verdiklerim böyle sosyal medyada çıkan herkesin de bildiği ama burada bir de ne var? Bizim dediğimiz bazı bilgilerimiz var bize ulaşan. Çünkü nereden biliyorsun dediler. Çünkü neden? Bana adam 2000 demiş 5000 demiş de olmaz ki. Sen buna nereden ulaştın? Ben dedim sosyal bir varlık olarak. Benim her taraftan severim sayarım senelerdir dinleyenim izleyenim var. Öyle mi? Van'daki bir arkadaş... Oradaki bir hoca efendi, efendim onu kim kafir diyorsa, onu kim tekfir ediyorsa, kanı malı helal, karısı helal diyorsa, o onu biliyor. Malatya'daki, Malatya'dakini biliyor. Tokat'taki, Tokat'taki, misal veriyorum. İzmir'deki, İzmir'dekini biliyor. İzmir'dekilerle bayağı bir aleni de oldu şeyler, reddiyeler. Şimdi biz tekfir etmiyoruz kimseyi. Ama, çünkü biz ehl-i sünnet olarak kimseye kafir demeyiz. Fakat mesela Ahad Andıcan mıdır? Eski bakanımız. O burada yine sizin programınızda mıydı? Dedi ki mesela, bu dedi 2011'den başladı bunların onlarla kavgaları, bu tarikatlarla, selefilerin dedi. Onlar bunları tekfir etti, bunlar onları tekfir etti dedi. Şimdi Sayın Bakanımız burada bize haksızlık yapmış oldu. Çünkü biz tekfir etmeyiz. Müslümanım diyene, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen, zaruriyat-ı diniyeyi, yani zaruriyat-ı diniye mesela, şimdi Kur'an'da bir ayeti inkar ederse ben ona kafir derim. Ama bir hadisi inkar edersin buna kafir diye mi? Kafir demeniz tekfir etmek oluyor mu? Yani şöyle tabii mesela konuşmalarınız var. Bana internetten çok göndermişler. Sosyal medyada sürekli bunları atıyorlar. Diyorsunuz ki kim şeriatı istemiyorum, şeriatı kabul etmiyorum diyorsa o kafirdir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdir. Bunlar ayet meali. Ben ayet okuyorum, meali. Mana veriyorum orada. Diyanetin mealinde de öyle. Atatürk'ün tefsirini İbrahim Elmalı'nızda da böyle. Şöyle bir tenakuz var mı? Manzelallah feulâkehumul kafirûn. Yani kelimesi kelimesine Allah'ın indiriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Farkımız şu. Bu adamlar kafir derken şu anda savcı olan birine yani bu kanunlar şeriata göre değil diye şeriata göre değil bu kanunlar layık bir düzene göre olduğu için savcıların hepsine kafir diyor. Şöyle. Hakime Türkiye kafir demokratik diyor. Layık peki. Bir hukuk devleti. Tamam. Şimdi Türkiye din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı bir sistemde yönetiliyor. Dolayısıyla bu aslında yıllardır da tartışılır bir mesele. Onun söylediği, yani sizin durduğunuz yerle söylediğiniz cümle arasında bir tenakuz var mı? Ya da bunu nasıl
izah ediyorsunuz. İzah etmeye çalışıyorum işte. Ayetin mealini veriyorum. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler feulâke humul kâfirûn. Bu Diyanet mealinde de budur. Kur'an her yerde aynıdır. Selefiler de aynı şeyi söylüyor diyor. Şimdi bak, fark şu. Allah'ın indirdiğinin hak olduğuna inanmayanlar diyor Ehl-i Sünnet. İnanmayanlar. İnanmayana kafir diyorum ben. Bir adam şu anda derse ki, bir adam şu anda cami imamı da olsa, Tekke'de şeyh de olsa, Mekke'de imam da olsa, beni alakadar etmiyor. Derse ki, Kur'an'ın bu ayeti yanlıştır, efendim Allah'ın bu hükmü bugün yerinde değildir. Ya da bugün geçerli değildir, ben bunu kabul etmiyorum, inkar ediyorum. Derse, bu adam kafirdir. Ama imam da olsa kafirdir, şeyh de olsa kafirdir, böyle şeyhler de var. Bu kafirdir. Hı hı. Ama bir adam derse ki, ben memurum, önümde bu kanunlar var. Ben bu kanunlara, mer'i hukuka göre savcılık yapıyorum, hakimlik yapıyorum, insanlar hakkında hüküm veriyorum. Önümdeki kanun budur derse. Ama ben Allah'ın kanunlarına inanıyorum, Kur'an'daki hükümlere inanıyorum. Ama bugünkü devletimiz bununla yönetiliyor. Bu yönetim içerisinde ben burada memur olmuşum. Bunun dışında çıkamam. Ama ben Allah'ın kanunlarına da inanıyorum. İnkar etmiyorum Allah'ın kanunlarını derse... Peki. Bu adama biz kafir demeyiz. Peki. Derli toplu gitmek adına. Nasıl Selefi kafir ona diyeceğiz? Kafir diyor. Burada... Selefi onu... amele kafir diyor. Amele kafir diyor. Amele. Yani ne demek? Namaz kılmayan kafir. Biz Ehl-i Sünnet'in namaz kılmayana bir namaza biz kafir demiyoruz. Selefi kabir ziyareti yapana kafir. İşte ben size video gönderdim. Konya'daki bir adamın adıyla. Şimdi adam ne diyor orada? Bunlar diyor putperestler diyor iki türlüdür diyor. Birisi diyor demokratlar. İkisi de diyor kabire gidenler, sofiler, tarikata girenler diyor. Bunların hepsi kafir diyor. Bunların da diyor dolayısıyla karıları diyor boş olur. Şimdi kadın diyor bana soru yazmış diyor. Kadına cevap veriyor. YouTube'da bunlar, şu anda bunlar hep serbest YouTube'da. Bu size verdiklerim hiçbir illegal bir şey değil. Siz yine yapmayın propagandasını, sesini vermiyorsunuz heriflerin. Bu adamlar şu anda adam topluyor. Diyor ki, bunun diyor karısı ben boşanayım mı diye soruyor diyor. Ya diyor boşanayım mı diye ne soruyorsun? Adam zaten müşrik diyor. Kabire ziyarete gitmiş diyor. Efendim diyor tarikata girmiş diyorsun diyor. Zaten nikahın yok ki diyor. Neyi boşanacağını soruyorsun diyor. Sen zaten nikahsızsın diyor. Ama diyor eskiden diyor biz diyor azdık. Ablamıza gel bize biz seni bakarız ederiz birini evlendiririz. Kocası olan kadın... Kocası da namazlı abdestli. Velev ki namazsız abdestsiz olsun. Kadına denir mi gel bana ya? Kadına diyor bunu. Sizde sesi var. Şimdi bunları verseydiniz Türkiye bayağı bir şuurlanırdı yani. Hocam merak etme. Ha şimdi bak. Bu adam diyor ki sen diyor nikahın yok diyor. Bize gel diyor. Bir tanesi diyor ki Ebu Haris. Biz diyor ilgileniriz diyor. Bir de gülüyor. Millete tam sen şimdi Nurullah diyorsun. Nurullah Allah belasını vermiş. Daha da versin. İşte Uşaki tarikatından bahsediyorsunuz. Belki bilmeyenler vardır. Uşaki Nurullah diyorsun. Kıza işte taciz etmiş. Hı hı. Burada bütün kadınlara, milyonların kadınlarına hepsinizin kocanız kafir, demokrat olan da, tarikata giren de, kabir ziyaretine giden de. Hepiniz boşsunuz. Hocam, gelirseniz ilgileniriz. Hocam, bir de böyle yapıyor. Hocam, ben diyor ilgilenirim hocam, diyor. Ben... Öbürü de diyor ki sen diyor şimdi diyor dikkat cemaatimiz çoğaldı diyor. Bir tanesi diyor ki, aralarında fırtına koptu. Bu cübbeli nereden bizi karıştırdı şimdi yine takibat açılacak hakkımızda diye bunlar buna dalmış. Bu 14 dakikalık video çekmiş şu, yeni. Şu, orada diyor ki, yahu diyor, ben diyor 6000 müşriği yeni diyor WhatsApp hesabımdan döndürdüm diyor. 6000 müşriği İzmir'de yan yapıyor o adam. Yani 6000 Müslümanı selefi yapmış. 6000 Müslümanı peki, devlete, bayrağa, memura, imama, kafir, askere kafir diyecek adam yapmış. Tamam. Şimdi ideoloji suç değil. Sizin ideoloji suç değil ama. Size katkı sunmak adına. He. Tekfir etmiyorsunuz ama ihbar ediyorsunuz. Neden? Neyi ihbar ediyorum? Yani işte emniyete gidip bilgi veriyorsunuz. Şu. Dikkat bunlar edelim. Tehlikelidir. Ben emniyete. Sizin ince bir çizginiz var. O çizginin altını çizmek için söylüyorum. Tamam doğru. Tekfir etmiyorsunuz. Biz Ehl-i Sünnet'i tekfir etmeyiz. Ama gideriz bunlar silahlanıyor diye bir bilgi veririz. Niye veriyorsunuz? Hayır şimdi Selefiliğin altyapısını biz bak biliyoruz. Afganistan'ı biliyoruz. Çeçenistan'ı biliyoruz. Irak'ı biliyoruz. Suriye yanımızda bitmiş
Şu anda son Şii Selefi çatması Yemen bitmiş. Bunları hepsini Selefiler mi bitirdi? Hepsini Selefiler. Bunları detaylı konuşmamız lazım. Arkadaşlar bu işin uzmanları. Şimdi bu kadar noktayı görünce burada da bu tobanın arttığını, adam sesinden 6000 müşriyi döndürdüm yeni diyor WhatsApp hocam, hesabından deyince şey öbürü burada. Oradan diyor ki hanım kardeşler eskiden size kocanızı bırakın gelin diyemiyordum. Bakacak yerlerimiz yoktu. Şu anda Türkiye'nin her yerinde cemaatimiz çok kuvvetlendi. Bu hangi cemaat kuvvetlenen? Bu devlet için niye tehdit? Nasıl ya? Askere gidene çocuğunu askere göndermeyecek. Askere gidene kafir diyor. Anasına babasına kafir diyor. Bak bir kadın geçen bizim Nebi arkadaşımıza... Bir ulusal güvenlik sorunu güvenlik olarak. Güvenlik sorunu. Demir Hoca da benzer bir şey söylüyor aslında. Yani itikat olarak tekfir etmiyorsunuz ama diyorsunuz ki bu bir tehdit. Hocam net olarak Yemen şunu söyleyebilir misiniz? Yahuri bunları bitirdi. Bir, yani IŞİD'in, IŞİD gibi... Şu anda ideolojinin işte, yayıldığını düşünüyoruz. IŞİD'in yani gördük ya Ezidileri nasıl sürdürdüler. Hani Ezidi'ye gavur dediler de şey yaptılar. Ben o çok büyük tepki verdim o zaman videolarım var. Cariye diye kadınla, cihazları, kızlarını. Ne kadar acıdım Ezidilere de. Ondan sonra bembeyaz sakallı adamı da kesti doğradılar. Bütün Müslümanların ırzına tecavüz hocam, ettiler. Herkesin kızını karısını aldılar. Hocam, namazda abdestli adamı aldılar. Niye kabire gitmiş diye. Hocam, şimdi bu Yemen, bu Suriye'de duruyor. Bu yapılanma tamam devlet mevleti çöktü ama burada altyapısı duruyor bu zihniyetin. Şimdi bu İngiliz'in ta Osmanlı'nın başından kurdurduğu Osmanlı'yı şimdi Osmanlı'yı kim yıktı? Ona sonra geliyorum. Yani o zaman. Müsaade eder misin? Tabii. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bir not geldi telefonuma. Mehmet Görmez Hoca bir mesaj atmış. Eski Diyanet İşleri Başkanı. Diyor ki Türkiye'ye haksızlık yapılıyor. Bir şeyler dönüyor burada. 2000 Selefi Derneği'nin dernek körfezin tamamında yok. Araplar Selefiliği terk ederken Türkiye Selefiliği merkezi gibi gösteriliyor demiş. Sizin cümleniz üzerinden. Ne dersiniz? Bir şey daha. Ben zaten 2000 dernek demedim da, şimdi. Onu sonra açacağız. Yapılanma diyor. Yapılanma. Şöyle birkaç tane de arkadaşım yurt dışından bana bazı ülkelerde bu meselenin nasıl görüldüğüne dair manşet göndermişler. Derler ki yani Cübbeli Ahmet Hoca bu konuyu gündeme getirdi. Şayet böyle bir tehlike varsa bütün medyada da konuşuldu. Şu anda Avrupa'da bazı gazeteler ve radyolarda şöyle televizyonlarda şöyle şeyler konuşuluyor. Görüyor musunuz? Biz zaten demiştik Türkiye'de selefilik kendileri de itiraf ettiler. Selefilik yayılıyor. İşte bunlar şiddete meyyal radikal gruplar. Buranın merkezi zaten Türkiye'ydi. Yani daha haşa, önce haşa Türkiye merkezi diyemedik hiç. Algı yaratıldı ya daha dışarısı önce. Merkez şimdi, merkez Suudi Arabistan'dan ilgili... Afganistan'a taşındı. Afganistan'dan Çeçenistan'a taşındı. Çeçenistan'dan Irak'a taşındı. Irak'tan Suriye'ye taşındı. Dibimize geldi. Bir de geçişler var. Emniyetin 2016 raporu. 5000 ile 9000 arası Türk gitti. Bunu böyle konuşmak, onu şunun için soruyorum hocam. Şimdi bu iddialar daha önce Türkiye bu tür ithamlarla karşılaştı uluslararası alanda. Yok ama devletimiz şekilde çalışıyor. Doğru. Şimdi İçişleri Bakanlığı bak. Böyle söylemek mi yoksa bu tür tehlikeler varsa eğer o tehlikeleri medya önünde konuşmaktan ziyade yani bir risk ilgili yerlere ilgili yere bu riski ifade etmek mi? Neden böyle bir şeyi gündeme getir yani bu şekilde gündeme geldiğine ilişkin soruyorum. Ben bu şekilde gündeme getirmiyorum. Ben tarikatlardaki sapıkların arttığını gündeme getiriyorum. Cinci büyücü mesela gündeme getiriyorum. Ben bunların hepsinin İslam'a, Müslüman'a risk olduğunu düşünüyorum. Ama öbürlerini güvenlik sorunu olarak görmüyorum. Selefiliği tam olarak bunu Selefiliği devlete güvenlik hocam sorunu olarak görüyorum. Çünkü aynı olay PYD'ye yer açıldı ve devlet diye kurduruldu. Ondan sonra onlar birden o uçaklarla bilmem nelerle otobüslerle her tarafa dağıtıldı. Ortada o İslam devleti DAEŞ dediğim bilmem ne bir şey görünmüyor. Ortada kalmadı. Yerine de PYD geldi bize komşu olarak bir Siyonistan Kürdistan aynı projesi. Aynı bizim için mi geçerli? Hayır, şimdi içerimizde karıştırmak isteyenler. Şimdi bu Selefi temayülünü küçük görmemek lazım. Ben şimdi bu dernek konusunu demiyorum. Yapılanma diyorum. Bu yapılanma, şimdi sana şunu anlatayım yapılanma deyince. Bir derneğin ki Selefi olduğu kesin. Yani ismini de verdiğimiz. Bir derneğin 81 ilde mescidi var. 81 ilde mescidi var. Selefi bir derneği. Bir derneği. Bunun ismini emniyete verdiniz mi? Tabii. Verdiniz. Yani şimdi bütün bu dosyalar hazır. Şöyle bir durum var. Benim emniyetteki durumum şöyle oldu. Bizdeki liste daha tekamül etmedi. Bazılarında
gelen listelerde acaba birinin günahına gireriz, birini yanlış bir şey. Biz şöyle dedik. Biz bunların silahlı olduklarına dair görüntülerimizi, bazılarında silah çektiklerini, İzmir'dekilerin menzil sofilerine sokağın ortasında silahı çektiği, yanındakinin bıçağı çektiği, öbürünün pompalı tüfeği alıp Ebu Katman ekibinin pompalı... Bunlar hepsi haberlerde. Önümdeki dosyalarda isterseniz hepsi haberlerde çıkmış. E şimdi bunu gördükten sonra onun pompalı tüfeği, öbürünün camisini, kendi aralarında Diyanet camisi değil bunlar, diğer camiyi taradığını, bunlar hep olan şeyler. Sonra geçen gün Konya'da kendi aralarındaki bir adamın işte yine takva grubu tarafından efendim azmettirilerek, onun lideri adamı mürtet oldu, dinden çıktı diye işkenceyle öldürüldü. İki hafta evvelki sizin haberler. Sizin bildiğinizi devlet yok, bilmiyor mu? Yok, iki hafta evvelki haberler. Şimdi bu gibi işte efendim niye dedi, askerin kafasına sıktı, tanımıyorum lan devletiniz, düzeninizi dedi. Bütün gözümüzde gördük haberler. Diyarbakır'da 9 saat harp oldu, hocam, bir polis şehit hocam, oldu. Sizin bildiğinizi devlet bilmiyor mu? Yani şurada silah yok bunlarda lafı doğru değil. Ama hepsinde silah yok. Biz de devlete diyoruz ki şimdi, şunlarda bu temayül, bu itikat, tekfir var, tekfir. Tekfiri anlamadan bunu anlayamazsın. O zaman şöyle tekfir yapalım mı? Tekfir demek, sen kafir olunca karın boş oluyor. Şöyle senin yapalım. Karın boş olunca, senin karını kendini helal görünce, ırzını, malını helal görüyor. Şöyle yapalım. Bu durumdan sonra bu tehlike değil diyen varsa, tamam, şöyle yapalım. Beni gelsin, bana tamam, ne ya? Şöyle yapalım. Şimdi biz... Adam orada 6000'i yeni döndürdüm diyor. Tamam. Öbür orada, bunu söylemeyelim. Biz Diyanet'i uyaralım. Tamam. Konuşmalar yapsın, şöyle, sohbetler yapsın, hatipler yapsın, akademik konuşsun. Şöyle de yapalım, bir araya gitmemiz lazım. Araya gittikten sonra en başta söylediğim mevzuya dönelim. Tabii. Yeni başlayanlar için bu selefilerle... Biz yani 4 saat sonra da olsak başa döneceğiz hep. Öyle mi? Dönmek zorundayız. Tamam. Selefilerle... Çünkü başını bağlamadık. Selefilerle problem nereden kaynaklanıyor? Bunun tarihsel sorunları... Şimdi ben 2000'in... Mehmet Görmez Hoca'nın 2000'in meselesinde ben yapılanma dedim mi bu işe? Evet. Yapılanma. Dernek emniyet ifademde de yapılanma. Çünkü ben dernek lafını duyarak naklettim ama yapılanma dernek. El mühim. Yapılanma sıkıntı verebiliyor mu? 81 tane mescit diyorsun. Yok. Yapılanma kelimesi. Dernek değil. Evet. Dernek olsa daha iyi. Hiç olmazsa denetlenebilir. Hiç olmazsa bu. Denetimi var. Tabii. Yapılanma illegal mescit. Şey. Peki ben şimdi bunu açacağım sana. Bir yapılanmadan ne çıktı? Adıyaman'daki İslam Çay Ocağı'ndan ne çıktı? Çok iyi biliyorum ne çıktığını. 2015'te sen, gitmiştim ben. Sen oraya. Gitmiştin. İki kardeş çıktı. Onlar nerede? Onu reklamlar sonra. Reklamlardan sonra anlatalım. Patlamada kaç kişi tamam. ölmüş? Kısa bir araya gidelim. Cübbeli Ahmet Hoca'nın anlatacağı ve bizim soracağımız çokça soru var. Kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Selefi dernekleri silahlanıyor. Aman dikkat yönündeki uyarısını ve Cuma günü verdiği bilgiden sonra bize detaylarını anlamaya çalışıyoruz. Bu bölümde selefilik meselesini, tarihsel geçmişini anlamaya çalışacağız dedik ama arada anladık ki savcılık değil tabii, emniyete gidip ifade bilgi verme konusunda birkaç eksiğimiz. Arkadaşlarım hatırlattı, siz Ocak'ta katıldığınız yayında ben size demişim ki derin devlet cemaatleri takip ediyor mu? Size demişsiniz ki 2000 Selefi dernek var, bunların silahlanmaları engellensin, Adıyaman civarı kaynıyor demişsiniz. Dolayısıyla hani bu bugüne kadar niye bekledi, niye bugüne kadar bilginiz alınmadı ve siz ne zaman ilk defa duydunuz bunları diye de bir sormak isterim. Sonra sanırım chatlerinde sorayım. Dedim zaten işte 2-3 sene evvel ben bunu bir kardeş abimizden duydum. Halim Şahinoğlu abimiz, kıymetli yani bir insan, çok devletçi, vatansever, tanıyanlar tanır. O bilginin üzerinden Halim Şahinoğlu abimiz, evet, onu camialar iyi bilir yani, vatansever, milliyetçi camialar çok iyi bilir. İyi de bilirler yani. Yani hem iyi bilirler hem de iyi bilirler. İyi bir kişi olarak bilirler yani, tanıdığımız kadarıyla. Yani vatansever bir insan. Şimdi bu noktada kesretten kinaye dedik fakat bize orada sorulan birkaç soru dışında diyelim ki sen 150 dernek kadar ben ismini verebilirim dediğine göre bu nasıl oldu dediler. Ben bu de, rahmetli Türkeş'in avukatı mıydı Halim Şahinoğlu? Rahmetli Türkeş'in de avukatıydı.
Bütün ülkücülerin de 80 döneminde meccanen, yani hiç para almadan meccanen avukatlarını... Ya Selefi bilgisini o isimden aldınız siz. Yani çokluğunu... Çokluğunu 2 sene evvel kadar ondan aldım ilk bilgi. Sonra ben zaten Selefi 10 sene evvel yazmışım. Bu tehlikeyi. Ama Fatih'te bir kitapçı vardı. Bizim çocukluğumuzdan beri. 3 kişi, 5 kişi. 10 kişi, yani bu çok bir taban bulamazdı. Çünkü tekfirci şey Osmanlı coğrafyasında bu bulamazdı. Ama şimdi bu internetlerden sonra zaten bunları şimdi o 2000 meselesine nasıl çıkabiliriz? Yapılanma olarak ele aldığımız zaman hangi durumda bunlar faaliyet gösteriyor? O faaliyetlere girince mesela birini kaçtan çarpacağız şimdi beraber çarpacağız. Hı-hı. Yani nerelerde faaliyet gösteriyor? 2000 konusunu konuşacağız. Ondan evvel. Şey şimdi biz burada dedim ki ben de biz dedim birkaç arkadaşla bunları çalıştık. Fakat bu noktada geldiğimizde dikkat çekmek için biz bu konuşmaları yaptık senelerdir. Fakat bu noktaya geldiğimizde isim meselesine gelince bu arkadaşlar bunlarla hep mücadele etmiş. Senelerdir kim tekfir ediyor? Biz şimdi silahlanma bunların zemini müsait. Yani zeminde tekfir, yani Selefi ekolünün zemini herkes takdir eder ki burada bir kişi ihtilaf etmez ki zemini müsait. Niye silahlanmaya müsait bunların? Zemini şundan müsait. Yani şimdi ona kafir diyor. Kanını helal görüyor, şunu bunu helal görüyor. Şimdi IŞİD'in, yani bu Selefi'nin ilerlemiş evresi IŞİD. El-Kaide IŞİD. Yani ilerlemiş, bunu müttefik miyiz? Yani bu Selefi şey, yani ideolojide kalırsa ben bir şey demiyorum. Ama bunları çoğu ideolojide kalmıyor. Çünkü Türkiye'de mesela şimdi Emniyet 2016'da rapor vermiş. Şimdi şeyde Hilmi Demir Hoca da burada çıktı söyledi. Ben ona da atıp yaptım. O sonra dedi ki dünkü programda ben onun dediği gibi kastetmiyorum. Tabii ki aynı konuyu konuşmuyoruz. Fakat 2016'da araştırma yapmış. İslami cemaatlerdeki araştırma 1.2 çıkmış. Hoca Efendi son araştırmasında, o da milliyetçi bir hocamız, 3.6 olduğunu sizin kanalınızda ben duydum ve sitemde paylaştım. Dün de aynı şeyi belki de demedi, oraya rastlamadım. 4 senede araştırma yapıyor bu. Benim gibi yani ondan bundan duydum demiyorum bak. 1.2 nereye? 3.6 nereye? Bunun da sebebini anlattı. 1980'den beri ilahiyatlarımızda, imam hatiplerimizde falan mezhepler üstü bir din anlatıyoruz. Bu da büyük bir tehlike oluyor. Bizde burada Maturidi var. Türkler Maturidi Hanefi, Kürtler de Şafii Eş'ari. Bunların ikisi de Ehl-i Sünnet. Yalnız biz burada insanları mezhebe lüzum yok, şuna lüzum yok gibi mutlak bir dine, bir de mealciler şunlar bunlar. Hoca Efendi böyle bir izah yaptı. Çok ilmi bir izah yaptı. Peki. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıda Diyanet'te adım atması lazım. İlahiyat, imanete çok iş düşüyor. Bunu bildirmezsek millete bu durumlarda artış olur dedi. Tamam. Ama dedi ben silahlanma yönünü bilmiyorum. Ben silahlanan falan görmedim dedi. Peki Çetiner. Şimdi hocam, ben savcılık de dedi, meselesini bir tamamlayalım. Neyi? Savcılık sürecini tamamlayalım. Ayşe, onu söylüyorum. Ben de dedim ki biz dedim listemizi arkadaşlarla yaparken birkaç kanaldan yapıyorduk. Bir arkadaşımız hasta oldu. Uzak bir vilayetteydi. Kastamonu tarafında. Ağır hasta oldu. O gelemedi. Gelemeyince listeleri kıyas yapamadık. Çünkü bunlar sahede ömürlerini vermişler. Kim tekfir ediyor? Kimsenin kocan kafir, karın kafir, milleti böyle ifsat ediyor. Bunları biz reddiye yapıyoruz. Bunlar onları bildiği için o kardeşimize de dedim ki ya sen de gel de biz bir liste mukayesesi yapalım. Beri olanı şaibe atmayalım veyahut da yanlış bir bilgi de vermeyelim. Hata payı olmakla beraber zaten biz burada bilgi veriyoruz ama bunlar silahlanıyor. Bunların silahlarına şahit olduk. Cephaneliklerini gördük diye bilgi vermiyoruz. Selefi olduklarını bilgisini veriyoruz. Silahlanan olduklarını gördüğümüz var. Videolardan şuradan buradan pompalı olan grup gördük. Silah çekeni gördük sofilere. Bunlar görüntülerde var. Demek ki var. Ama bu devlete aittir. Hangisi ideolojik boyutta duruyor? Hangisi devlete, askere, polise, memura kafir diyor? Hangisi efendim tamamen silahlı eyleme girişiyor veya bir işte efendim Adıyaman'daki bakış. Çay bahçesi gibi. Onu devlet bakıyor. Onu anlatacağız. Onu devlet bakar. Biz devlete diyoruz ki burada Selefi yapılanma var. Bu yapılanmalardan
efendim ideoloji midir, anadımı tekfir midir, efendim devlet düşmanlığı mı, vatan düşmanlığı mıdır? İşte efendim IŞİD'e eleman devşirme midir, silah mıdır? Bu sizin işiniz, biz ne biliriz yani? Biz bu listeyi yaparken o kardeşimiz de geldi. O zaman çok ağır hasta oldu, gelemeyince geç kaldı. Geç gelince listeden aldı. Biz de sözleşmiştik cuma için. Bir daha da biz onu tehir edemezdik. Zaten ortalık fitne, niye gitmiyor, nerede kaldılar falan. Biz de dedik ki bunu gidelim. Gittik. Bu arkadaşlarla beraber de görüştük. Listemiz hazırlanıyordu. Dediler ki burada birkaç çıkarılacak olabilir. Sağlama yapmamız lazım ki 3 liste kıyas yapılıyor. Bu 3 liste kıyas yapılırken çıkarılacak olan var. Bir de isim benzerliği çok. Şimdi nasıl ki FETÖ, hizmet, himmet, cemaat adını kirletti. Daha kimse bu lafları kullanamıyor. Halbuki düzgün isimleridiler. Artık ödümüz koptu. Cemiyet demeye başladı Müslümanlar. Cemaat demeye korkuyorsun ya. Cami cemaati diyemeyecek hale geldik. Şimdi bunlarda tevhid, vahdet, takva gibi isimleri doldurmuşlar. Şimdi bu böyle dolunca, şimdi bu takva vatanperver ehli sünnet bir Anadolu derneği mi? Hangi takva? Hangi vahdet? Hangi tevhid? Şimdi bir de bu oldu. Çünkü oradan mesela bir inceleme yapılınca oranın hiçbir yayınında selefi bir konuşma bulunmuyor. O zaman bu hangi vahdet? Şimdi 3 tane, 5 tane vahdet takva çıkıyor. Bu da ne yaptı? İşimizi zora soktu. Çünkü neden? Bir bilgi vereceksin. Yanlış bilgi vermemek için azami derecede gayret. Bu arkadaşları da topladık. Topladım. Ben bunları bilmiyorum demedim. Bunlar dediler ki bize birkaç gün müsaade edilsin. Burada 150 de var. Fazlası da var. Çok önemli eşhas da var. Ha, emniyet bunu biliyor, bilmiyor. Savcı illaki bildikleri çoktur. Biliyordur hepsini de belki. Ama bize dediler ki siz bildiğinizi bize verin. Size ne ondan sonrası demek durumundalar. Bilgine başvuruyor. Peki bu listeleri bir daha oluşturup bir daha gitme ihtimaliniz var mı hocam? Yok, benimle ilgili değil. Ben ifademde bu listenin kimden teslim alınacağının adını, soyadını verdim. Bu kardeşimiz benim yani ifademde ismi geçsin ki şu önüne gelenden siz de bir başkaları da araya sokuşmasın. Bu kişinin şeyle birlikte yapılan bütün mukayeselerde sahada dolanılarak, dolaşılarak, yani bilinerek, çünkü isim benzerliklerine kurban gitmesin bazıları. Zaten devlet diyor ki, ben diyor suç unsuru bulana kadar zaten adam ne konuşuyor konuşsun. Yani devlet hukuk devletiyim diyor. Dolayısıyla biz de burada diyoruz ki bu yapılar izlenmeli. Nerede kaldı ki? Nerede kaldı ki? Biz izlenmiyor muyuz? İzlenmedik mi? Benim bize izlenecek bir şeyim kalmadı. Habertürk'ü izlesinler. Daha çok fazla konuşuyorum. Ama camilerde varlar. Şimdi İsmail Ağa'da. Adamlar ne dediler bir kere? O zaman emniyette mesela. Eski o zaman 28 Şubat döneminde şurada burada. Ya bu şallar cübbeyi ne zamana kadar giyeceğiz? Efendim canımız çıktı. Bir operasyon bir şey de yoksa yani vazifemiz bittiyse biz de çıkaralım şalvarı cübbeyi dediler. Tabii o şeyler yani telefon şeyleri çıktı. Haberlere çıktı. 28 Şubat'ta neler döndü. Yani şunu demek istiyorum. Ama şimdi aynı suçlama. Yani şimdi adam İsmail Ağa'da var mı? Var. Öbür tarafta var mı? Var. Orada var mı? Var. Ben inanıyorum ki selefilerin içinde de var. Olmalı. Aynı lafa döndük. Devlet her cemaatin camisi olmalı. Tarikatın olmalı. Oturmalı. Dinlemeli. Ne konuşuyor? Askere gönderme mi çocuğunu diyor. Burası Darül Art mı diyor. Cuma kılınmaz mı diyor. Ne diyor abi bu? Bunu devlet mecbur buna. Bunu zaten devletimiz yapıyor. Devletimizin yapmadığını söylemiyorum. Siz bunu deyince tarikat ve cemaatlerden tepki almıyor musunuz? Tarikatlar, cemaatlerden tepki almıyorum. Devlet adamı falan demiyorlar. Sizin yüzünüzden tepki aldım. Neden? CNN'le siz gittiniz, tarikatlar silahlanıyor diye yazdınız. Benim demediğim lafı dediniz. Onlar da bizi de işine sokuyorsunuz. Efendi bu cübbeli sebep oldu dediler. Her taraftan şey oldum yani. Şey şahtı şahbaz oldu. Sizin yayınınızda, senin demiyorum yani şahsen. Sizin bu yayınınızda tahsiye etti ve Kübra Hanım özür diledi. Son anda selefi dernekler olarak düzelttik. Ama şimdi bir saat tarikatlar çilalanıyor. Habertürk tamam. Gibi bir kanalda kaldı. CNN'de de kaldı aynı gece. Biz de dedik ki her tarafın arkasında başka bir operasyon. Buradaki KJ'yi onlar mı belirliyor? Yani programı yapan
Yok. O da dedi ki kadıncağız 28 Şubat aşağıya dedi. 20, aşağının dedi, katrajı hocam sığmıyor dedi. Katraj niye sığmıyor? Telefiler silahlanıyor, tarikatlardan daha az harf tutuyor. Bir 28 Şubat daha mı diye mi düşündünüz? Hocam televizyoncunun bütün tekniğine hakimsiniz ya. KJ'ler katraj. Ya KJ katraj diyor. Yani ne yapsın? Bir özür dilemek için dedi ki yani şeye sığmadı. Şeye sığmadı derken telefiler, tarikatlar, cemaatler tabii sığmaz. Aha. Sade selefiler deyince sığar. Tamam. Doğrusu hocam, da oydu. Hemen ben sorumu sorayım. Ha. Şimdi tabii bu Fatih Nurullah denen şahsın yaptıklarından sonra... Şimdi benim dediğim bir şey bu mesele mi anlaşıldı? Anlaşıldı, evet, gayet iyi anlaşıldı. Tamam. Çetin Erp sorusu. Hocam şimdi bu Fatih Nurullah denen şahsın yaptıkları... ...sonra daha bir başka hocanın da başka bir kadınla görüntüleri yayınlandı. Ve şimdi tabii bir taraftan da selefiler meselesi gündeme geldi. Aslında son dönemde işte bir de şöyle bir tartışma var. Bu görüntüler, bu söylemler yeniden 28 Şubat'ı mı çağrıştırıyor... ...ya da onu mu davet ediyor ya da böyle bir... tertip mi var? Siz bu eleştiriye ne dersiniz? Metrobüste namaz kılanlar falan. Yani. Gördünüz mü haberi? Görmedim. Şimdi efendim, ben FETÖ üzerine uyarı yapmışım. 7 sene sonra kafamıza bomba yağana kadar karıları mesture, alınları başı yere değen, secdeye değen adamdan zarar gelmez denilmiş. Memleket az daha gidiyordu değil mi? İşgal olmak tehlikesini zor atlattı. Her iki gazeteci arkadaşımız şahidiz o. Ben bunun bedelini ödemiş, bir sene hapsini yatmış, her türlü sıkıntıyı çekmiş bir adamım. IŞİD meselesinde yine en evvel benim konuştuğumu yine siz hatırlattınız demin arada. Burada da büyük bir risk ve tehlike almışım. Devamlı emniyetten şuraya dikkat edin, buraya dikkat edin diye hala bilgilerle biz uyarılıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Devlet size koruma veriyor mu hocam? Devlet beni, ben istemedim ama IŞİD konuşmamdan sonra verdiler. Yani benim tehdit ediliyor musunuz? Olmadan. İşte tehdit ediliyor musunuz? Ben direkt tehdit almıyorum ki. Adam zaten keseceğiz, doğrayacağız, kıtır kıtır mesela videolar çekiyorlar, atıyorlar. Açıktan ortama söylüyor diyorsun. Açıktan söylüyor zaten, tehdit almana bir lüzum yok. Şöyle bir şey oluyor. IŞİD'çiler yakalanıyor devamlı. İşte, Süleyman Bey bakanımız ne dedi? 2020'de. Şimdi yani benim o konuyu geçelim. Ben burada abartıyorum gibi laflar oluyor da bu iç savaş tehdidini de söylediğim zaman millet zannediyor ki iç savaş çıkartmak için selefilerin Türk ordusuna muadil bir adede ulaşması lazım. Böyle bir şey yok ki. Şimdi sonunda ondan kapattık, bağladık reklama. Dedik ki Adıyaman'daki çay ocağı dedik. Şimdi benim orada aklıma gelmedi. Hakikaten polis kardeşimiz sorduğunda aklıma o anda gelmedi. Adıyaman'dan bir olay yani nakledeceksen bu fikre nereden sahip oldun dedi mesela. Ben şimdi o anda düşündüm ama ben bunları hep haberlerde izlemiştim. Şimdi orada İslam çay ocağı diye bir çay ocağı açmışlar. Adıyaman halkı bundan çok rahatsız oldu. Adıyaman'ı tenzih ederiz. Halkı çok huzurlu bir kent. Bir tane bile PKK olayı bir kere olmuş da olmamış. Bu olayda da hatta hemşerilikten bile çıkartmışlar o Alagöz müne. İkisini de soyadı Alagöz. Biri Abdurrahman Alagöz, biri bir şey. Yunus Emre Alagöz. Evet. Bu iki Alagöz kardeşler orada 40-50 kişi bir şimdi yapılanma diyorum. Çay ocağı. Dernek mi bu? Evet. Değil. Şimdi konuşalım. Yani Mehmet Görmez hocamıza da hitaben konuşalım şimdi. Dernek mernek geçtik. Biz baştan zaten yapılanmaya çevirdik işi. Yapılanmayı konuşuyoruz. Bu yapılanmada biz geldik İslam çay ocağına geldik. Adıyaman'da bir çay ocağı açılmış. Bunun haberleri burada önümde. Okuduğumuz zaman o zamanlar televizyonlarda rastlamıştım. Siz de gitmiş oldunuz. Ben gittim gördüm gezdim. Gördünüz. Burada ayetler falan açmışlar bilmem ne açmışlar. Cuma olduğu zaman çıkıyormuşlar kapıya. Bir ezan okuyormuş. Efendim giriyormuşlar içeri. Cumalarını kendi kılıyormuş. Başkaları giremiyormuş. 40-50 kişi. Giriyormuş çıkıyormuş. 3 ay kadar. Bura açık kalmış. Adıyaman halkı bundan rahatsız olmuş. İşte belediye kapatmışlar ama o olaydan sonra mı kapattı önce mi bilmiyorum. Buradan çıkan iki tane kardeş, birisi Sürüş patlamasında canlı bomba oldu. Selefi. Selefi. Canlı bomba oldu. 32-34 arası haberler muhtelif. Efendim can kaybımız var. Vatandaşımız ölmüş. Öbür kardeş garda canlı bomba oldu. Ankara garında patlattı. 100-102-104 rivayet muhtelif. 102-104 arası. Önümüz var. Halbuki ilk haberi veren kanal 102 diyor, sonra hastanede ölüyor falan. Aslında iç savaş. Şimdi bunun gibi, şimdi demek istedim, kaç kişi yapıyor bunu? HDP kongresinde de yine, pardon. HDP'nin HDP, yok, HDP mitinginde de. Mitinginde de yine aynı şekilde HDP patlamış. Mitinginde de onlar yapmış. Şimdi hadi, şey, HDP mitingi ne demek?
O kadar kalabalık insan var ya. Belki milyon. Bu, milyonlar belki. Burada olması ne demek ya? Ne demek yani? Yaptı işte. Yine o Adıyaman'daki... Şimdi bana diyorlar ki nereden ne konuşuyorsun? Ben de bunları herkesten duyduğuma göre de konuşmuyorum. Duyduğum da var ama haberleri de izliyorum. E şimdi bu noktada Adıyaman'da bir çay ocağı yaptı mı bu işi? Bitti. Biz burada 20 bin 30 bin nerede kaldı ki? Hürriyete yansıyan 2016 haberinde emniyet raporu diyor ki şu anda sayıları 10 bin 20 bin arası. Emniyet raporu bu. 10 bin 20 bin. Bunun ikisi meydan muharebesi çıkarttı. Milleti bütün öldürdü ya. İki kişi. Şimdi bunun 10 bin 20 bin diğer 2016'da söylüyor. Ben bunu okumuşum. Görmüşüm. Ondan sonra illeri söylüyor. İşte en fazla Ankara. Ankara, Konya, Konya çok merkezleri. Ankara, Konya, Adana ilk üçe giriyor. Mesela Diyarbakır 94. Zannedersin Diyarbakır'dan fazla gider. Müslüman çok, namaz abdestli çok, dindar çok. Diyarbakır halkı öyledir. Kürtlerde yani İslamiyet amel bakımından çoktur yani. Türkler de Müslümanız da. Kürtlerde amel bakımından yani namaz abdest falan oranı yüksektir yani. Gitmişiz oralara da camilerin doluluk oranı normal namazda cuma gibi. Ulu camileri şunlar bunlar. E şimdi bu Kürt kardeşlerimiz yine niye bunlar az gidiyor? Şimdi burada emniyet raporu kendisi burada hepsi size verebilirim de gazetede de çıkmış. Emniyet diyor ki çünkü diyor Diyarbakır'da diyor tarikatlar bakın şimdi tam taban tabana tarikatlarla zıt olan bir şey çevrildi tarikatlar silahlanıyor. Halbuki diyor emniyet tarikatler ve orada bulunan işte dini faaliyette diyelim ki medreseler, seydalar var, şeyhler var. Tabii HDP yanlısı olanları asla burada tasvip etmediğim kaç kere de beyan ettim. Ama oradaki medreselerin şunu bunun çoğunluğu binde 999'a yakını ehl-i sünnet çizgisinde dış güçlerin oyunu olmaz, maşası olmaz, PKK'ya, PYD'ye yüz vermez. Seydalı. Ama birkaç tane sarıklı marıklı seyda şeyh çıkabiliyor. HDP de... yanlısı dinlarları niye tasvip etmiyorsunuz? Yok hoca ve şeyhleri diyorum. Hoca ve şeyh. Yani hoca ve şeyhlerden olanlarda ben ona istisna koyuyorum. Niye? Oradaki seydalar ve şeyhler de istisna koyduğu için. Çünkü ben oradaki bütün medreseleri biliyorum. Hocaları, şeyhleri tanıyorum. Geliyorum ve onlar bana geliyor. Ben gidiyorum. Onlar diyorlar ki bu birkaç tane böyle durum var. Bunlar FETÖ'den etkilendiler. Eskiden FETÖ ile iyiydiler. FETÖ'den sonra HDP'ye bunları FETÖ transfer etti. Bazı maalesef yerlerde bu oldu. Ama bu 3-5... 3-5. Burada 1000 tane... Hocam, isimlerini veriyor. Bilebiliyor musunuz? Yani FETÖ'den HDP'ye transfer olan. Çünkü bu da ayrı bir tartışma konusu. Ayrı bir tartışma konusu. Bir tanesini biliyorum. Ama şimdi ne diyeyim 80-90 yaşında adını vereceğim de bana yani tekrar, ne ya? Tekrar bilginize başvurulabilir. Çünkü FETÖ'den HDP'ye transfer olmak... FETÖ'den derken yani FETÖ burada meşruyken. Burada meşruyken araları iyiyken diyorum. Herkesin arası iyiyken. Ben şimdi de FETÖ'yle irtibatı var demiyorum ki yani. Herkesin arası FETÖ'yle iyikeni konuşuyor. Oraya girersek çıkamayız. Ona girersek yani kimsenin hesabı doğru çıkmaz. Onu konuşmuyorum. Yani şunu demek istiyorum. Bir doğuda, güneydoğudaki bütün seydalar, şeyhler genel manasıyla HDP'nin Marksist, Leninist, PKK ideolojisinin olduğunu, camilerini bombaladığını, medreselerine zarar verdiğini, çok onlara zarar verdiğini söylüyorlar. Şu anda bu PKK'nın azalmasıyla efendim çok rahatladıklarını, İslami faaliyetten daha rahat yaptıklarını söylüyorlar. Keşke onlar zamanında da devletimiz tarafından onura edilseydiler de PKK o zaman 30 sene evvelde de bu kadar. Peki, hiçbir Marksist ideoloji şey yapamazdı. Selefi'nin niye az olduğunu anladım. Niye az olduğunu diyor işte. Demek istiyorum. Panzehiri cübbeli değil. Panzehiri tasavvuf, maturidilik, hanefilik, şafiilik, eşarilik. Bunların hepsi ehli sünnet çizgisi. Bunlar hiçbirini ayırmıyor. Ankara'da, Konya'da eksik olan ne? Bu arada Diyarbakır eksik olan ne? Eksik tabii. Bu, yani Diyarbakır, çünkü Doğu şimdi bahsettiniz Ankara en fazla katılım Ankara, Konya, Adana. Emniyet raporu diyor ki iç Anadolu... Siz ama niye yorumluyorsunuz? Mesela bu illerle ilgili... Hayır, emniyet raporu bana da ışık tutuyor. Ben doğru buldum. Çünkü ben iç Anadolu'yu da gezmiş, bilmiş bir adamım. Doğu Güneydoğu'da da merkezlere gitmiş bir adamım. Dolayısıyla rapor doğru. Nerede... tarikatlar, medreseler ama sahih. İç Anadolu ve Doğu'da sahte şeyhler de çoğaldı. Çünkü neden? Medrese yok, ilim yok. Doğu'da ilim var.
Doğu'da ilim açık. Doğu'daki medreseler. Toplanan... Hayır hayır, İç Anadolu'da, bizim İç Anadolu'larda medrese eğitimleri yok. Şu anda bile bakıyorsun, medrese eğitimi varsan ya efendim Doğu'dan bir alim gelmiş Konya'ya medrese açmış veya bir Mahmut Efendi'nin bir talebesi orada açmış. Diğer bazı cemaatlerde şey yapmayalım şimdi, vardır. Ama Doğu ve Anadolu'da köklü, hiç inkıta uğramadı medrese. Buralarda çok inkıta uğradı. İç Anadolu'da inkıta uğradı. Hocam, yasaklık dönemi. Diyarbakır'dan bahsettiniz. Bu Mevlid programı ile ilgili Hüdapar'ın yetkilileri bir mesaj göndermişler. Hazreti Peygamber'i anma programları yapıyoruz. Mevlid okunmasına ve insanların peygamberi anmasından hiç kimse rahatsız olmaz. Pekkalılar rahatsız oluyor. Bu bahsettiğiniz etkinlikler bize söylüyorlar. Aksi bir şey söylemedik zaten. Biz de zaten... Hüdapar'ın desteklediği etkinlikler diyor. Ondan sonra program bellidir. Hazreti Peygamber'i anma üzerinedir. Ehli kıble tekfir edilemez ilkesi bizim temel ilkemizdendir. Diyorlar. Ya biz onlara selefi demedik ki zaten. Evet, öyle bence şey... yanlış anlaşılmış. Ya selefiler, mevlüt, selefiler mevlüt okuyana kafir derler. Aynen. Onlar mevlüti çok güzel yapıyorlar. Biz de mevlütü hoşumuza selefiler gidiyor. Selefiler bunlara karşı bir şey yapabilir. Biz onların mevlüt okuyana da çok... Biz şunu diyoruz. Selefi şeyi orada oluşturulup da onların... Bunlar çatıştırılır. Onlar mı? Çatıştırılırsa... Onları diyoruz, yoksa biz onlara yani. silahlı demiyoruz, terörist demiyoruz. Tamam, şimdi İç Anadolu'da gittik. Mevlütlerinden de hocam, çok memnunuz. Hocam sizin deyiminizle hatta bir yere bağlayalım. Hatta kaç kere keşke 1 milyon İstanbul'da da mevlüt yapsak. Hocam bir yere bağlayalım, program çok dağıldı. Savcılık meselesini kapattık, bir şey. Kapatalım. Emniyet meselesini. Soracağımız onunla ilgili bir şey yok. Siz şimdi şu 2000 meselesini de bize bir açın. Evet. Onunla ilgili söz vermiştim, hiç kesmeyeceğim sizi. Niye 2000 olarak başladınız bu işe, sonra niye 150'ye düştü? Bu işte hayır, 150 kadar... Şu anda isim dernekten verebileceğimiz... Tamam. Şimdi bak, bir bunu... derneğin 81 ilde mescit... Şimdi mescit deyince kubbeli, minareli mescit, Diyanete bağlı tabii, cami merdiven zannetmesinler. Altı camiler. Merdiven altı veya çatı üstü. Bu katlarda bodrum... Bu şimdi mesela hali hazırda tabii açık olanları da var. İzmir'de bilhassa. Diğer yerlerde de var. Şimdi bunlar... Sen şimdi bir taneyi... Benim 150'm çok değerli. Benim 150'm şu anda 150 olduğunu bilmiyorum. Tam biraz daha fazlası da çıkabilir. Eksiği de çıkmaz. Benim 150'm 3 ile 4 ile ortalama çarpıyorsun. Bir kısmında çay ocağı var. Bir kısmında kitap evi var. Direktman kitapçı. Bir kısmında mescit. Bir kısmında kreş. Bazılarında okul tipi bir şeyler de var. Kreş dediniz hocam. Çocuk kreşleri. Kreş derken hangi ilde mesela tespit ettiniz kreş? İşte onları şimdi bildirecekler. Tamam. Yani şimdi bunlar... Çünkü kreş önemli, eğer çocuklar daha o kağıtlardan küçük yaşta... Yok, ben bu kağıtlarda onlar yok. Yani çok küçük yaşta çocuklar eğer anaokulu kreş seviyesinde... Yok yok, Sibyan'la küçük akıma... çocukla, küçük çocuğa Kur'an okutma şeyiyle çok ilgileniyorlar. Ha, o ayrı. Küçük çocukken almak bakımından. Şimdi burada bir tanenin 81 ilde yapılanması varsa, hepsinin 81 ilde yapılanması var anlamına gelmese de, bir de bunun çay ocağını... Efendim kütüphane şeyini, efendim kitap evini vesaireyi de topladığın zaman, ki Adıyaman'daki çay ocağı çok önemli bir misal. Bunları topladığın zaman ortalama 2 ile bile, yani 2 ile 3 ile bile çarpsan, ki bazısını 81 ile çarpacaksın. Bazısını 81 ile çarpacaksın. Rakam, ha bunların hepsi silahlı demiyoruz, bak yine yanlış. Biz bilgi veriyoruz. Tekfirci, efendim kabre giden, türbeye giden, şuna buna kafir diyen zihniyet. Hocam zaten şöyle, siz başta şunu belirttiniz. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Milli güvenlik sorunu. Dolayısıyla milli güvenlik sorunu olarak... Yüzde bin söylüyorum. Ben FETÖ için bu çıkışları yaptığımda bütün Müslümanlar milli... bana fitne çıkartma, otur aşağı, anlı secdeye giden adamlar dediler. Birçok cemaat, camia beni kınadı. Ve beni çok yalnız bıraktılar. Çok yalnız bıraktılar. Ama FETÖ ortada. Bu şimdi bir milli güvenlik sorunu. Şimdi milli güvenlik sorunu dediğiniz zaman zaten başlı milli başına güvenlik hani neden milli silahlı olmayabilirler ama silaha meyillidir ya da silaha ya da eylem yapmaya hazır potansiyele hayır, sahiptir. Hayır tamam da radikal diyor i̇şte, 10 bin 20 bin yüzden, arası 2016 raporu. Yani Hilmi Demir Hoca'nın dediği gibi hangi itikadi mezheptensin veya ameli mezheptensin? Selefiyim cevabı veren 3.6 olmuş. Emniyet raporu onu demiyor ki. Hilmi Hoca da onu demiyor. O ideolojiyi sorgulamış. Silahı görmedim diyor adam. Doğruyu konuşuyor. Ama emniyet radikali söylüyor. 10 bin, 20 bin
arası diyor. Silahlanmaya müsait. Müsaiti değil mi? Yani işte burada okursanız rapor. Peki, tamam hocam. Rapordan okursak daha net anlaşılır. Bak raporu tam okumamızda fayda var. 2000 çünkü, meselesini anlamıyorum. 2000 şey anlatıyorum. Çalışalım. Şimdi mesela Süleyman Bey ne dedi? Ya ben işte ben ifadeye gitmeden evvel konuştum. Çarşamba günü TGRT'de. Ne dedi? 152 olayı önledik dedi. Ya ne konuşuyor bana hurafe diyenler ya? Bakan Bey 152 olayı önledik dedi. Bunun bu olay, Selefilerle alakası. Hepsi Selefi'yi söyledi. Selefi dosyası. 5 tane dosya getirdi. 42 tane böyle klasör var dedi. Ve dedi bu seneyi söylüyorum dedi. IŞİD, El-Kaide. 2020 dedi. Allah Allah, PKK'yı söylemedi ki, orada konu o değildi ki. Benim konuştuğum konuyla ilgili soruldu. 152 olayı önledik dedi. Boyutunu biliyor muyuz 152 olayın boyutunu? Derneklere dedi bazı saldırılar olacaktı dedi. Peki Ayasofya dedi. Ne anladınız siz Ayasofya'da? Ayasofya'nın açılışında böyle bir... Yok, ben kendisi demeseydi şu anda ben bunu duymuş olsam da demezdim. Provokasyondan mı? Yok, kendisi dedi, tekere dedi. Siz habercisiniz abi yani. Ayasofya provokasyonunu dedi. Bir de 152 olay dedi. Bir de 26.8 ton patlayıcı önledik dedi. Bakan Bey'in şey olmadı, yine benimki ortalığı patlatacak şimdi bunu dediğim zaman. Ya bakan resmi açıklama. Ya hocam, ben bu milletten, bakan Bey'in işi ya bu. Ya arkadaş siz, ben bu milletten bir şey anlamıyorum ya. Ya ben de bakana atıp yapıyorum. Bakan Bey diyor ki 7 noktasında deprem olacak. Dikkat edin evinize, barkınıza. Bilmem ne diyor. Sakalı... Bakan Bey bir şey diyor abi. Ben çıkıyorum diyorum ki bak çok büyük deprem olacak. Arkadaş evinizin gününüzü vatandaş zarar görmeyin ne olur diyorum. Hoca rüya mı gördü diye şey. Ya rüya görme ne lüzum var. Bakan Bey diyor ki 7 nokta diye tespit edilmiş deprem hocam, diyor. Zaten son ya 3 ben yıldır, anlamıyorum. Ben bu milletten bir şey anlamadım. Son 3 yıldır emniyet gerçekten Türkiye'nin dört bir tarafında bu Selefi yapılara IŞİD olsun, El-Kaide olsun, özellikle Antep, İstanbul merkezli çok ciddi operasyonlar çok, yaptı. Ben zaten teşekkür o operasyonlar ettim. Böyle çok yansımıyor ben zaten, ama. Bak, ben zaten fark ettim. Oradaki tabii ifade alınan ekiple de tabii bir nasılsınız, iyi misiniz orada ifade alınırken de. Hepsinin müteyakkız, mütenebbi, agah, konuya ve vakıf. De, ama dediler ki belki bir ipucudur. Ne dedi Süleyman Bey orada? Belki onlar da başka bir canipten bakıyordur. Biz de oradan bakmıyoruz. Biz hukuk devletiyiz. Suç unsuru görmeden müdahale etmeyiz. Zaten biz de edin diyemiyoruz ki. Sen diyorsun ki bana niye ihbar ettin? Ben ihbar etmiyorum. Diyorum ki bu altyapılar silahlanmaya müsaittir. En azından kafir demelerde müşterektir. Askere gidene, polise, memura, imama kafir demektedirler. Bu bayrak vatan diye bir şeyleri yok, kutsalları yok. Dolayısıyla burada potansiyel bir tehlike var. Silah o sizin için. İdeolojide ben adama müdahale edemem diyorsan etmeyeceksin zaten, bana ne? Ama onun silahlanmasını takip edersen biriyle irtibat kuruyor mu, silahlanıyor mu, oradan bombacı Suruç'a mı gidiyor, kara mı geliyor onu görürsün. Beni ne alakadar eder devletin takibatı? Ama 26.8... Adamı bir alt yorum yazmış. Ulan dedi hoca, işte argo olmasın yani. Hoca dedi silahlanıyorlar dedi. Dedi bu kadar 15 gündür bu iş bu hale geldi. Bir de bombalanıyorlar. Bombaları yığdılar deseydi memleket ne olacaktı diyor. Ama bak Süleyman Bey 26.8 ton sırf 2020. Ve Ayasofya'yı düşünebiliyor musun? 350 bin kişilik. Allah korusun. Sen orada HDP miting ediyorsun milyonlar. Bunun için ordu lazım değil ki bu işleri yapmak için. Bir manyak, bir selefi, bir canlı bomba, şehit olacağım zanneden bir zındık, cehennem köpeği, peki, hariciler, cehennem köpekleri. Şuna var bu mısınız? Bunu yapabilir. Şuna var mısınız? Peki. Hocam. Durur. Danıştay saldırısı meselesinde de nereye dayanıyor? Onun hakkında da haberler var Hanefi Avcı'nın dan yansıyan. Danıştay saldırısı, Alparslan Aslan ne? Ne? FETÖ'den etkilenmiş. Alparslan Aslan da... FETÖ operasyonu. Hayır. Alparslan Aslan'ın... Ha tamam, onu yetiştiren hoca demiş ki ben bunu kovdum. Manyak manyak işler yapıyordu, kovdum demiş. Fakat Selef tekbirleri getirerek Alparslan Aslan zamanında FETÖ bu kadar faal olduğunu düşünmüyorum. Şurada elimde gelen haber var. T24 mü bilmem ne mi ne... Alparslan Aslan'ı etkilemiş birileriyle görüştürüp... Yani ben biraz dosyaya biliyorum. Yani şunu diyorum...
Hanefi Avcı'nın iddiasına göre, ben bir şey demiyorum, mahkemeler olmuş bitmiş, kimi ölmüş, kimi kalmış, öbürü 70 sene ceza almış. Beni alakadar etme Alparslan. Ama tekbir getirdiği de o. Tekbir getirerek, öbürü de tamam tekbir getirerek. Rus elçisi çözüldü mü? O kesin FETÖ mü? FETÖ. Tamam. Ama o da cihatçı ağzını beyitler okuyarak ama zaten FETÖ Selefilere hocam, adresi... MİT'tırları FETÖ operasyonuydu. Yani bu işi zaten ben o yüzden az önce dedim ya size, yani uluslararası kamuoyunda FETÖ'nün en büyük operasyonlarından birisi Türkiye'de cihadist bazı grupların serbestçe dolaştığı iddiasını yaymaktı dünyaya. Tamam. Yani bunlar Türkiye'de gezebiliyorlar diyerek Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalıştılar. Ama Türkiye, Türk devleti bununla hep uğraştı ama... Adamlar o zaman kadrolaşmıştı. FETÖ'cüler içerideydi. Yol tamam, veriyorlardı hocam, bazı olaylara. Hocam, evet. Yol veriyorlardı hocam, bunu yani devlete mal edilemez. FETÖ bu ideolojiyi kullanmış olabilir bir dönemde. Tamam, şunu bir anlayalım. Makbul Selefi yok mudur? Yani okulunu açsın. Selefiler eli sünnet midir kreşini hocam? Kreşini açsın, hizmetini versin. İlla ki bunları niye böyle silahlı bir terör örgütüne teşne halde anlatıyorsunuz? Ya çıkış noktaları o. Yani bunun sermayesi Suud, Birleşik Arap Emirlikleri. Hepsinin mi? Tabii Suud, Birleşik Arap Emirlikleri. Ben kendimi bunların... Selefi olarak takdim eden birisiyim diyor adam. İşte YouTube kanalı kuruyor. Ben diyor Hazreti Ebubekir, İmam-ı Azam, efendim, Hasan Basri bunlara inanıyorum. Selefiyim. Tamam. Çoluğumu çocuğumu da böyle yetiştireceğim. Ehl-i Sünnet'in baktığı gibi bakmıyorum filan. Ya bunların makbulü terör olmayanı yok mudur? Terör yak. Ya tamam da şimdi sen onu o zaman sorarsın. Bu devlete askerlik yapılır mı? Bu soruları soracaksın o zaman. Şimdi, burada bir kriter ya memur mudur? Olan kafir mi? Adam türbeye gitti, şefaat ya Resulallah dedi, kafir mi? Oradan belli olur bunun Allah nerede diye. Adam zaten sana ya. Direkt ilk sorusu eynallah, Allah nerede diye başlar. Sen eğer Allah mekandan münezzeh dediğin anda otomatik kafirsin. Tekfirle mi başlar terörizm? Eğer hakiki selefi ise, seninki Türk çakma selefilerinden bazıları var. Oradan buradan hiçbir şeyden haberi yok. Onun bunun bir de çakması. Ya aman yani. Onun mezhebi yok ki ya. Kendini ona selefi de denmez. Ya git ya. Selefi de. Bu selefinin bir orijinali bir de çakması mı var? Çakması hepsinin var. Hanefi'nin de çakması var. Sen şimdi Ehl-i Sünnet dairesinde görüyor musunuz bu arada selefiliği? Selefilik asla Ehl-i Sünnet dairesinde. Mehmet Ali Büyükkara Hoca çünkü izlemişsinizdir programı. Tam bir dakika yetiştim. Şunu bir tanımlayalım. Yani Hanbelilik üzerinden. Bunların hepsi. Ya Hanbelilik üzerinden ama Hanbelilik İbn-i Teymiye kolünden geliyor. Ama İbn-i tamam. Teymiye'yi İbn-i Teymiye ile İbn-i Abdülvehhab çatışsa İbn-i Teymiye'yi bırakıyor İbn-i Abdülvehhab'a dönüyor. İbn-i Abdülvehhab ile Binbaz çatışsa Binbaz'ı alıyor İbn-i Abdülvehhab'ı bırakıyor. Binbaz ile Bin Selman çatışsa Bin Selman ne derse onu yapıyor. Ne yapıyor şimdi Mekke'nin imamı? İsrail'le anlaşmalarda. Kabe'de şimdi hutbe geçen gün konuşma yaptı. Arapça konuşma geldi bana. Yahudilerle sulh oluyoruz, şu oluyoruz, bu oluyoruz. Peygamberimiz de yapmıştı diye. Şu anda Kabe'de Yahudilerin barışı anlatılıyor. Ama orada fazla şöyle yani sen verelim, şimdi Beni Kurayza Yahudilerinden tazminat verelim hayır, diyenler Hayır, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir manyak evet, çıkmış. Evet. Devlet Yahudilere yetkilisine tazminat verelim demiş. Hayber Yahudileri 400 kişi nefyedildi. Adam başına 1 milyar dolar ödemeliyiz İsrail devletine demiş. O Kur'an'la sabit. Be zındık kafir. Kur'an diyor ki evvelil haşr. Haşr suresi, Levenzellan olduğu Haşr suresi Nazır oğullarının sürmülmesini Kur'an sürdürdü diyor hocam, Allah. Orada tekfir etti ya hocam. Allah'ın sürdürdü hocam, yani. Orada Abdullah Sudeysi biliyorsunuz etti. Abdullah Sudeysi Mekke'de Kabe'nin imamlarından biri. Onun bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. İşte Amerika'yla dünyayı adil bir şekilde yönetiyoruz. Tabii de öyle. Şimdi ama tabii onların da dayandırdığı bir nokta var. Dün bir Suudi gazetesine verdiği beyan vardı, ona baktım. Peygamber Efendimiz'in bir zırh meselesi var. Bir Yahudi'ye zırhını rehin olarak veriyor. Tamam. İşte o parayı borç olarak alıyor ama sonra ödeyemediği için o zırh o Yahudi'de kalıyor. Ve bunu kendileri için meşrulaştırıyorlar. Yani İsrail'le işbirliği yapmayı ya da Yahudilerle ya, işbirliği yapmayı. Ya o şahsi bir komşudan borç almak olayı o ya. İşte bunu bir devletler arası hukuka dönüştürmüş durumdalar. Yani ya çok dağıldık ya. Hocam şu makbul selefi var mıdır ya, yok mu? Ya Yahudi komşun olsa kurban etinden Yahudi'ye de gönderirdi Peygamberimiz komşuysa. Komşuluk işi ayrı bir şeydir. Hocam, bu başka bir şey. Ya, siyasal, devlet işi ulusal ayrı bir güvenlik şey. Meselesi ve ama selefiler bunu siyasi bir şeye dönüştürdüler. Tabii, şimdi bunların asıl şey, şimdi ben Türkiye'de bir adam selefi. Eğer ne, ki neyle anlayacağız bunun terörizme yakınlığını, terörist potansiyeli taşıp taşımadığını? Tekfirle anlayacağız. Tekfir eden mutlaka. Bir tanesi mesela buradaki. Hocam az önce tekfir ettiniz selefileri siz. Nasıl tekfir ettim? Zındık kafir Kabe dediniz. İmamını. Zındık diyordum zındık. Kafir şimdi dediniz. Zındık biraz yolsuz manasına geliyor. Yani. Kafir dediniz. Zındık kafir yok, dediniz. Yok hayır şeye söyledim.
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki... O tekfir olmuyor mu? Ama diyor ki bak Kur'an'daki ayeti, ben sana ne dedim? Zaruriyatı ne? Haşr suresinde Allah bunları sürdürmüş. Ya bu yani 400 Yahudi'yi Hayber'den sürdürme hakkında hadis de demiyorum. Dediği gibi. Kur'an'da sure var, sure. Akif'in dediği gibi onlar da ayetler üzerinden tekfir ediyorlar. Anlatamadım ama adam Allah'ın emriyle sürdürülen bir şeyde yanlış yapıldı diyor. Bedel ödemek lazım diyor. Sana Allah emrediyor peygamberine ki sür bunları. Kurmalarını kestirdi. Kur'an söylüyor ki makatatun millinetin sefebiznile kestiğiniz ağaçtan benim emrimle kestiniz diyor. Şimdi orada başka bir olay var. Özel Allah'ın Habibine vahiy dönemi bu. Vahiy. Peki. Vahiy gelmiş bir tatbikat var. Sen bu vahyi reddediyor ve bunu yanlış yapıldığını iddia ederek bedel fidye kefaret ödeyecek. Tekfir eden, Allah'ın yaptırdığına sen hocam, yanlış dersen de ben sana Müslüman der miyim sana? Eden, tekfir eden ben caminin imamına demedim mi? Tekfir eden onu. Selefi potansiyel teröristiz dedi. Sonra? Tekfir etme meselesi bundan mesela Allah nerede meselesinden en mühim bariz şeyleri mesela Allah gökte diyeceksin. Bir arşa oturdu meselesi. Sen şimdi işte arşa istiva, istiva sıfatı. Allah'ın eli var mıdır? Yani şimdi bunlar mücessime. Yani Allah'a cismi özellikler isnat ediyorlar. Oturmak gibi, efendim işte inmek gibi. Bunlar ayet ve hadislerde bu tabirler geçiyor mu? Geçiyor. Ama ehl-i sünnet bunu diyor ki burada tecelli kastediliyor, kudret kastediliyor, güçten kinayedir falan filan. Müteşabihat bunlar. Bunlar burada direkt benim gibi indi, benim gibi oturdu. İbn-i Teymiye Emevi Camii'nin minberinden inerken işte benim buradan indiğim gibi indi diyordu mesela. Dolayısıyla bazı ulema onu tekfir etmiş. İbni Hacer gibi bazı ulema tekfir etmiş. Ama genelde evet biz genelde tekfir etmiyoruz onu. Ama İbni Teymiye öyle bir tohum ekmiş ki 900 küsur kitaplarında 900 yerde Müslümanlar için öldürülür diyor. Yani bir Müslüman adamın bir fiilinden yüktel, yüktel, yüktel. 980 bilmem ne kadar yer. Saymış bunu ulema bana bunun şeyini çıkarttı gönderdi. Arap ulema. Yaşadı, bilmem ne kadar yerde yuhraku yakılır diyor. Abi İslam'da hiç yakılma diye bir şey yok. İbn-i Teymiye kaç sene önce yaşadı hocam? İbn-i Teymiye 700-800 seneler evvel. Yani 300 evet. Yıldır niye hala etkili? 1000 küsür yıldır niye hala etkili? Ama şimdi düz yolda gidenden kimse kitapları örnek almıyor ki. Herkes düz gidiyor zaten. Bir tane ters giden varsa o örnek oluyor. Kitapları çevriliyor okunuyor. Niye hala bu kadar rağbet şimdi ediyor? Onu kaşıyan müsteşrikler Vehhabi'yi kurduracak. Efendim İngilizler bunu kurduracakları zaman Osmanlı'nın elinden Haremeyn'i Mekke Medine'yi söküp almak istedikleri zaman bu plan İbn Abdülvehhab eliyle yapıldı. İbn Abdülvehhab işte bütün ajanlarla şunlarla baştan medrese talebesi şudur budur. Babası çok mübarek bir zat. Babası buna reddiye yaptı. Kardeşi Süleyman İbn Abdülvehhab. Süleyman çok mübarek bir alim. Kardeşi kendi kardeşine reddiye yaptı. Bu herif efendim ondan sonra bu nikah meselesi, onun işte o kafir, ondan sonra onun karısı bana helal, o bilmem ne, mütalar bilmem neler. Başladı mezhepler. Şimdi Hanbeli hak mezhep, dört mezhepten biri. Bunlar Hanbelilikle alakası yok ki. Ahmed İbni Hanbel, Resulullah'ın yüzü su hürmetine ister veyahut da Medine'ye Resulullah'ın kabrini ziyaret eder Hanbeli. Bunlar peygamberin kabrini ziyarete gitmek günah diyor. Ancak camiye niyetle gideceksin, camiye gidince... Ona da bir selam verirsin diyor. Ama diyor ben kabri ziyarete gideceğim. Bu kadar hadis var. Men zâre kabri, işte kabrimi ziyaret eden şefaatim. Tamam Darukutni şu bu kaynakları ama kütüpte var. İstatlı hadisler. Bütün dünya 1400 senedir Bilal amca sahabe dönemi hepsi Resulullah'ın kabrini. Efendimiz sahih hadiste Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderirken bir daha beni sağ bulamayacaksın dönünce kabrimi ziyaret edersin diyor. Bak mescidimi demiyor. Yani mescidimi de diyor, kabrimi de diyor. Demek ki kabir ziyareti de var. Zaten kendi yasaklamıştım evvelce diyor. Şimdi ziyaret edin kabirleri. Bunlar bana şimdi, itikadi ayrılıklar tamam. Gibi geliyor. Ha şimdi bunu terörizme nasıl bağlıyorsun? Yok şimdi şu var. İbn-i Teymiye'nin bu harici fikirlerini, tekfir fikirlerini, öldürme, yakma, yıkma fikirlerini bunlar ilmi bir bazda tartışılabilirken gavurlar buna uyanmış. Buradan nereden istifade edebiliriz diye İngiliz'i, şu subusu, müsteşrik. Bunlar bizimkilerden fazla çalışıyor şarkiyat ilimlerine. Peki. Buradan işbirini almış, bu İbn Abdülvehhab'ı çıkartmış. Ondan sonra bu adam biraz etrafına cemaat toplamış. Ondan sonrasında dursun, araya gitmemiz lazım. He, bu adam ne yapmış? Bir araya gidelim, ne yapmışını konuşalım. Ve niye hala tesirli? Kısa bir ara, sonra tekrar huzurlar. İbn-i Teymiye değil de İbn Abdülvehhab tabii.
Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Cübbeli Ahmet Hoca'ya hem hazırladığımız, yayın öncesi hazırlandığımız soruları, özellikle emniyette verdiği bilgiler ve sonrasında da selefilik meselesini konuşmaya çalışıyoruz. Kıymetli bir soru var. Onu da sorarak başlamak isterim. Şimdi diyor ki tarikatçı olmayan herkesi tam ben diyecektim. Koyu Hanefi ve koyu Maturidi olup da kesinlikle tarikatçı olmayan ve tarikata karşı olanlar da sizin gözünüzde selefi midir, değil midir? Asla. Tarikat diye bir şart yok İslam'da ya. Tarikat dinin iman herhangi şart. Bir tarikata mensup değil. Herhangi bir yok canım, tarikatla cemaata, mürşide değil. Belli bir hocaya bağlılık diye bir şart İslam'da yok ki ya böyle aha. Bir şey. Öyle bir eleştiri var çünkü yani. Evet, kim de tarikat selefi bunu ya? Diyorlar onların hepsine. Dolayısıyla nasıl selefi diyebiliriz ya? Caminin cemaati, bütün Diyanet camilerinin cemaatlarını diyelim. Bunların hepsi kardeşimiz Müslüman. Bunların hepsi çoğu tarikat ehli değildir. Geleneksel dindar. Nasıl biz buna selefi deriz öyle ya? Öyle şey yok değil mi? Nasıl deriz yani? Bunu soran da hiçbir şey bilmiyor demektir. Yani burada tabii mesela dün yine o hocanın soyadı tam yanlış demeyeyim ayıp olmasın. Büyükkara mıydı? Mehmet Ali Büyükkara hocam. Mehmet Ali Büyükkara hoca mesela. Yine tabii bana yani bir şey var bana adımı da geçirirken dedik şey yapıyorlar. Mesela orada dedi ki şey aynı bu lafı koca bir akademisyen söyledi. Ve ondan sonra dedi ki mesela size bir misal vereyim. İskilipli Atıf Efendi merhum tarikata çok karşıydı. Çok muhalifti yani. Ve rabıtaya falan itiraz eder şu bu tarikatın bazı kaderine. Ali Hacer Efendi Hazretleri de tarikat şeyhiydi. Nakşi Meşahı'ndandı. Hem de tabii ilim bakımından, yaş bakımından ondan büyük olabilir. Heyeti Tehlifiye reisiydi falan. O kadar güzel arkadaştılar ki. Yani devamlı beraber giderler. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile ilgili ikisi hadi gel derlermiş arkadaş olarak. O gelmiş Fatih'te bir yerde yerleşmiş. Ona gidelim, buna gidelim. Yani devamlı ama böyle ağır da şakalar yaparlarmış yani. Ağır yani. Şimdi o misal vermeyeyim. Güzel, ağır şakalar yaparlarmış. Ama bununla beraber dermiş ki mesela Ali Haydar Efendi. Ya dermiş bu bizim tarikat işini. Şöyle tarikata girmiyor diye değil. Red ve inkar ediyor. Yani şimdi bir de girmemek normal bir şey. Red ve inkar ettiği halde Ali Haydar Efendi şey olduğu halde dermiş ki çok güzel şeriat alimidir. Dolayısıyla böyle bir şart şey, yok. Niye geçmişten böyle bir şey ben duymadım yani. Peki biz araya ekmeden selefiliği anlatıyordunuz bize. Ya şimdi selefiliğin İbni Abdülvehhab ayartıldı bir ajan olarak. Ben de size demiştim ki niye hala bin küsur yıl geçmesine rağmen niye hala bir cazibe merkezi? Bin küsur yıl, 700 yıl. Yok İbni Teymiye konuşmuyorum ben. İbni Teymiye şöyle. Selefiliği diyorum selefilik, yani. Selefiliğin dayandığı. Hala niye bir cazibe merkezi? Niye hala? Şimdi selefiliğin tekfirci kesimi İbni Teymiye'ye dayanıyor. Tekfirci kesimi. Yoksa şimdi adam derse ki şimdi bir de Selefi Salihin diye bir şey var. İlk 300 sene. Yani Maturidi yoktu, Eş'ari yoktu. İlk 300 sene Asr-ı Saadet, Sahabe, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in. Tamam. Sen şimdi İmam-ı Azam. Ben bunları ciddiye alıyorum sen diyor. Sen İmam-ı Azam'a Maturidi diyebilir misin? İmam-ı Azam'dan 150 sene sonra gelmiş. İki İmam-ı Azam'la arasında iki vasıta var. İki talebesiyle İmam-ı Azam'a ulaşıyor. Dolayısıyla o noktaya geldiğin zaman zaten İmam-ı Azam'ın sahabenin içinde müçtehitler var. Abdullah ibn Ömer gibi, Abdullah Abbas gibi. Sahabeden beri Hazreti Ömer, dört halife zaten hepsi müçtehit. O müçtehitlerden sonra tabiinde müçtehitler var. İmam-ı Azam küçük yaşta da olsa bazı sahabe görmüş, tabiin sayılıyor. Diğer mezhep imamları tabiin olan yok. Tamam. Yani soruma bu gelirsin. Noktada ben dese bir adam, şimdi Maturidi Eş'arilikte diyelim ki, Maturidi Eş'ari içinde o da var. Maturidi Eş'ari diyor ki, istiva sıfatı Allah'ın var. Yet sıfatı var, vecih sıfatı var. Burada kopuyor ortalık. Bu sıfatlar Kur'an'da hadiste geçiyor mu? Sahih hadiste geçiyor. Tamam. İstersen diyor bunu ben istiva sıfatını kabul ediyorum. İlmini Allah'a havale ediyorum. Şekil vermiyorum. Ne demek istiva? Ya istiva işte Allah arşa istiva etti. Bütün Kur'an'da en mühim meseleleri bu. Er-Rahman ve Al-Arşi istiva. Rahman arşa istiva etti. İstivanın lügat manasına bakarsan oturma manası da var. İstila manası da var. Kuşatma manası da var vesaire. Yönelme manası da var. Şimdi burası şeyine göre değişiyor. İla ile desen yöne isteva ile sema da Kur'an'da var. İsteva alel arşı ayında da var. Şimdi burada ala ile kullanıldığı zaman
istila manası da var. Mesela Arap'ın şairi ki bunlar istidlal ediyor. İstiva bişrun alel Irak diyor. İşte min gayri seyfin ve demin mihrak diyor. Yani Bişir Irak'ı istila etti. Gidip de Irak şehrinin üzerine, yani ülkenin üzerine oturamayacağına göre. Dolayısıyla bu noktada alimler ikiye ayrılmış. Selef, halef diyoruz. Selef demiş ki tevil etmeyelim. İstivayı istiva olarak, kelime olarak kullanalım. Allah'ın arşa istiva sıfatı var. Bu sıfatın şeklini bilmiyoruz. Şekil de veremeyiz. Allah şekilden münezzeh. Oturmak kalkmak sonradan yaratılanlara mahsus. Çünkü mekan ihtiyaç arz etmek demektir. Bunlar demişler istiva böyle söyleyelim. Halef ulema, sonraki ulema, yani Maturidi, Eşariler falan da demişler ki şimdi burada istivaya böyle deriz. Sonradan gelenler şunlar bunlar buna efendim oturma manası verirler. İmandan dinden çıkarlar. Ne yapalım? Efendim Allah'ın istilası, yani Allah en büyük cisim olan arşı hükmü altına almış. Onun altındakini haydi haydi hükmü altına almış. Kürsü onun altında, gökleri, yerleri ve sâkûsü. İş buradan mı başlıyor? Bu gibi meselelerden patlamış. Bu ilmi. Yorum ama meselesinde. Bunun ikisi de hak. Ben istivaya inanıyorum. Mana vermiyorum. Tamam. Tevhile de karşıyım. Derse ehl-i sünnet. Ben istivaya kudret manası veriyorum. İstila manası veriyorum derse ehl-i sünnet. Selef de ehl-i sünnet, halef de ehl-i sünnet. Selefi ne? Nerede ayrışıyorsunuz? Nerede ayrışıyorsunuz? Yerde ayrışmıyoruz. İbn-i Teymiye bu işi, ondan evvel de biraz var onun takvili. Fakat Hanbeli mezhebinde böyle bir şey yok. Yani Hanbeli'nin bütün imamları, ben bütün dünya kadar bende Hanbeli akaid kitabı var, Hanbeli fıkıh kitabı var. Belki 1000 cilt vardır sırf Hanbeli ya. Bunların hepsi sırf Hanbeli diyorum ha. Hı hı. Bunların hepsi ben okuyorum. Eski ulemayı, İbn-i Teymiye'den önceki ulemayı da böyle bir şey benim gibi iner. Benim gibi oturup bir şey yok. Çıkıyorum minberden inerken işte benim bu inişim gibi iner. Allah Kur'an'da diyor ki leyse ke misli şey. Allah'ın misli bir şey yok. Sen onu benzetemez. Benim inişim gibi dedin mi? Olmaz. Allah Teala kulların hiçbir şeyine benzetemez. Muhalefetün havadis. Siz Allah'ın sıfatı. Hangi selefilerle ayrışıyorsunuz? Selefi şimdi bunlar Allah gökte diyorlar. Neden? Ayetler varmış buna bir. Ya nerede ayet var diyorsun? Emin tüm menfis cemaatçı. Gökteki diye geçiyor. Ya kardeşim gökteki olan da kudreti gökte olan sizi yerdin dibine batırır. Bundan tebarekedeki ayetler. Bu gibi bazı ayetlerden yola çıkarak. Ama bu kadar hadis-i şerif var. Peki ya diyorsun mantıksız mısın? Nesin? Ve sen kürsüyü semavat belas. Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Ayetel kürsü hepimiz okuyoruz. Kürsü gökleri yerleri kaplamışsa Allah göğün içinde nasıl olacak? Kürsü Allah'ın üstüne çıkmış oluyor aşağı. Bu kadar da mantıksız yorumlar hocam, yapıyorlar. Ya çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Şimdi hal bizi böyle izleyenler... Yok. Hal böyle olunca bu buradan patlamış. İbn-i Teymiye de bunu tamamen mücessem hale getirmiş. Bunların da İbn-i Abdülvehhab kafasını İngiliz yetiştirirken ajanlığın şunu bunu bu kadar Müslümanı nasıl kafir edecek, sayacak? Şimdi bütün Müslüman halklarda Allah gökte diye bir inanç olmaz. Yani mekandan münezzeh, mekan yok. Şimdi bu kadar kitlenin tümünü kafir sayacak, bir tek kendini ve kendine tabi olanları Müslüman saydıracak İngiliz. Niye? Çünkü Osmanlı'nın kafir olması lazım ki Mekke'yi Osmanlı yönetiyor. İş buradan mı? Medine'yi Osmanlı. Mesela oradan başlıyor, hala devam ediyor şu an. Tamam, yine bu Allah. Sen bunu boş zannetme. Yine sana Allah nerede diye soruyor. Senin cevabına göre Libya'da adamın kafasını kesiyor. Bu konu bugün gündemde değil zannetme. Yani bugün sen Müslüman mısın değil misin? Yabancı örgütleriyle ilişkileri problem. Senin, Müslüman olman yetmiyor. Senin kıstası, benim Müslüman olup olman gelene kıstası Allah nerededir? Kafadan sorur. Dün burada bir profesör de onu söyledi. Evet. Kafadan başlar. Allah nerede? Sen dersen ki mekandan münezzeh, gavursun bitti. Karın da boş, her şey ne? Bu selefi dedim, bu çakma selefi dediğim, bunun sorusunu bilmez, cevabını bilmez. Ben ona çakma diyorum. Onu çakmadan kastınız o mu? Şu anda mesele ne? Yemen'de operasyon yapacak, sınırları değiştirecek. Suriye'de sınırları değiştirecek. Irak'ta sınırları değiştirecek. Afganistan ne mübarek bir cihat başladı. Kendi vatanını işgal eden Rus'a karşı. Çeçenistan var öncesinde. Afganistan önce. Var. Afganistan. Evet. Rus işgaline karşı Sıbhatullah Müceddidi Hazretleri ilk Cumhurbaşkanı daha vefatından evvel benim hanemi teşrif etti. 90 küsur yaşında geldi mübarek. Bütün videolarıyla şeylerle hatta onu bir altyazı yapıp da paylaşacağım. Cephelerde şurada burada İmam Rabbani'nin torunu Nakşi Müceddidi. O adam ilk kurucu Cumhurbaşkanı. O adam daha bir sene evvel bana geldi vefatından evvel.
oğlu İsmetullah Efendi Danimarka'da doktor, müceddidi. Bunlar şu Vehhabi sorununu, sana Afganistan'daki olayları taze taze. Şu anda kaç kişiyi, alimi öldürdüler? Yeni bana haber ediyorlar. Şu ay, geçen ay 3 tane Ehl-i Sünnet en büyük alimini kafir diye kestiler. Bir tane 40 yaşında bir alim var, artık Ehl-i Sünnet'in şeyini kesecekler, neslini kesecekler Afganistan'da. Buna yol veriliyor. Bu zatın nasıl hayatını kurtarırız? Hani ben ne yapabilirim? Orada şu, Amerikan işgaliyle büyüdü bu arada. Anladım. Ama şimdi bu cihat mukaddes miydi? Mühet mukaddesti. Niçin? Vatan savunmasıydı. Rus geldi, adamın vatanını işgal etti. Bu işgale karşı bu cihat mukaddes bir cihattı. Çok güzel. Ama bir gönderdiler oradan efendim Suudi Arabistan ithalatıyla beraber. Suud ithalatını, Afganistan cihatını mahvettiler. Rus'u kovdular. Amerika'yı aldıktan sonra da bütün fırka birbirini kes doğra, kes doğra, kes. Hanefilik de yetmiyor. Taliban Hanefi. Hanefilik de yetmiyor. Yani şimdi Hanefiyim diyenin de bir kısım selefisi var. Buradaki mesele tekfir. Hanefiyim, adımı Hanefi diyebilirim. Bak şimdi selefiler Ebu Hanife sitesi kurdu diyor dün İlhami Demir Hoca. Yani Ebu Hanife sitesi diye atlamayacaksın Afganistan'ı yani. Afganistan'ı bu hale selefiler mi getirdi yani? Afganistan şu anda hala düzelemiyor, mahvoldu bir ümmet. Selefiler yüzünden. Selefiler. Çünkü Rus'u yenmiştiler. Çeçenistan savaşı da benzer. Yani Vehhabiler. Şimdi bunlar önümüzde dururken aynı, yani bunu ben nasıl göremiyorlar bu akademisyenlerden? Benim bu şey beyanlarımı hurafe sayan, abartı kabartı kabul edenler. Yani etrafta döndü 8-10 İslam ülkesi bu Vehhabiler yüzünden devleti çöktü. Ama Çetin Bey kardeşimiz İran'ın çöküşüne şahit oldum dedi bana. Yani bir telefon konuşmamızda. Ben tabii çok bilgi alamadım telefonda. 9 sene orada kalmış. Koca bir devletin çöktüğünü gördü. Selefiler mi bitirdi Irak'ı? Tabii çünkü işte. Neden ama? Attırdı Bağdadi'yle. Şimdi bunun hepsini kim yapıyor? Yine İngiliz, yani Amerika. Irak El-Kaide'si, ardından DAEŞ'in gelişi. Mesela ya Amerika'nın Eytonat projesine bakmak Suriye'de yeter ya. Mesela şu anda Suriye'deki Eytonat projesinde bile. Hangi proje? Eytonat Amerika'nın o dönem El-Kaide'de gelişi. Anlatın, siz de bir şey anlatın. Yani. Yok, biz bir şey anlatmayalım da bizim, çok özür dilerim. Sorun ne biliyor musunuz? Yani bu mesela çok uzun zaman önce ben bir ara Ankara'da işte danışmanlık yaptığım bir süreç vardı. O dönemlerde Türkiye dünyada, İslam dünyasında en büyük sorunu bir uluslararası toplantıda tesellüf ve teşeyyü sorunudur demişti Mehmet Görmez. Yani selefileşme ve şiileşme, İran'ın Suudi Arabistan'ın desteklediği selefileşme, İran'ın desteklediği şiileşme ve bunların birbiriyle çatışması. Sizin söylediğinizin aynı aslında bir yerde. Ama şöyle bir manzara ve kötü bir durum var. Buna ne yapacaksınız? Şimdi bir sürü mesaj geliyor. Zaten gençler, biz uzun zamandır konuşuyoruz. Dinden uzaklaşıyorlar. Deizm diye bir şey işte uzun zamandır. O da mealcilerin yüzünden mesela çıktı. Hayır, bir şey bir şöyle. Yani şimdi dünyada ilahiyattaki güzel noktaya El-Kaide ile birlikte 11 Eylül saldırıları, Afganistan işgali, Irak işgali, bir İslamofobi çıktı. DAEŞ kasetlerini izleye izleye herkes aman Allah'ım Müslümanlar çok korkunç dedi ve derken de bunu Sünni Müslümanlar olarak algılatıldı. Bütün Avrupa'da ve Amerika'da. Uluslararası anlamda Müslümanlar çok ciddi zarar gördüler. Selefi hareketler ve cihadist ekoller yüzünden. Şimdi birkaç yer kaldı. Türkiye bunlardan bir tanesi. Tabii. İslam, Müslümanları, Müslüman halkları, yani Türkiye laik seküler bir ülke, beraberinde halkının büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Dolayısıyla hem demokrasisini, hem kendi çizgisini, hem geleneğini muhafaza etmiş. Bu anlamda da İslam dünyasında örnek gösterilmiş bir ülke. Temel sorun, burada bunu konuşurken de ve başka meseleleri de, dünyada zaten İslam'a karşı böyle bir durum var. İçeride Türkiye'de şu anda gençler, biz Ramazan programlarında bunu çok gördük. Şöyle yapıyorlardı yani, şu an bu programı izleyen herkes diyordur ki ya Müslümanların haline bak ya, bunlar birbirleriyle falan, birisi çıkıyor selefiler, öteki diyor bilmem ne falan diye. Doğru işte, mi anlatalım? Bu ne yapacağız bunu? Yani bu bunları konuşuyor olmak da aslında bu anlamda uzaklaştırmıyor mu daha çok insanları? Ya ama tamam da şimdi ideoloji olarak biz hukuk devletiyiz, ideolojiye bir şey yapamayız. Devlet bunu diyor, bunu demesi doğru. Ne yapacağız o zaman? Ya yani hukuk olarak adama bir şey demiyorsun ama adam sana kafir diyor, karın da diyor boş diyor, 4 çocuğu var diyorlar, boş ver 4 çocuğu, 4 çocuğu. Allah'ı mı tercih ediyorsun, 4 çocuğunu mu tercih ediyorsun diyor. Peki hocam. Ve bugün Türkiye'de bu videolar yayınlanıyor. Bu yayınlanan videolarla kadınlar kocalarını bırakıp bu heriflere, bu zındıklara gidiyor. Oo, hocam. Evet, gidiyor. Dünya kadar giden var. Yani, ve 6 bin müşriği
döndürdüm diyor. Size getirdim ses kaydı. Hiçbirini dinletmediniz ki. Bu sefer de millet de zannediyor ki yine abartıyor. Akif başka bir soruna adam 6000 yani. Müşteriyi düzelttim diyor. Bu videoyu yayınlıyor. İnternetlerde bunlar faaliyet gösteriyor. Hukuken suç olmayabilir. İdeolojik düşünme suç olmayabilir. Düşünme suç olmayabilir ama askerliğin, efendim vatan diye bir şey yok. Burada darular, memur kafir, amir kafir, hepsi kafir. Kafirin devamı ne? Devamı karısı boş. Kabir perest diyor. Az önce. Kabir çocuğa perest diyor mesela. Bak. Demin bana şimdi burada isim geldi. Yok. Bu Anzalen'in koyunda kreş. Yani kreş kaç tane? 50-60 tane çocuk var. Küçücük sabi. E şimdi ideoloji sorun değil. Tamam ideoloji sorun değil. Almış çocuğu bunlar diyor kabirperest diyor. Bu cübbeli diyor veyahut da şu bucu diyor. Efendim bütün... Kabirperestten kastına kabre tapan yani. Bunlar diyor işte böyle kafir mafir. Bunlar kabre tapmıyoruz diyorlar ama bunlar kabirperest. Kim kabre tapmış? Osmanlı tümden kafir. Padişahlarımız küllün kafir. Selçuklu küllün kafir. Bu ideoloji nereden geliyor? E bu ideoloji İbn Abdülvehhab'tan geliyor. Yani 200 küsur sene evvel bu herif aldı milleti, efendim Arap denilen bedevileri, ilimsiz, fehimsiz, idraksız adamları, işte Allah göktedir'i nereden geliyoruz? Dedi ki Allah göktedir dedi mi? Dedi. O zamanın bütün coğrafyası Osmanlı'dan vesaire bütün dört mezhep hiçbir Allah gökte demez. Şimdi bu felsefeyi alarak, bu iman şartına bunu koyarak, soracaksın herkese ki Allah'ın da hala aynı durum gelişiyor. E şimdi Bedevi'ye bunu din olarak öğretti. Bu İbn Abdülvahab denen. Ondan sonra Bedevi gitti adama soruyor camidekine. Dirsen Allah nerede? Diyor Allah mekansı mekandan münezzehtir. Fakat sen kafir. O onu kesti. 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ordu topladı. Bu orduyla işte 1218'ler, 17'ler bu orduyla Taif'e saldırdı. Taif'te 10 bin alimi kesti. Osmanlı o zaman en büyük uleması 10 bin alimi kesti. Müslümanı kesti. Kadınların ırzına geçti. Bunların hepsi cariyemizdir dedi. Çünkü bunlar kocaları kafir, kendileri kafir. Bütün bak bu 200 sene evvel Osmanlı'yı Mekke, Medine'den kopartan ve bizim devletimizi, Osmanlı devletimizi en büyük hezimeti yaşatıp böldürmenin sebebi bu hareket. Sen daha bu hareketin ne tehlikesini arıyorsun? Bunu İbn-i Zeyn-i Dahlan, Şafiilerin müftüsü... Niye hala talep görüyor? Yok, Şafiilerin müftüsü Zeyn-i Dahlan bunun kitabını yazdı. Eddurar-ı Seniye fi Raddil Vehhabiye. Bunun gibi bende dünya kadar kitap var. Tanık olduğu dönem. Ve hepsini anlatıyor. Oradan Mekke'ye geldi. Mekke'ye hac zamanıydı. Mekke'ye giremediler. Oradan Medine'ye. Dediler ki Medine'de biri kabri ziyaret etmeyecek. Şunu yapsa bunu yapsa hepsini. Mekke'de geldi Hatice anamızın kabrini indirdi aşağı. Amine validemizin kabrini indirdi aşağı. Bütün sahabenin kabrini indirdi aşağı. Oradan geldi Medine'ye. Medine Hazreti Osman'mış, bilmem Ehli Beyt'miş, Fatıma anamız, Hazreti Abbas. Küllünü indirdi aşağı. Osmanlı'nın bütün resimlerindeki o türbelerin hepsini indirdi. Şimdi gidiyorsun Ayşe anamız hangisi, Fatma anamız hangisi bilmiyorsun. Bir selam vereceksin. Halbuki sahih sünnette Efendimiz Aleyhisselam Osman İbni Maz'un'un muhacirlerin ilk vefat eden Medine'de kabrin üzerine taş koydu. Bunlar sahih sünnete de karşı. Orada dedi ki kardeşimin kabrini tanıyayım diye bir alamet koydum. Karışmasın devamlı definler oluyor buyurdu. Bu sünnete muhalif bir şey değildi ki. Yeşil kubbeye işte sıra geliyordu falan da işte Allah'ın şeyiyle. Yeşil kubbede biraz Atatürk meselesini de söylüyorlar onda. Tarihçi değilim. Yani buradan bir reddiye olduğunu buna dokunulması falan gibi son dönemlerde bir de öyle de bir de hortlamış o iş. Yeşil kubbeye bir daha düşünmüşler. Bir yeşil kubbe kaldı zaten indirmedikleri aşağı. Şimdi bu durumda bu nokta nerede kullanıldı ondan sonra? İlk başta Afganistan'ı batırmakta kullanıldı. Malzeme tutmuş bir malzeme. Bunların işte paraları var, şunları var, bunları var. Devlet finanse ediyor. Afganistan'a baktılar, tuttu. Tuttu. Çeçenistan'da Hattab Mattab getirdi. Efendim orada diyor işte Mehmet Akif Bey daha da iyi anlatıyor. Şamil Basayev'den daha büyük bir komutan olarak lanse edildi. Öyle anlatıldı. Şeyde de yani orayı mahvetti, batırdı, gitti. Bütün Müslümanları kestirdi. Ondan sonra... Oradan geldi Irak'ta bu Bağdadileri, Mağdadileri öyle bir şey yapıyor ki zemini hazırlıyor. Samarra'da bilmem nerede attırdı bunları hapse. Sünnileri, efendim Şiilere diyelim attırdı içeri. Saddam sonrasında o zemin gelişti. Onu attırınca onlar orada çile onları orada bilettirdi. Kim yaptı size bunu? Şia yaptı. Eşitlik hazır mı? Onları oradan çıkarttı. Bunlara saldıracak. Bunlara da dedi ki bak bunlardan intikam almanız lazım bilmem ne. Ne olacak sana al da para, al da cip, al da bilmem ne. Bir de devlet kuracağım sana. Oo
Efendim Şii'nin karısı kızı cariye mesela haşa. Sünni'nin de öyle. Allah gökte değil diyen de öyle. Kabre giden de öyle. İşte bak Musul, şura bura ne kadar Osmanlı bu, eseri varsa hocam, yıktılar. Selçuklu cami yıkıyor. İngiliz kurdurtuyor, Rus oynuyor, Amerikan oynuyor. Bu yok, Rus bu işin hayır, pek bir tarafında görünmüyor. Afganistan için söylüyor. Şöyle bir gel. Bu işte Rus kullanmadı. Tamam, hayır. Şöyle bu bir Rusya Vehhabilerden çok Çeçenistan olayından falan İngiliz, iyi bilir İngiliz'in yani ihtisası var. İngiliz'in kurduğunu hala Amerikalı kullanıyor. İngiliz hala kullanır. Şöyle bir neden? Şimdi mesela burada gençlik var. Bu gençliğe deniyor ki burada adam işsiz, ben şu çulsuz, şudur budur. Buna deniyor ki şimdi buna propaganda yolunu açık tutuyorsun. Hollanda'daki kızı efendim internetle PDF gönderiyor. Şimdi sen diyorsun 2000 yapılanma var mı? 200 bin yapılanma var ona bakarsan. İzleyen de çocuğuna diyor ki Müslümanlar riskli. Aynen uzak. Öyle. Hiç bunlara bulan. Şimdi internetten yani bir kıza diyor ki ya bu cihat ayeti. Dinden uzak durun. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bu ayetleri okuyor. Yanlış manalar veriyor. Şunu bunu yapıyor falan. O kafir bu ya. Bunu böyle örgütlüyor. Ondan sonra ona yayın gönderiyor. Çok kitap dağıtıyorlar bedava. Ondan sonra biz Ehl-i Sünnet Neşriyatı bedava millete dağıtabiliyor muyuz Diyanet olarak? Dağıtabiliyor muyuz? Adamlar bedava selsebil ilaç. Suud finanse ediyor. Kim destekliyor? Suud. Bileş Karabeyli. Suud. Bütün bu destekleyen bu kitaplar evler ocaklara postalanıyor, gönderiliyor. Ondan sonra ya batıl böyle bir şey. PDF dosyaları yollanıyor. Onun tekamülü sağlanıyor. Ondan sonra işte bir de bakıyorsun kız soluğu İstanbul'da almış. Nereden Hacı geldi bir adres gider, veriliyor ona. Hacı Umre'ye giderek o paraya destek olmuyor mu sizce? Nasıl? Hacı Umre'ye gidilerek o paraya destek olmuyor mu sizce? Ya şimdi Hacı'nın Umre'nin farzı var, vacibi var. Ona bir şey demiyoruz ama Tunus'taki bir alim çıktı. Bu Yahudi'ye destek oluyorsunuz yani Suud'a gitmekle diye bir alim de fetva verdi. Vallahi bunun fetvasına Allah'ın dininde hesabını Allah bana sorsun diye de bir alimin böyle bir şeyde yayıldı yani internette. Katılır mısınız o fetvaya? Ya şimdi katılamam çünkü neden? Mekke Medine'nin farzı var, vacibi var insanların. Şimdi o farz orada müsait zemin oldukça, ortam oldukça. Şimdi Ümre Şafii'de vacip. Para o ekonomiye katılıyor, onun için sordum. Ya tamam da şöyle sorayım, şimdi Arabistan'ı İsrail yönetimi olsaydı hacca gitmek vacip olur muydu? Yok, şimdi biz haccı, umrenin vacibini, farzını düşüremeyiz insanların. Hayır, Suudi Arabistan'ı İsrail yönetiyor olsaydı, İsrail'in elinde olsaydı ya şimdi olmayacak o. Kıyamete evet. Kadar olmayacağına garantimiz var. Hadis-i şerif var zaten. Olmayacak mı? Olmayacak ya. Ama dolaylı olarak yönetiliyor yok, yani. Yok, o şey onu yönetiyor diyorsan o zaman hiçbir yere gidemezsin yani şimdi. O zaman Suriye'ye de gitme, Irak'a da gitme. Ya bütün dünya yasak olur yani. Her tarafı ona bakarsan Yahudi yönetiyor. Bir soru sormak onu Çetin konuşmuyorum. Çetin abi, şimdi hocam, bunların tehlikesi hocam bir soru sorayım burada. Devam ediyor. Dibimize geldi. Suriye, Irak olayıyla dibimize geldi. Şimdi emniyet de diyor mu ki sana 10 bin, 20 bin hocam tam da burada bir soru sormak istiyorum. Bak Çetin Erbölge hocam, hakim. Tam burada, bir soru sormak istiyorum. Şimdi IŞİD'i gördük. Ben 10 bin, 20 bin Selefi demiyor emniyet. Radikal evet, Selefi şeye, IŞİD'e muzahir Çetin diyor. Çetin muzahir hocam, şimdi, 20 bin. Bir hocam şimdi Irak'ta IŞİD'i gördük. 2014'te işte siz de demin söylediğiniz Ezidi kızlarına alışından ta oraları basıp insanları yerinden yurdundan edişine varıncaya kadar Suriye'de de gördük. Ama Türkiye'de iki ayrı frekans var. Şimdi burada iki tane ayrı soru soracağım. Biri Türkiye'de selefilik yayılıyor. Bu bir gerçek. Yani şimdi bu Türkiye'nin bir selefilik sorunu yoktur demek. Evet. Hata olur. Rağbet bence. De görüyor değil mi? Yani rağbet görüyor. Fakat yani şöyle işte bir sorun var. 3.6 diyor ideolojik olarak şöyle, diyor. Şöyle bir sorun var. Selefilik Avrupa'daki Müslümanlar arasında çok rağbet görüyor. Çok. Yeni nesil gençlerde de rağbet görüyor. Şimdi o da İslamofobiyi bunun, tetikledi. İşte bir taraftan İslamofobi tetikleniyor, bir taraftan da genç ama aynı zamanda da mesela DAEŞ'e katılanlara bakıyoruz. Eğitim seviyeleri daha üst seviyede. Yani en aşağı giden lise, üniversite mezunu. Doğru. Şimdi bir de böyle bir durum var. Şimdi, ama işsiz. İşte şartlar koşullar. Yani hangi diploması sosyoloji var, şusu var, busu var, imkanları evet, yok. Güzel, güzel bir şey aralı var. Evet. Çok imkan olan, imkan da var olan da var. Şimdi hangi sosyolojik, nedenler Türkiye'de gençleri, hele de okumuş gençlerim, örnek veriyorum, daha eğitim seviyesi düşük olanlar cemaatlerle, tarikatlarda, bunun sosyolojik bir şeyi var. Ama eğitim seviyesi daha yukarıda olanlara bakıyorsunuz, Selefi akımların içerisinde, IŞİD'in içerisinde, HTŞ'nin içerisinde ya da Suriye'deki radikal grupların içerisinde görüyorsunuz ya da örnek veriyorum Irak'ta görüyorsunuz. Evet. Bu birinci sorum. Bunu sosyolojik olarak karşılığı nedir? Hatta onları niye cezbediyor? Evet. İkinci nokta ise şu. Bugün geldiğimiz noktada
biz DAEŞ'i, IŞİD'i, işte radikal grupları konuşuyoruz ama Türkiye'nin içerisinde bir İran etkisinin olduğu da gözetilmesi gereken bir durum. Yani bir elbette bir akımın olduğu ya da Türkiye'nin içerisinde bazı İslamcı grupların içerisinde olduğu ya da diğer bir ifadeyle siz demin ifade ettiğiniz Sünni görünümü Şii koordinasyonuyla giden gruplar var. Bir süre sonra olmayacağını düşünüyoruz ama bir süre sonra bunların Türkiye'nin içerisinde bir çatışma alanına dönüşme imkanı var mı? Ki geçmişte PKK Hizbullah çatışmalarını biliyoruz ama bunun bir süre sonra Türkiye'de bir sıkıntı, risk oluşturma. Ama ilk soracağım. Yani, bu Çorum'u biliyoruz, Maraş'ı biliyoruz. Yani birçok olay yaşadık. Ya şu anda bu bize bir şey oluşturur mu? Tabii Kürt olmuyor, bu oyuna gelmiyor. Alevi Sünni de gelmiyor. Hocam. Şu anda o nokta gelmeye en müsait nokta. Dediğin nokta. İki rejimin burada kapışması neticede bizim yorgan gitti, kavga bitti. Bir de bakıyorsun Türkiye'yi bölme projesi gerçekleştikten sonra bunların da bir kavgası da hocam olmuyor aralarında. Suud'la İran baş düşman. Çetinlerin ilk sorusu çok kıymetli. Oradaki sosyoloji nasıl analiz ediyorsunuz? Yani orada ekseriyetle şu var. Ya diyelim ki fakir gençlerde şunun adında işsizlik sonra şunu düşünebilirsin. Şimdi diyor ki ona bütün cennet ahitlerine mesela cihat edenler, mücahitlere vaat edilen cennetler, köşkler, saraylar, huriler, gılmanlar. Bu daha ölürsen şehit olursunu efendim bir beyne yerleştiriyor. Bu ölürsen şehit olursun. Ya yani şehitlik talebi onu şimdi baştan uğrayı haklı bir cihat olarak gördüğü zaman orada da ne yapıyor? İşte o Suriye'de bunu yapabilmesi için ne yapması lazım? İran'ı Haçlı Şabi'yi oraya müdahil edince Sünni ekibi yani Ehl-i Sünnet Sünni tabanda çok şey buldu. Neden? Irak'ta hocam sadece şu anda Irak'ta Bağdat cezaevinde 604 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın var. Bak. Cezaevinde şu anda hali hazırda cezaevinde çocukları hariç ki bir kısmı getirilmeye çalışıldı. Bunların eşleri falan filan ama bu kadınlar da yani şimdi bakıyorsunuz mesela ben cezaevine gittim. Eğitim seviyelerine falan bakıyorsunuz gayet üst level eğitim yani işsiz güçsüz çocuk orada bir kimlik buluyor kendisine. Yok kimlik buluyor o ayrı bir şey. Eğitimlisi, varlıklısı. Yani ölürsen şehit oluyorsun, kalırsan ganimet var. Evet. İşte kız buluyorlar, yani falan. Evlendiriliyorsun falan dediğin gibi rütbe belki veriyorlar aralarında. Onlar da ayrı bir şey. Fakat burada esas cihat meselesini, o şuuru veriyor. Yani onun cihat olduğunu anlatıyor. Şimdi bunun cihat olduğunu anlatması için ne yapması lazım? Suriye'deki şimdi durup dururken Suriye'ye kim cihata gidiyordu? Kaç seneler evvel. Esed vardı. Oradan Hama katliam oldu. Baba Esed. Nasıl ondan sonra abi? O zaman da buradan kimse de gideyim de şurada şuna şunu yapayım bunu doğru. Yapayım bir şey var mıydı? Yok, biz de gidip Şam'a kaç kere gidiyorduk. Şimdi nasıl ikna ediyor peki? Yani bir şey ikna etmiyor. Şimdi oraya önce şimdi diyelim ki IŞİD'i Irak'ta yetiştirdin mi hapishanelerde? İşte öfkeli çocuklar meselesi, öfkeli gençler. Şimdi öfkeli gençleri oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Öfkeli gençler cümlesi de... Öfkeli gençleri o yapması lazım. Öfkeli genci buldu mu? Tamam. Öfkeli genç o kadar hapisten çileden sonra bir de ona hem İslam devleti hem halifelik hem para hem jip ganimet. Hem kadın her ganimet imkanı da verdin mi? Yürü bismillah dedin mi? O da kendini Allah'ın halifesi zanneterek işte bayrağı açıyor, siyah bayrak bilmem ne bir hutbe veriyor. Bağdadi zavallısı. Okumuş çocuklar yani, okumuş çocuklar nasıl ikna ediyor? Efendim zavallısı derken kafasızı, zındığı diyeyim. Oradan giriyor. Efendim o şeyle yol veriyor. Amerika yol veriyor da ama kim yapıyor görmüyor musun? Amerika yolunu veriyor. Suriye giriyor mu? Giriyor. Ondan sonra Rusya, Esed veyahut da neyse bunlar danışıklı dövüş işler. Oradan da Haçlı Şabi İran'a diyor mu ki siz de girin buradan Esed'i bunlar devirmeden. Hadi bakalım. Hocam nasıl kurtulacağız? Haçlı Şabi'yi de girince o da gelip milletin ırzına, namusuna, babasının önünde kızına efendim öyle Halep'te öyle bir tecavüzler yapmış ki o Haçlı Şabi milisleri İran tarafı. Bu da bütün videolara yansıyor. Bütün dünya bunu seyrediyor. Bunu seyreden bütün dünya. Haçlı Şabi'nin başındaki... Bu kadar Ehl-i Sünnet dünyada. Bu sefer sen Londra'daki Müslüman'a, Hollanda'dakine, Türkiye'dekine, şuradakine, buradakine ne oluyor? Orada sizin Ehl-i Sünnet kardeşlerinizin ırzına, namusuna bilmem ne geçiliyor. IŞİD bu sefer ne oluyor? Onların hamisi ve onların durdurucusu oluyor. Bu sefer de ne oluyor? Bütün millet hakiki bir cihat var diye. O kültürlü seviyeki adam da orada o oyunu anlayamıyor. Arka planda ne döndüğünü parmaklar işaret. Bakın hocam dediği gibi arkada kol beraber de parmaklar oynuyor ama
oynatan arkadaki bilek aynı bilek. Bu dolaba geldiler. Ama kaç kere geldiler? Şimdiki Yemen, Husiler, Zeydiler işte orada bir Şii damarında İran oradan kabarttı. Burada da Suudi Arabistan gönderdi. Bombala etme millet. Ne aç var ne? Peki, ilaç yok. Ölüyorlar gelir, açlıktan gelir, ya. Gün gelir bu topraklarda bir Şii Selefi savaş tanıklık eder miyiz? Tanıklık etmeyiz de yanımızda ettik lazım. İşte yani. İdlib'de ettik, orada ettik, burada ettik. Peki sonra ne oluyor? Ne diyeyim sana? Alavere, dalavere. İşte Laz Mehmet nöbet ederim ben. Şimdi esas mesele yorgan gitti, kavga bitti. Yani Nasrettin Hoca'nın kapısında kış günü kavga oldu ya. O da yorganı sırtına almıştı hani üşümeyeyim diye. Bir de bak da kavga edenler barıştı. Hocanın yorganı sırtından uçtu. Ya hanımı da dedi ki niye indin, niye geldin dedi. Kavga ne oldu? Yorgan gitti, kavga bitti. Devlet gitti. Suriye yani. Gitti, kavga. Şimdi PYD'ye yer açtı. Şimdi de IŞİD'i bitir çünkü şeyi bitti. Hani IŞİD'in düşmanıydı, IŞİD'i niye öldürmedi orada? Uçaklarla taşıdı, otobüslerle taşıdı. Kimseye dokundurmadı. Neden? Bir yerlerde daha lazım. Daha bir yerlerde lazım. Onlar aldı PYD'yi geçiyor. Tabii onlar şimdi hazır eleman durduruyor. Burada da Siyonistan'ın PYD'yi bütün dolap işte Siyonist masalarda keşke hazırlanan Amerikan'ın uygulamacı olduğuysa. Şimdi bunu gören bizim üzerimizde de bir efendim Siyonistan projesi Kürdistan adına bir PYD dibimize gelmiş. Şimdi burada PYD'si, IŞİD'i, efendim Şii'si, Selefi'si mesele değil ki. Mesele Türkiye'ye ne hocam, çorap o zaman öreriz. Bu şimdi öfkeli çocuklar mevzusunu ortaya çıkaran başbakan herhalde bu süreçleri hiç göremedi. Bu öfkeli çocuklar mevzusunu ilk IŞİD çıktığı zaman gündeme getiren dönemin başbakanı anlaştırılan bu sürede olacakları görememiş. Görememiş. Tabii görememiş. Ama şimdi başbakanı da Ahmet Davutoğlu'ndan. Yani şu anda dibimizde yaşanmış bir olay. Burada peki ne hazırlanıyor şimdi? Buradan buyurun. Afganistan'ı görememişler, Irak'ı görememişler, Suriye'yi yani, görememişler. Şimdi bizde peki, ne hazırlanıyor? Nasıl kurtulacağız? Bana diyorlar ki şimdi bu kadar abartma. Burada bir ideolojik bir şey var. Silahlanan bir şey yok. Ya kardeşim farklı bir itikadi 2016'da 10 bin 20 bin muzahir. 2016'da 10 bin 20 bin ne demek ya? 20 bin muzahir. Bunlar orada ne kaç taneyle çıktılar ya? Şimdi bu 10 bin bin muzahir. Peki adam yeni videosunda taze 6 bin müşriği döndürdüm derken ne demiş oluyor? Sana bana kafir Müslümandan sana bana kafir diyen 6 bin kişi çıkarttım diyor bu Ariz. Öbürü ne diyor? Kadınlar bırakın kocalarınızı gelin. Eskiden cemaatimiz kuvvetsizdi. Şimdi cemaatimiz güçlendi. Türkiye'nin her yerinde sizi bakarız. 4 çocuğun varsa da Allah'a gel diyor zındık. Şimdi bu noktada da kuluçka başlamış mı? Başlamış. İdeoloji var mı? Var. Tekfir var mı? Var. Ha bir de takıya meselesi var. Bu, o da bir ayrı bir şey. Şimdi bunların bir kısmı da diyor ki biz diyor karşıdaki camide diyor imamın arkasında kılıyoruz diyor. Bu cübbeli niye diyor bize böyle diyor diyor. Şimdi bir de bu husus. Onlar da bana bir independent röportaj verdiler. Bir reddiye yaptılar bana şimdi. Peki sen şimdi burada camiye gidiyorsun kılıyorsun. İmama uyuyor musun? Uymuyor musun? Münferit mi kılıyorsun da imama uyduruyorsun? Onu ben bilmem. Kimsenin günahını almam. Öyle diyene uyuyorum diyene uyuyorsun diyorum. Esas yerleri nereler? Ev dersleri. Ne yapıyorlar evde? Ben sana 2000'i 2 ile de çarptırırım. Ev derslerine gelirsen. İnternetleri hiç konuşmuyorum. İnternet ağını. Ne yapıyorlar evde? Ev derslerinde ne yapıyor? Adamı kendine çakana kadar gençleri camilerde falan camiye gitmeye başladılar. Bu arada daha büyük tehlikesi. Camiye gidiyor avlama tavlama için. Geliyor gençin yanına oturuyor falan. Bunların usullerini hepsi sahada inceledik. Hepsini arkadaşlar müşahitleri var bunlar bana. Bana dünya kadar benim sitelerime yorum gelmesini bırak. Bizzat da görüştüklerim var. Şimdi bir tanesi mesela ses kaydını dinledim ama şimdi bulamıyorum yani. Kaç sene oldu. Adam ona mesaj atmış, ses atmış. Seni normal öldürmeyeceğiz diyor. Ben bunu kulaklarımla dinledim. Yalan konuşacak bir insan değilim. Kıtır kıtır keseceğiz. Senin işkencelerini kimse kaldıramaz diyor. Bizim el üstünden bir hoca kardeşimize söylüyor. Bu şekil aralarda atılanlar, edilenler birbirine. Şimdi bunu camiye geliyor, tanışalım sünnettir kardeşim diyor. Selamun aleyküm bilmem ne. Oradan ev sohbetine buyurun. Ondan sonra Sultanbeyli de şurada burada. Her yer ev dershanesi. Mescit gibi de. Şimdi mescitte yine 50 kişi, 100 kişi falan oluyor bazı kere. Ama evde 4, 5... bu ideolojiye sen bunu azıcık bak dünyadaki zulme, bak Müslümanların durumuna, bak işte Kur'an böyle söylüyor. Ayet okuyor. Millette ilim yok.
Kur'an'ı mı? Ya işte bunlar kafir, şunlar kafir. Adıyaman'daki bu ideoloji... Adıyaman'daki çay ocağından 3 tane canlı bomba çıktı. Nereden? Adıyaman'daki çay ocağından 3 tane canlı bomba çıktı. 3 tane canlı bomba. Adıyaman dedikçe bu arada Adıyamanlar rahatsız oluyor. Yok Adıyamanlar yani, Adıyaman kadar Adıyaman. PKK'dan ve bu Selefi işinden hakikaten halk olarak nezih bir millet belki de şehir olarak bulunmaz. Yani Adıyaman'a aşağı ben onu demiyorum ama oradaki bu olayda lokal bir durum olmuş. Zaten zemin bulamamışlar. Zemin bulursa şimdi bir Konya gibi olurdu, İzmir gibi olurdu. Bak Konya, İzmir zemin bulmuş. Ankara zemin bulmuş. Sen şimdi Adıyaman'ın da hocam, bakarsan... ilginç gelmedi hayır, mi size? Hayır, Adıyaman'dan emniyet raporuna bakarsan 44 IŞİD'e İzmir ilginç gelmedi Ankara mi? Falan 700 falan. Adıyaman yok, Adıyaman 44. Diyarbakır 94. Yani o noktada... Yani halk olarak hiçbir şey yok yani. Fakat evlerde bunların akıllarını çeliyor. Bunlar kaç kişi biliyor muyuz? Kaç yapılanma biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şu anda ben size söylüyorum. İnşallah yanılırım, mahcup olayım. Keşke herkes bana desin, hurafeci, palavracı herif desin, suratıma tükürsün. İnşallah. Ama aynısını da söylüyorum. Burada kuluş, burada altyapı hazırlanıyor. İdeolojik altyapı. Çünkü bunlarda para çok. Arkalarında kaç tane Körfez ülkesi var? Suud dahil devlet var. Bu parayla insanlara da kitapla, parayla, şundan bundan her bollukta var. Bu 10 bin, 20 bin 2016 itibariyle çok büyük bir rakam. Hocam peki o 2016'da Türkiye'deki bu ideolojiyi cemaatler... 10 bin, 20 bin radikal muzahir emniyet rapor verirken Hilmi Demir Hoca ideolojik noktada 1.2 bulmuş. Şu anda 3.6 buldum diyor. Hocam peki Türkiye'deki cemaatler... İdeolojiyi söylüyor. Hoca ideolojiyi söylüyor. Hoca silahtan bahsetmiyor. Hoca bilmiyorum diyor. Hocam siz Türkiye'deki bu... cemaatler neyi veremiyor o zaman gençlere? Neyi? Türkiye'deki cemaatler o zaman neyi veremiyor gençlere? Ya babacığım bu tarikatlar bir yarışıyor. Bir cemaatler bir bunların bırakılması lazım. Şu anda Ehl-i Sünnet, Maturidi Hanefi veyahut da doğudaki Kürt kardeşlerimiz Eş'ari Şafii. Bunlar başımızın tacı. Bu noktada Diyanet'e devreye girip Hilmi Hoca'nın dediğine geliyor. Yani ilahiyat, imam hatip, din, mezhepler üstü bir din öğretilir mi ya? Mezhepler üstü bir din ne demek ya? Selefiye yatak sermek ya. Mezhepler üstü din mi olur ya? Çocuk bilmiyor ki. Müftü olmuş, hoca olmuş, vaaz olmuş. Onlarda da var bu selefi şeyine rağbet eden. Çünkü ya deizm ya selefizm. Ya şimdi ama neden? Bir kısım mealci. Bu da çıkıyor, hadis yok diyor. Sünnet delil değil diyor. Bunlar da mahvettiler. Meale bak, fetva ver diyor. Adam da meale bakıyor. Mealden diyor, zinaden kadınla evlenmem lazım diyor. Bu ayette mensuk olan beyat bilmem ne. Tefsire bakmıyor. O oradan bir tarafa aldı götürdü. Bu taraftan Selefi diyor bir tarafa aldı götürdü. İran rejim bir tarafa aldı götürdü. Yine bu cemaatler, hocam, tarikatların... Her şeyden, hocam özür dilerim, böldüm. Ancak her şeyden Diyanet, habersiz bir genç yani olsaydınız. Yani Diyanet güzel bir çalışmayla efendim bu meseleleri anlatsa... Yani tehlikeyi önceden sezinlese ve mesela bu Allah gökte meselesine temas eden, mesela yine Maturidi hakkında bir hutbe okundu mu dedi dün Hilmi Demir Hoca. Burada sordu sizin bu stüdyoda. Yani şimdi yani Maturidi'nin kim olduğunu, bizim itikatta imamımızın kim olduğunu, onun görüşlerine göre itikat mesela hutbede Amentü'yü anlat be abi ya. Amentü'den anlat. Allah mekanda münezzehtir, Allah gökte değildir. Mezhebe mensup olmanın niye gerekli olduğunu? Yok, gerekliliğinden diye demiyoruz. Şimdi boşta kalırsa kendi tercih yapacak ilme sahip değil. Ya müçtehit olacaksın ya mukallit olacaksın. Sen müçtehit olursan sana zaten Maturidi'yi taklit et diyen yok. Ama bugün Maturidi ayarında o ayetleri, hadisleri tahlil etmiş bir de 1400 senedir derken tabii ki 300 oradan koy. Buradan geliyoruz 1100 senedir. Bütün ulema kabul görmüş ve huzuru, sükunu, sekineti, efendim Kölemenler Memlükü'nden, Selçuklusu'ndan, Osmanlısı'ndan her türlü kitapları yazılmış, sorularına cevap bulmuş, müşkilatı halledilmiş. Hazır bir şey var. Yeni din mi çıkaracağız? Şimdi bu çoluğa çocuğa deniyor ki İmam Hatip İlahiyat'te bazı hocalar, al meali eline, İmam-ı Azam da adam, sen de adamsın. Ama İmam-ı Azam'ın malzemesine, senin malzemenle. Adam bilmem ne Bolu'nun en iyi aşçısı. Ondan sonra sana da diyor ki o da adam, sen de adamsın. Yaşınız da var, başınız da var. Evet, yap aynı böreği diyor. Ama onda her türlü unu malzemesi bilmem ne var. Senden de hiçbir şey yok. Bunu saldılar çayıra. Bu da çok büyük bir işte deist,
deizm ve ateizmi İmam Hatip Veliaht tarafından olsun gençlikte körükledi. Buradan boş kalanları da bu selefiler, tabii yani herkesi ben gençleri şeyle suçlamıyorum. Yani ganimettir, kızdır, paradır. Yani gençlerimize de bunun şey yapmayalım. Çoğu burada bir şey gördü. Suriye şeyinde, olayında. Yani bizim kardeşlerimiz Müslüman kızların ırzına geçiliyor. Şii milisler Haçlı Şabi tarafından, yani İran diyelim burada. Şii'nin mezhep olarak şu anda Türkiye'deki Caferi'yi kastetmiyoruz. Çünkü burada vatandaşlarımız var. Onlar vatanına, milletine bağlı. Burada onlarla bir sorunumuz yok. Şii milislerim Haçlı Şabi meselesinde mesela. İşte Kasım Süleymani adamlar şehit diyenler oldu, rahmet okuyanlar oldu. Biz lanet okuduk mesela. Ondan sonra kapıştık, yine bizim Müslümanlarla birbirine girdik. Ya biz orada bunu gören, müşahit olan, Halep'teki ırzına geçilen kızların, çocukların, efendim babaların, şunların, bunlar buraya gelenler var ya. Görüştüklerimizle bunun başını Kasım Süleymani yönetti. Ben buna nasıl şehit diyeceğim, rahmet okuyacağım? Bu olayı hazırlayınca, buradakiler de Allah için, Müslümanın ırzını, namusunu korumak için diye zemin buldu. Ama onu düşünemedi. Sonra bu oyun bitecek, yorgan gitti, kavga etti. Bir de bakacaksın PYD kuruldu. IŞİD de yok. Haçlı Şabi de yok icabında. Hocam, ne tamam. Var abi? Geçmiş olsun. Efendim, PYD kuruldu. Ben Veys'e dedim ki kaç saat gideriz dedim gelmeden önce. 8-10 saatte gideriz. Hiç soru sormadan da bir şey soracağım. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir gençsiniz. Geldiniz, televizyonunuzu açtınız. Bizi izliyorsunuz şu anda. Ya da bugüne kadar. Ne yapabilirim? Çağırmasaydınız beni. Ne konuşturuyorsunuz hayır. ki o zaman? Muhterem, soruyu soran sizsiniz. Konuşturan sizsiniz. Hayır, ben kendim çıkıp da bunları hocam, mı konuşuyorum? Soru soracağım ya, bir saniye. Yani bir misal. Ben diyorum, kendimle sohbet yaparken yani düzgün bir şey anlatıyorum. Teşeyyüden bahsettik. İran'ın şiileştirme çabalarını anlattık. Körfez'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başat rol oynadığı selefileştirme faaliyetlerini anlattık. Libya'da Hafter'i tuttular. Yani Libya'da lazım. Bize karşı Hafter'i tuttuk. Kim? Selefiler. Evet. Yani bunları hala görmüyor muyuz? Bir tamamlasın. Evet. Bunlardan gençlerimizi uzak tutmamız gerektiğini söyledik. Sonra işte bunlar İran, bu arada bunların ulusal güvenlik sorunu olduğunu, teopolitik din üzerinden birilerinin bir şeyler yapmaya çalıştığını, tarih boyunca bunların zaten örnekleri var. Her şeyden habersiz bir gençsiniz, oturdunuz Türkiye'de, bakıyorsunuz. Ne yapacağınıza karar vereceksiniz. İran'ın bu faaliyetleri, Suudi Arabistan'ın bu faaliyetleri, tarikatlara, cemaatlere baktınız, ya FETÖ gibi bir şey çıkmış önünüzde, zaten aman aman demişsiniz. Sonra ya başka işte tarikatlar, cemaatler acaba olur mu demişsiniz. Çat bir yerde işte bir çocuk tacizi skandalı, bir tane üfürükçü hoca, akabinde bir tane nedir o taciz, işte Uşaki Nurullah hikayesi. Buna baktınız. Ama sonra tamam, ama işte bunlar hep Diyanet'in vazifesi. Sonra evet, Diyanet'e soru... döndünüz baktınız. Hutbede işte Atatürk tartışmaları. Ondan sonra oturdunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha minnet ve şükran duydunuz. Ve dediniz ki ben burada ne yapacağım? Ya ne yapacak abicim? Bir genç olsaydınız ne yapardınız? Bir genç olsaydın ne yapacaksın? Şimdi bir yandan deizm falan konuşuluyor. Yani hakikaten şimdi gençliğin işte, işi zor. Gençliğin işi çok zor. İşte böyle zamanda diyeceksin ki doğru bir itikat, doğru bir amel, doğru bir fıkıh. Kim hangisi? Yani Diyanet ehli sünnettir. Diyanet çizgisinden hiçbir zaman genel manada çıkmamıştır. Ufak tefek mezhep içi şeyler taklit olur. Hanefi'den bir fetva almıştır, Şafii'den olmuştur. Bunlar tahfif olmuştur. Ben Diyanet'i hiçbir zaman ehli sünnet çizgisinden çıktı diye itham etmedim. Ama bilgâne kalmakla, IŞİD olayında bir şey oldu. Ben Habertürk'te dedim ya bir hutbe bile okumadınız şu IŞİD'e. O hafta Cuma'da okundu. Benim buradan mı demem lazımdı IŞİD hakkında bir hutbe okuyun dedim. Burada dedim yine. Herhalde Fatih Altaylı beyefendinin programıydı. Şimdi yine bir şey oluyor, bir olay üzerine. Yani şu erken uyarı sistemini geliştirip önceden önlem alma uyarısı asla yapılamıyor. Halbuki Cumhuriyet'in kuruluştan beri sistematik olarak efendim Maturidi, Hanefi ekolü üzerine, Ehl-i Sünnet üzerine, Atatürk de bunu böyle bina etmiş ve o ekolü burada vazifelendirmiş. Bu noktadan beri bugüne kadar gelmiş. Ama şimdi bir şey söylüyoruz. O zaman da diyor ki Diyanet buna müdahale edemez. Nasıl da demez? Din alanı mı? Diyor ki devlet layık. Şimdi devletin layık olmasıyla Diyanet layık değil ki. Diyanet İslam'ın tarafında. Diyanet de ama ne oluyor? Bir eşcinsel olay bilmem ne bir şey patlıyor. Diyanet reisi beyefendi, hoca efendi
Kalkıyor diyor genç cinsellik İslam'a uygun değildir. Tamam doğru. Barolar ayağa kalkıyor bilmem ne bilmem. Laiklik var bilmem ne. Ya nasıl laiklik olacak? Diyanet reisi ayet okuyor. Eşcinsellik Kur'an'a muhalif haram. Ne okuyacak adam? Yani dolayısıyla böyle de olmaz, böyle de olmaz. Yani Diyanet yapsın. Soruşu genç ne yapsın? İftarlık gazoz diye bir film vardı hocam. Bilirsiniz, izlemişsindir belki. Orada çok güzel bir sahne hiç aklımdan çıkmıyor. Diyor ki Türk dinimiz İslam, peygamberimiz Hazreti Muhammed Türkiye'yi Atatürk kurtardı. Ne iki ileri ne iki geri diyor. Anadolu İslam dediğimiz bir şey var. Bunun dışına çıkmayın diyor. Ya çıkmayın derken yani iftarlık gazoz. Şimdi bir insan tabii ki Peygamberimiz Hazreti Muhammed'le benden kurtulamaz. İman, İslam gidelim. Şartlarını bilecek, namazını kılacak, abdestini alacak. Tarikata girme şartı yok. Bir araya gidelim. İlle bir mürşide bağlama şartı yok. Ama tarikatlerin ve yani hakiki olan ehli sünnete hizmet etmiş camialerin de doğuda olsun, güneydoğuda olsun. Yoksa şimdi çoktan o gençlik küllün Marksistleriniz o ideoloji 30 sene, 40 sene... Şu anda oranın yine en fazla namaz oranı, abdest oranı, ateist bilmem ne oranın azlığı. O yapıya bakarsan orada Doğu ve İç Anadolu'da da keşke o inkıtalar olmayaydı. Ehl-i Sünnet alimleri daha rahat hizmet edebilselerdi. Buralarda da bu kadar boşluk peki, olmazdı. Bir araya gidelim. Akif'in sorusu kıymetli. Orayı biraz daha derinleştirelim. Bir araya gidelim. Sonrasında ne olacak bu gençlerin hali sorusuna? Gençlerin. Cübbeli Ahmet Hoca. Memleketin hali gençlerin hali. Cevap arayalım kısa bir ara. Huzurlarınızdayız tekrar. Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlıyoruz. Araya gitmeden önce Mehmet Akif'in güzel bir sorusu vardı. Bir genç bizi izlese kafası hayli karışır. Hoca da dedi ki burada Diyanet konuya el atmalı. Tam da bu konuyu derinleştiriyorduk. Diyanet ne yapsın? Sorusu da hiç şüphesiz burada cari bir soru, geçerli bir soru. Fakat bir taraftan da arada da konuştuk. Burada herhalde ortaya çıkan en kıymetli durum hocanın selefilik meselesine dikkat çekmeye çalıştığı şey, daha öncesinde Afganistan'da, Suriye'de ve Irak'ta hala olmakta olan selefilik çatısı altında, bütün selefi olarak kendini tarif edenleri şüphesiz bu tanım altına sığdırıyor değiliz. Ama selefilik çatısı altında buralarda yaşanan kaos, sonrasında ortaya çıkan tablo, dolayısıyla Türkiye'de 2000'de 150 dernekte şuyu buyunu boş verin, böyle evlerde, merdiven altı camilerde, toplantılarda buna potansiyel gençler yetiştiriliyor. Buna potansiyel yarın bir gün eline silah verdiğinizde benzeri durumları, benzeri tabloları ortaya çıkartacak bir altyapı oluşturuluyor. Buna dikkat çekiyorum diyor. Hoş bunun arasında da zaten silahlanan ya da buna çok meyal yapılarında birkaçının adını verdim. Birkaç güne kadar da rapor tamamlanacak. Bu cuma günü verdiği ifadenin bilginin dışında daha başka bilgileri de vereceğini söyledi emniyete ya da sonrasında eğer icap edecekse de savcılığa. Dolayısıyla süreci buradan yönetiyoruz. Konuyu anladık, zaman zaman yine buraya döneceğiz. Ama bu Diyanet de ne yapsın meselesi, çocukların ve gençlerin ortada kaldığı duruma ne diyeceğiz demiştik. Ama bir ara zaman demiştik. Ne olacak gençlerin hali? Ya şimdi Diyanet bir müfredat hazırlayıp, yani Selçuklu, Osmanlı ecdadımızın bu dinimize çok hizmeti olmuş. 1000 senedir bayraktarlığını yapmışız. Biz Maturidi Hanefi ekolü, diğer bizim vatanımızda şu anda yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımızdan bir kısmı da Eş'ari ve Şafii Eş'ari. Çünkü Maliki, Hanbeli bizde pek yok ama tabii şimdi bunlar Hanbeli olma, ona diyorlar yani Hanbeli. Şimdi bizim Türkiye'dekiler mezhep de bir şey de bilmiyor. Ama sen Suud'dakine, şuradakine, buradakine sorarsan Hanbeliyim der. O da ayrı bir şey. Burada efendim onu ona dayatmayacaksın. Mesela şimdi Mehmet Akif Bey'e bir şey laf sokayım. Yani şimdi dün dedi ki yok, dün dedi ki İsmail Ağa'dan dedi biri dedi Şafii köyüne dedi imam oluyor dedi. Bitlis mi bir yer söyledi. O zaman diyorum dedi hadi siz de Hanefi olacaksınız. Gibi bir laf söyledim mesela. Ben hiç böyle bir şey... Öyle bir şey var demedim. Var anlaşıldı. Hayır hocam dedim ki... Derse yani. Hayır örneğin dedim. Ya ama ki... dedin. Seni hayır, tam da İsmail Ağa dedin. İsmail Ağa'nın önüne atmayın. Sen, hayır İsmail Ağa dedin ve İsmail Ağa'dan gidip Bitlis'e gönderdin İsmail adamı. İsmail Ağa'dan Dolu'da Bitlis'li, Bingöl'lü benim kardeşlerim var İsmail Ağa'dan.
Söyleyeyim hocam, ne onlar, dediğimi söyleyeyim. Ama sen şunu demek istedin. Ama misali çok tersten verdin. Yani Diyanet, Hanefi olanı Şafii köyüne gönderirse demen tamam. Ama İsmaila gidip Şafii köyüne imam tayin etme yetkisi yok ki. Abi, dakika, misal de İsmaila geçti. Tamam, ne söylediğimi ben söyleyeyim. Ha, burada şimdi mesela, İsmaila'dan mezun olmuş Trabzonlu aşırı Hanefi bir genç arkadaşımızı Diyanet alıp... Ama niye İsmaila'dan mezun oluyor abi ya? İmam Hatip'ten tamam, de olabilir abi ya. İlahiyattan da olabilir. Sen şimdi memlekette bütün imamları... Tamam hocam, başka bir cemaatten olsun, önemli değil. Diyanet dedim, bunu imam olarak dedim bir Şafii köyüne tamam. Batman'da gönderirse tamam, gönderebilir. O da Hanefi olacaksınız ama derse, Hanefi olacaksınız derse değil demez. Zaten dedi demedim. Hanefi Şafii'ye uyar Şimdi geçen bir akademisyen çıktı hanginizin kanalındaysa, adam demesin ki bütün kavga Maturidi Eş'ari arasında diyor ya. Ya Maturidi Eş'ari ne kavgası var, dünyada hiç böyle bir şey yok. Fas Maliki, Cezayir Maliki, biz her yerin ulemasıyla görüşüyoruz. Seyyid Maliki, Mekke'de dolu Maliki var. Bütün Şafiiler zaten yurdumuzda. Yani bu dört mezhep... Şu an izlese var ya, Maturidi, Eş'ari ne? Ne yapıyor bunlar? Ne bu? Maturidi, Eş'ari itikatta aralarında lafzi münazaleler olmakla beraber bunlar yok hükmündedir, yoktur, birdirler. Hanefi, Şafii, Hanbel, Maliki dört fıkıhtaki mezheptir. Bunların hepsi haktır. Kolaylık vardır. Birinde olmayan bir fetva olur. Sen de bir zora girersin. Hanefi'de hocam, mesela böbrek diyelim ya. Senin bir... Diyor ki boş ver bunları diyor. Bak aç Kur'an'ı, anla, anladığını amel et. Olmaz. Kur'an'dan hüküm veremez. Çünkü bu taraf çok karışık geliyor hocam. O kaotik geliyor burası. Ama Kur'an'dan iki rekat namazı kılınmasını öğrenemez ki. Şöyle bakıyor yani normal. Ya Kur'an-ı Kerim'de kıyam emreden ayet vardır, rükû vardır, secde vardır. Ama bunun tertibi nedir, sırası nedir? Secdeden başlar namaza orada yani. Orada Anadolu İslamı, geleneği muhafaza edip orada, işte tamam. İftarlık gazozu o yüzden söyledim. İşte Anadolu'da genel bir... Yok, din eğitimi alanları, biz şimdi bütün gençlik din eğitimi alamayabilir. Din eğitimi İmam Hatip ve Velayet'te alınıyorsa, Hilmi Demir Hoca'nın lafı çok doğru bir laf. Bunu o söylediği akademisyen olduğu için... Çok daha hani kabul görür. Ben zaten ecel biri olarak ilan edildim. Yok, edildim zaten birileri tarafından. Edildim ecel olarak. Resmi bir makamdan edildim. Neyse, dürüst olup da ecel diyeni tercih ederim. Tabii arkadan takıya yapıp da arkama oyanlardansa. Ecel ilan edildim. Ben onun bir şey konuşmuyorum. Ama diyorum ki bu teklif akademisyen tarafından olduğu için zaten benim bildiğim kadarıyla Devlet Bahçeli beyefendi büyümüş. O da bir Maturidi ile ilgili bir çalışma Hilmi Efendi'ye tevdi etmişti diye ben haberlere, bildiğim kadarıyla derken özel bilgi değil, haberlerde falan da görmüştüm. Bu nokta kaybedilirse bu ilerisi ateist, deist, selefi falan gümbürtü gidiyor yani. Mezhepler üstü din öğretilmez. Çünkü mutlaka dini geçmiş ecdadımızın hepsi bir ekolden öğrenmiştir. Bu ekolde birbirine çatışmaz. Ehl-i sünnetin çatısı geniştir. Fıkıhta 4, itikatta 2, hepsi bunun içindedir. Dolayısıyla buna dayalı bir müfredat ile eğitim olursa, ilahiyattaki bir öğretmen de, orada tefsir okutan bir adam da, kalkıp Marmara ilahiyattaki tefsir okutan biri talebeye, efendim sen Kur'an'da Allah'ın kelamı değil, bu ne biçim Allah? Hep kendini methediyor. Bunun ses kaydını Ebu Bekir Sifil Hoca yayınladı. Marmara İlahiyat'ta tefsir profesörü sizin de arası. Ya isim verip de adamı bağlattıracaksın be muhterem. İsim verme ki. Bağlattırma abi bize kimseyi ya. Bağlattıracaksın, propagandasını yaptıracaksın. Ben sana selefilerin seslerini getirdim. Selefilerin seslerini getirdim. Propaganda yapmayalım dediniz. Doğru kabul ettim. Sen şimdi bize antika adamların propagandasını yaptırtma. Benim burada bir reyting varsa bile. Şimdi adam... Aynen böyle. Ebu Bekir Sifil Hoca, Allah ondan razı olsun, reddiyesini yaptı, güzel açtı. Sonra ben de yaptım tamam, ama ondan duymuş olduk. Dinleyin dedi, elinde tuttu böyle, üşenmedi, dinletti. Adam diyor ki, ben diyor, yani diyor bu nasıl Allah diyor, kendini methediyor. Şimdi iş Kur'an'a geldi. Sen diyorsun ki, Kur'an'ı açsın, dümdüz gitsin genç diyorsun. İşte ilahiyatta bu hocalar var. Kur'an'ı açsın. Adam diyor ki, Kur'an'da Allah diyor, el mütekebbir diyor. Mütekebbir kibirli demektir diyor. Biz diyor kibirli olursa diyor adamla kızıyoruz diyor. Zerre kadar kibir olan cennete giremez.
mealen söylüyorum. Allah ben kibirliyim diyor. Ama kendini methediyor diyor ya. Ya diyor o zaman diyor bırak da seni biz methedelim diyor ya. Ha diyor gidiyor gidiyor gidiyor. Şimdi bu gençler böyle yetişiyor. Bu vaaz olacak, müftü olacak, imam olacak. Tefsir profesörü. Ondan sonra da diyor ki o zaman diyor ben şöyle düşünüyorum diyor. Hermes mermes bir şeyler dedi ben tam anlamam. Ben şöyle düşünüyorum diyor. Bu diyor Kur'an diyor yani Allah'ın kelamı olarak Allah bunu demedi diyor. Bak şimdi işi getirdiği nokta görüyor musun? Peygamber düşündü ki diyor. Ya şimdi diyor ben bunu bunlara nasıl anlatırım? Bunları Allah'ın gazabından nasıl korkuturum? Şimdi Allah diyor ki işte lanet. Dilinden lanet düşmüyor Allah'ın Kur'an'da diyor ya. Lanet ettim lanet ettim Kur'an'da var çok lanet. Bu Allah diyor niye lanet ediyor beddua diyor, diyor ya. E şimdi peygamber de bunu diyor o zaman Allah kelam diyor. Peygamber diyor o toplumun diyor anladığı dilden bak kızdırmayın ha. Yakarım ederim belanızı veririm bilmem ne. Peygamberin ağzı bu diyor. Yani zaten Diyanet buna daha evvelce de Kur'an'ın lafzı vahiy değildir bir tezi çıkarttılar birkaç akademisyen. Diyanet cevap verdi. Diyanetin en büyük sorunu isimsiz cevap veriyor yani. İsim vermeden cevap veriyor. Siz de isim vermediniz hocam. Bana da kızdınız isim verince. Buyur. Siz de isim vermediniz. Babacığım cevap hakkı burada doğmasın. Ben sohbette veriyorum her türlü isim cisim veriyorum. Bu isimlerle canlı yayında niye karşı karşıya gelmiyorsunuz? Onun fikirlerini mi millete dinleteyim? Sen şimdi diyorsun ki Selefi'nin propagandasını yaptırmayayım. Ben seni haklı buluyorum. Sen beni niye haklı bulmuyorsun? Yok ben soruyorum. Tamam adam Kur'an Allah'ın kelamı değil. Peygamber uyarladı diyor. Ben onu mu dinleteyim ben millete ben burada? 5-10 tane deist daha mı kazanır? Bu yayını hazırlanırken daha öncesinde de pek bunları çok isim mesela bana. Acaba deizm artıyor mu diye ben bir ürperdim yani hocam. Buradan da bakarsak şimdi, acaba hiç mi konuşmamak lazım? Biz burada güvenlik sorunu, devletin güvenlik sorunu. O da bana düşmez. Sen necisin derler adama. Ama ben FETÖ'de uyarılar yapıp maalesef uyarıları çıkmış bir adam olarak ben diyorum ki 3 vasiyetimin biri çıktı, 2 tehlike daha kaldı. Bu 2 tehlikeye de dikkat çekiyorum diyorum. Kızıyorlar mı size çevrenizden peki? Ne, yani, bana çevremden kızan yok. Ama şu var tabii. Şimdi bütün derneklere operasyon gelir, dernekler teftiş edilir, edilsin. Evet. Edilsin. Başka cemaatler, gruplar, STK'lar tepki gösteriyor. Ya STK METK'sı değil. Tabii şimdi şöyle bazıları ne girdim bu işe diyor. Niye girmeyeceğim bu yani güven? Ben bunu uyarma yapabilirim. Efendim beni yetkililer de adam yerine koyup gelsin dinleyelim demişler. Ne var? Diğer cemaatler mi diyor niye topa girdi? Cemaat da demeyelim. STK tipi işler. Aha. Şimdi adam diyor ki körfezi darıtmayalım. Ben körfezden para almıyorum ki. Kim diyor hocam? Kim alıyor? Ya olur mu öyle para? Şey yani? Kim alıyor? Ben körfezden para hayır körfezden para alıyor demiyorum adama. Bana şimdi darıtmayalım körfezi şeyini tek... Darıtmayalım bana diyorlar. Körfezi darıtmayalım desen. Körfez zaten Yahudi olmuş. Türkiye'yi bölmek için her türlü parayı harcıyor. Efendim... Körfezi darıtmak istemeyen STK'larımız mı var? STK'larımız var. Onları da söylediniz. Allah Allah ben... Şimdi şunu demek istiyorum. Yani bana özelde tanışma hukukumuz olaraktan özelde bir telefon geliyor. Şimdi ben burada onu darıtmayalım, bunu darıtmayalım diyemem. Bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri şu durumu görüyorsunuz. Hemen hemen Katar hariç, Kuveyt'i bilmiyorum. Biraz sanki sessiz durdu gibi. Fakat bu Yahudi işinde bilmiyorum. Yani İsrail'le anlaşmalar. Bu İsrail'le anlaşanların ve bu 5 tane daha sırada bilmem ne Suud'da herhalde. Bunların hepsi kesinlikle Türkiye'nin bölünmesi için çalışacak devletlerdir. Bitti. Aksini iddia ediyorsanız söyleriz. Türkiye'nin bölünmesi için çalışacak. Libya'da bakıyorsun efendim Türkiye... Selefiler ufak... üzerinden mi? Selefiler üzerinden. Onların tek sermayesi Selefilerdir. Ha öbür işler ayrı tabii. Özel bir şahsı parayla satın alırlar. Öbürüne kadından efendim kumpasa getirirler. Bazı kişileri, şahısları konuşmuyorum. Gördüğümüz coğrafyada Yemen'den efendim Çeçenistan'a kadar, Afganistan, Çeçenistan, Irak, Suriye hepsinde Selefilerle başarılı demeyelim. Yani muvaffak denmez de başarılı denebilir. İstediklerini yaptılar. Şu anda 3 falan en az 3. 3'e bölme durumları gelişti. Bosna Hersek'teki soykırımda Bosna'da da var. Bosna'da da var. Olmuştu. Bosna yani onu da siz daha bilirsiniz değil mi? Selefilerin orada da ben bir denediler ama denediler. Çok oradaki tasavvuf kültürü oradaki tasavvuftan ziyade oradaki yani Osmanlı medrese sistemi Maturidi ekolü, Hanefi ekolünün olması.
Yoksa onlar peki. Türklükten hocam, değil. Burada yani hocam, burada bir soru burada sorayım. Türklüğün de üstünde. İran da denedi. Hocam, Türklüğün, tabii Türklüğün de üstünde biz burada Ehl-i Sünnet'in Maturidi, Eş'ari dedik mi 2 milyar Müslümanın çoğu. 2 milyar Müslümanın çoğu. Çünkü Hindistan, Pakistan, Afganistan bütün buraları tutturduğun zaman Türkiye, Türk Cumhuriyetler Maturidi. Geri kalan işte Fas, Cezayir, Tunus hocam, bilmem ne Maliki. Seyit Kutup oradan Selefi... Yemen'den ağrı geliyorsun Şafii. Bizim Kürtlerimiz Şafii. Dolayısıyla elhamdülillah Ehl-i Sünnet Maturidi Eş'ari altında bütün ümmet ittifak etmiş. Ve dört bede fıkıhta mezhep var. Bunun içinde genişlik var. Fıkıhta genişlik aranıyor zaten. İtikatta ittifak var zaten. Fıkıhta bir mezhepte hocam, olmayan bir fetvadan yararlanabilir. Tamam. Burada bir soru bunun sorayım. Dışında orada işte zaten Selefi kaç milyon hocam, çıkar? Hep aynı şeyi şey mesela Suudi Arabistan'ın halkı Selefi değil çoğu. Evet. Hocam yani Suudi halkının çoğu Vahabi değil. Buna da dikkat hocam. Edelim yani. Bizde Selefilik meselesi bu Suriye iç savaşıyla beraber tartışılır hale geldi. Daha öncesinde çok küçük işte siz konuşmanızın başında Şiilik tartışılıyordu. Işte, Şiilik meselesi vardı. Fatih'te bir iki tane kitap evi falan vardı ama şimdi içimize 4 milyon Suriyeli geldi. Bir taraftan da Suriye'nin kendi iç kavgası var ama bu Suriye iç savaşıyla beraber içimize gelen bir Selefilik meselesiyle artık tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ve ama onlar Suriyelilerden gelmedi bu arada. Yok, bence de Suriyelilerden gelmedi. Hayır, hiç, Suriye cihadına deminki gibi ben, Türklerden de ben, sempatizan bulup... Suriye halkı içerisinde... Ben Suriyeliler getirdi demiyorum. Suriye iç savaşıyla beraber geldi. İç savaşıyla tabii kapı oldu. Suriye iç savaşıyla beraber oldu. Geldi. İçimize gelen Suriyeliler de zaten sonuç itibariyle böyle bir zemin oluşmaya başlayınca onlar da bu sürecin içerisine girmiştir ya da girmemiştir. O artık emniyetin bileceği bir şey. Ben buradaki şeyi tartışmak istiyorum. Biri bu Suriye iç savaşının daha da farklı bir noktaya gitmesi durumunda Selefiliğin içimizde nasıl bir sorun yaratacağı ama başka bir nokta bu daha can alıcı bir nokta bence. Türk kültürüyle Selefizm birbiriyle uyuşmuyor. Dolayısıyla bizim içimize bir Vahabizm ya da yeni bir Suudi anlayışı ekebilir mi bu Selefizm? Bunun sonuçları. Sonuç itibariyle aslında cümleyi direkt sorayım ben. Yani bu hani etrafından dolandırmayayım. Bir Arap İslam sentezi oluşmaya başladı. Arap İslam deme ona, Vahabi İslam. İşte ben direkt öyle sorayım. Siz de Vahabi İslam sentezi. Arap İslam mı, yani, Türk İslam mı olmaz. Sonuç itibariyle İslam Türklerle beraber evrenselleşmiştir, değer kazanmıştır. O dünya toplumları daha farklı görmeye başlamıştır. Ama bugün Arap sentezi üzerinden artık işte İslamofobi başladı Avrupa'da, dünyanın birçok yerinde. Ama o hep Vehhabilik de Arap deme. Bizde de böyle bir kültür oluşur mu? Böyle bir risk var mı? Ya şimdi Hazreti Ömer ne buyurdu? Nehanu kavmin azzenallahu bil İslam. Arap, Kureyş, Eftal kabile. Biz dedi zelildik. Allah bizi İslam'la aziz etti. Yani Arap toplumunu. Allah bizi İslam'la aziz etti. İslam Araplıkta, Türklük. Yani izzet şeref Allah'ın dinine itaattadır, imandadır, İslam'dadır. Şimdi herkes ondan şerefleniyor. Türk milleti çok dinimize çok hizmet ettiğinden, bin senelik sancaktarlığını yaptığından dolayısıyla çok büyük bir şeref kazandılar. Şeref kazandılar da İslam'a çok büyük hizmet ettiler. Yani tarihte de en fazla hizmet onlarda görünüyor. Bunu Araplar da kabul ediyor. Mekke Medine'deki yerli halk Araplarla görüştüğün zaman da Osmanlıların takdir ediyorlar. 600 sene buralarda ne güzel adaletli hükmetler. Çok Osmanlı'yı çok severler esas. Bu Vehhabilik dış kültürün etkisiyle girdi. Buna Vehhabilik adının konması çok önemli. Yani bu Vehhabilik demesi lazım. Burada Arap İslamı, Türk İslamı ama o zaman da Şamanizm der. Türk İslamı deyince de o da oradan Şamanizm'den etkilendik, metkilendik bir laflar söyleyenler var. Şimdi bazı yazarlarda, çizerler, akademisyenlerde böyle bir şey yok. Türkler öyle Şamanizm'den etkilenme falan yok. İslam'la müşerref oldular, İslam'ı sancaktarlığını yaptılar, hizmet ettiler. Öyle Şamanizm'i de birbirine katıp karıştırmadılar. Yani Türkler halis Müslüman oldular. Dolayısıyla şimdi bu kültür tabii bozulacak bu Selefi akımıyla. Şimdi çocuk annesine kafir diyor. Ve iki çocuk annesine kafir diyor. Geçen bizim bir arkadaş çocuklardan birini bu Selefilikten döndürdü. Delillerle şeyle böyle bayağı ilgi istiyor. İlgi, alaka, anlat, dinlet. Ondan sonra çocuk işte gitmiş annesini ziyaret etmiş falan. Annesi beni aradı dedi. Yani öyle dua diyor bana ki dedi bu iki oğlum da bana kafir deyip evi terk ettiler. Sen şimdi çocuğumun birini bana geri getirdin.
Allah senden razı olsun evladım dedi diyor. Kadın diyor ağlayarak diyor beni aradı diyor. Şimdi sen biliyor musun evlerde ocaklardaki durum ne? Karı kocalar birbirine kafir. Ana babaya kafir. Başladı bu. Başladı. Ben bunun örneklerini şu anda piyasadan geliyor bana. Efendim yorumlardan geliyor. Özel tanıdıklarımdan geliyor. Bazı bu işte ilgilenen arkadaşlarım var. Dedim ya sahada çalışıyorlar. Onlar gençlerle ilgileniyorlar falan şudur budur. Mesela tabi uyuşturucuyla olan da gençlerle ilgileniyorlar. Böyle çok kardeşlerimiz var. Onların bu selefiden de döndürdükleri oluyor. Dönünce işte bak annesi sana dua etmeye başlıyor. Çünkü neden? Böyle bir şey yok ki Hanefi Şafii olsa anası ağlamaz ki. Peki. Maturidi'ye Eşari'ye geçse bir olay olmaz ki evde ocakta. Hocam, bu selefi... Ama bu acayip bir şey ya. Selefilik bu başlığına... Bak ne diyor? Din farkı diyor. Sen kabircisin diyor. Selefilik başlığını yani, bir süre kapatalım. Yani demek burada. İstiyorum. Hüseyin Keskin'in bir Sultanbeyli Belediye Başkanı'nın bir mesajı var. Sultanbeyli dedi diye. Üstad diyor Sultanbeyli adres gösterdi. Adres mesela Sultanbeyli dedi canım. Yani yok canım her yer ama varlar. Yani bir şimdi yok diye ben şimdi Beykoz'da oturuyorum. Beykoz'da yok diyebilir miyim? Ha, her yerde varlar. Allah Allah. Peki tamam selefilik meselesi. Sultanbeyli de çok yoğun demedim ki. Öyle mesela Sultanbeyli dedi. Ben ona dikkat ettim bir tepki geleceğini tahmin ettim. Hayır benim ifademde de yer alıyor bu. Ha, polisteki ifadenize de söylediniz. Söylüyorum. Bu yer ismini mi kullandınız? Hayır özel isim ben adres sorulunca ben bilmiyorum dedim. Yoksa Sultanbeyli de işte camiden çağırmışlar gençler gitmişler bilmem ne bilmem ne. Diyor ki efendim şeyin bir tarafından işte silah görmüş bilmem ne çocuk korkmuş çekyatın altından bilmem ne. Ondan sonra daha demiş gitmiyorum sohbet mohbet bize ayet hadis okuyacaklar diye gittim Seyyid demiş. Seyyid Kutup ve Müslüman kardeşlere nasıl bakıyorsunuz? Şimdi mesela orada da bana iftira etti şey. Büyük Kara Hoca dedi ki... Öyle mi? De senin nerede? Programında mübarek. Biliyorum benim programımda dün gece ben... senin programından ben daha ne çalkala çalkala neler çıkarırım da üstüne gitmiyorum. Dedi ki mesela dedi... Zaten beni buraya... Cübbeli'nin kafasına göre dedi... Dün gece yaptık dedim yayını burada. Tarikatçı dedi olmayanlar dedi hepsi dedi bunlara göre Cübbeli'ye göre dedi yani. Selefi dedi. Demin sizin sorduğunuz soru gibi kabak gibi bir soru bir laftı bu. Dedi ki mesela dedi İhvanı dedi Selefi görür dedi. Ondan sonra benim Hasan Benna'yı ben de yarın hayır İhvan'ın kurucusu konumuz olacak. İhvan'ın kurucusu Hasan el Benna'yı ben sen lafı açtın da ben söyleyeyim yoksa ben bundan notumda hepsi var da senin programına atıflan neler yapacaktım ama Hasan el Benna'yı televizyonunuzdan yaparsınız bana Twitter'dan gelir onda hocam. Tamam siz da bizim program sizin programınızda bizim televizyonunuzda benim televizyonum yok da benim konuşmalarımda sitelerinde işte orada senin programını niye şey yapayım o zaman. Şimdi burada konuşalım ki burada düzelsin. Tamam. Yani şimdi dedi ki benim Hasan el Benna'yı Mete'den Hasan el Benna İhvan'ın kurucularından benim Hasan el Benna'yı Mete'den konuşmalarım var. Kim demiş ben onlara selef ediyorum. Ondan sonra ben Mürsi'nin şeyinde ne kadar üzüldüm. Yandım yani adamın orada vefat etmesine hapis sürecinde benim dünya kadar duam var. Ben bu kadar tehlikeli gördüğüm selefi akımından olarak İhvan-ı Müslümin'i görsem. Görmüyorsun. Yani ben Mürsi'ye de üzülmem. Ondan sonra veyahut da bu kadar dualarla yorulduk yani hakikaten Allah Seyyid için. Seyyid Kutup. Ben. Ya şimdi Seyyid Kutup'ta bazı reddiyelerim olmuştur. İlmidir. Yani Seyyid Kutup sahafidir. İlmiye sınıfından değildir. Oradaki gördüğü bozuk tarikat geleneklerinden dolayı Seyyid Kutup karşı gelmiştir. Mısır'daki bazı tarikat yapılanmalarına karşı gelmiştir. Buradan da Seyyid Kutup'un bütün tarikatlara karşı olduğu hükmüne varıldı ama bu yanlış. Seyyid Kutup'un kardeşi geldi Muhammed Kutup. Bizim Mahmud Efendi Hazretleri'ni ziyarete geldi. Dedi ki, abim dedi sizi görseydi hiç tasavvufun aleyhine konuşmazdı. Ama bizim Mısır'dakinizi gelin görün durumlar ne kadar karışık. Peki, onun hocam. İçin dedi. Yani Seyyid Kutup'ta bizim selefi diye reddiye yaptığımız bir şey yok. Ama işte memur olmaya karşı tağut düzeninde öyle diyor. Biz o kafada değiliz. Yani tağut düzeninde bir adam memur oldu diye, imam oldu diye Seyyid Kutup diyor bunu bu arada yani. Sen diyor mu diyorsun? Diyor Seyyid Kutup diyorum. Diyor mu? Yani biliyor musun dediğini? Yani okuduğunuzda benim gördüğüm bazı kitaplarda gördüm dediğini. Ben de gördüm Faysal var bir adam onun kitabını okuduydum onu. Böyle şeyler gördüm.
Biz o görüşleri yanlış buluyoruz. Peki. Yanlış buluyoruz. Buradan, yani hocam, devlete memur olmanın insanı dinden imandan çıkartacak tamam, diye bir şey yoktur. Peki. Bazı ayetlerde falan yanlış manalar vermiş olabilir ayrı ama şu, memuriyet işinde reddiye tamam, yaptım. Şu hocam şu selefilik. Çünkü tekfir işine reddiye yaptım. Selefilik meselesinden ülkemize dönelim tekrar. Ama selefi görmüyorum. Ülkemize yani. Bir de şöyle dönelim. Sizin başlattığınız tartışma selefiler bir tehdit. Bir de ülkemizde yürüyen şöyle bir tartışma daha var. Özellikle 15 Temmuz'un bu seneki yıl dönümünde sonra daha çok konuşulmaya başlandı. Kimilerine göre devletin çeşitli birimlerinde çeşitli cemaatlerin yapılanmaları ve bu bize ikinci bir FETÖ riskini doğru yönde açıklamalar da geldi muhtelif isimlerden. Bu endişelere katılır mısınız? Ya şimdi benim o selefilerle ilgili durumlardaki gibi veya FETÖ ile ilgili çünkü askeriyeyi, emniyeti ele geçirdiler. Bu gibi bir durum ben İslami cemaatlerde görmüyorum. Ama yani çünkü asker, polis elinde silah tutan birimler. Yani şimdi elinde silah tutan birimlerle şimdi efendim diğer birimler bir tutulmaz. Ama bu devletin vazifesi. Yani devlet bunu değerlendirmesi sizin lazım. Ya benim kanaatim bazı yapılar, yani İslami yapılar, tarikat demiyorum onlara. Değil, evet. Veya tarikat olmayan mesela bazı yapılarda SPK'lar, var. Ya mesela cemaat. Ben şimdi dedim geçen gün orada Rus ekolü, Alman ekolü bilmem ne CNN'de. Onlar da bir falan. Ya şimdi bazı şeyleri de bilerek de konuşuyorum. Ama Fatih Nurullah Alman ekolü çıktı. Ben orada Fatih Nurullah... Ne demek Alman ekolü? Ne demek o Alman ekolü? Almanya'nın destekledi. Almanya'yla irtibatı var. Mesela sonra bana bir yazı attılar. Bir akademik çağır. Yazıda baktım Almanya'nın büyük bir profesörü falan. Bu ona şeyine... Türkiye'de böyle desteklenen... Yok yok öpüşüyor sarılıyor. İkide bir devamlı Almanya gidiyormuş. O ona... Şeyhliğini takdim ediyor. Ona peki bilmem hocam, şimdi Alman fesini ekoli, takdim ediyor. İngiliz ekolü dediniz de ülkede gerçekten böyle tarikatlar, cemaatler içerisinde... Yok şekilde... tarikatlar, cemaatler diye genel manada konuşmuyorum. Yani buradaki... Kimler Alman ekolü, kimler İngiliz ekolü tehlike mesela? Tehlike nedir? Tehlike dış güçlerle. Biz selefileri neden tehlike görüyoruz? Dış güçlerle irtibatı var. Ve maddi destek de alır. Hı. Ve bu kadar devletin sınırları, projeleri... Libya'sı dahil en son Libya ve Yemen... En yakın taze, Suriye biraz daha geri kaldı, birkaç senelik geri kaldı. En yakın projeleri sınırla istediği gibi Yahudi, Amerika maşası, onun da maşası Selefiler, Vehhabi ekolüyle yaptı bunu. 5-6 ülkede yaptı bunu. Bitti. Ben onun için diyorum ki FETÖ'nün sorunu neydi? Dış güçler irtibatı. Dış güçler irtibatı. Dış güçlerle böyle bir irtibat... Ve iltisak olanın gözünün yaşına bakılmaması lazım. Var mı halen Türkiye'de iltisaklı olduğunu düşündüğünüz? İsmini yani, vermek zorunda değilsiniz ama olduğunu düşündüğünüz var mı? Şimdi ben isim olarak, müsemma olarak, şimdi Nedim Şener orada bana bu lafı attı. Yani kendi hesap söylemiyorsun, şey etmiyorsun. Ya şimdi benim devletin elindeki veriler gibi verilerim yok. Çünkü bunların videosu yok, şusu yok, bu yok. Ben Selefi'nin silahlı videosunu görüyorum. Pompalısını görüyorum. Haberini görüyorum. Bilmem emniyetin raporunu görüyorum. Ben burada bir veriye kanaata ulaşırken elimde bir malzeme var. Öbüründe duyumlarım var. Efendim ben de gitmişim. Sağa sola Almanya'da senelerce gitmişim. Tam milli görüş şeylerinde konuşuyorduk o zaman. Camilerde sohbet ediyorduk. Normal mescit yani. Fakat şimdi birilerinin bir yerlerde özel itibar gördüğü, oralarda müsamaha edildiği, Almanya'nın Cemalettin Kaplan olaylarında ne yaptı? İslam Devleti kurdurdu orada. Almanya buna. Çöpçü İçişleri Bakanı oldu, tuvalet temizleyen, Hans'ın tuvaletini temizleyen Adalet Bakanı oldu İslam Devleti'nin ya. Şimdi burada Almanya'nın böyle şeyleri çok var. Böyle yapılanmalar, PKK'ya da var. Şimdi orada tarika, bazı cemaatlerle bir teyidi, bir desteği, bir alan açmış. Bir güzel alan açmış. Ben gidip konuşamam yani şimdi bir 20 hocam, senedir orada. Size bir soru sorayım. Dolayısıyla yabancı, sana niye müsaade ediyor? Yabancı misyon İslam'a mı meraklı? Var. Kaşına gözüne mi havaslı? Bizim hocam, yani... Türkiye'de İstanbul ya da Ankara merkezde herhangi bir ülkenin büyükelçisi, başkonsolosu ya da siyasi işler müsteşarı ya da yabancı bir STK temsilcisi sizinle görüşme talebi oldu mu ya da olursa kabul eder misiniz? Ne demek? Hangi usta? Herhangi bir ülkenin yani bir konuda kanaatimizi almak. Bir büyükelçi, bir konsolos. Siz bugüne kadar ya ben ya da bir görüşme talebi olursa görüşürüz. Ya şimdi avukatta dedim ki nereye gideceğiz yani ifade vermeye? Dedi ki yarın dedi arabaya binince dedi senin yanındaki arkadaşa konum atarım dedi. Niye bilmiyoruz abi dedim. Dedi ki sen bana bir laf söyledin dedi.
bizim Cihat Göktemir. Ne dedim dedim? Abi bana doğru bir şey söyleme. Yani bir şey söyleme bana. Yani gizliyse söyleme. Ben doğruyu söylerim sorana. Sır saklayamam dedin dedi. Onun için dedi adamlar da bana dediler şuraya gelirsiniz ama konumu sen bilirsin. Şimdi burada onlar da biliyorlar ki ben burada çıkarım söylerim. Geldi bilmem ne Danimarka'nın adamı bana bunu dedi. E bunu der mi benim gibi geveze adama? Görüşmüyorlar mı sizinle? Ya şimdi mesela bir olay yaşadım ben bu olayda. Ben acayip şaşırttım falan. Benim telefonum yeni değişti. Birkaç kişiler yani az kişilerde de vardır eskiden beri. Çünkü hep derslerdeyim şuradayım buradayım. Devamlı da sessizler durup sessizler durunca adam ne beni. Yanımdaki arkadaşlar ulaşıyorlar. Bir şey geldi. Bir numara falan. Ben de arkadaşlara sorarım. Bu numarayı tanıyor musunuz? Sizde kayıtlı mı? Tanımıyoruz dediler. Dedim Allah Allah dedim. E bir ara dedim arkadaşıma. Dedi aradım dedi açmadı dedi. Ondan sonra mesaj geldi. Mesajda New York Times'ın İstanbul sorumlusu mu ne? Türkiye'nin sorumlusu. Bir bayan. Dedi ki işte sizi aradım da ulaşamadım. Allah Allah. Arkadaş. Kayınbirader bilmiyor numaramızı. Değil mi? Biz bilmiyoruz. New York Times'a gel. Allah Allah dedim. Hayırdır acaba dedim. Bu şerefi işinden böyle bayağı bir durum var. Ben dedim bir şey anlamam falan. Niye dedim işte adını bilmiyorum. Size de gösteririm. Bir yani gavurca telaffuzum zor. Nobel ödüllü gibi bir ödül varmış. Gazetecilik ödülü. Hı-hı. New York Times'ın işte New York Times'ın en ödüllü bir kadın röportaj yapmak isteyecek. E şimdi röportajda işte o dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bakın ilk dilimde size söylediğim şey var ya Batı medyasında. Tamam. İşte bunu kaşımak için. Hayır tamam da şu anda bizim şey devletimiz, yani. İçişleri Bakanlığımız, emniyetimiz bu selefilerle o kadar güzel uğraşıyor ki biz buna konuşmamızın sorunumuz ne? İçişleri Bakanı diyor ki adam ben ideolojiye müdahale edemem. Hukuk devletindeyiz. Eline silah alana kadar veya ben bunu yapana kadar ben diyor pirketçiyi diyor. Aldınız saldınız diyorsun diyor. Ben ne bileyim diyor pirketçi. Sonradan diyor biz saldıktan sonra adama emirlik verilmiş diyor pirketçiye. Şimdi o onu doğru söylüyor. Yapması da bu devlet gereği. Biz burada ne anlatmaya çalışıyoruz? İmam Hatip sorunu, ilahiyat sorunu, Diyanet'in vazifesini yapma sorunu. Siz diyorsunuz gençler kimi dinlesin ne olsun. Biz buna dikkat çekmesek gündeme hiç geldiği yok. Biz buna dikkat çekerek emniyet işini yapmıyorsun haşa. Bunlar yapılanıyor. Memleketi işgal edecekler mi diyoruz haşa. Gece gündüz çalışıyorlar o emniyettekiler. Allah onlardan razı olsun yani. O kadar tehlike altındalar. Bak şehit oluyorlar. Ki IŞİD'in selefilerin şehit ettiği de çok büyük şehittir. Çünkü hadis-i şerif var hariciler hakkında. Onların şehit ettikleri diyor, şehitlerin en faziletlisi diyor hadis-i şerif. Cehennem köpekleridir diyor. Bu işin haricilerden çıkıyor bu. Ta Efendimizin hemen vefatından sonra çıktı bu ya. Hazreti Ali bunlar şehit etti ya. Sen gidiyorsun 200 sene. Hazreti Ali'yi şehit etti. Hazreti Ali'ye kafir diye şehit öldürdü yani o. Hazreti Ali'yi kafir diye öldüren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ve çok namaz kılarlar, çok ibadet ederler, çok Kur'an okurlar diyor. Bukhari hadisi bu. Yani vasıfları da bu. İbadetlerine aldanmayın diyor. Ben bunu cehennem köpekleri lafını açıp Fatih Altay beyefendi o çok şey yaptı bunu. Güzel işledi yani. Şimdi ondan sonra 15 bin gencin caydığı haberi bana verildi. Bazı bilgili kurumlarda, STK'lar. Ama onlar da bilgi almıştı. 15 bin gencin caydığı. Çünkü hepsi Allah rızası için gidiyordu ya. Biz burada bu konuşmayı yaptık. Siz bunu gündeme getirince mi caymıştınız? Evet. Benden sonra çok üst düzey bir iş adamı yani STK'larla da şey var. O dedi ki bana dün dedi 60-70 iş adamıyla büyük bir grupla konuşuluyordu. 15 bin kişinin dönüş yaptığına dair gitmeden caydığına dair veyahut da yoldan neyse bilgi paylaştılar bizimle dedi. Yani yetkililer onu bilen tabii takip edenler bilir. Şimdi demek istiyorum ki ben burada canım boğazımda bu kadar hastalıklar içinde çoluk çocuğum korku içerisinde bu riski göze almışım FETÖ'de öyle. Herkes bana sus 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 otur aşağı. Orada da dünya kadar FETÖ'den aile kurtardım. Şimdi bana dua eden aile hepimiz hapisteydik. Ebedi müebbet almıştık diyor ya. Senin uyarınlarla diyalog miyolog anlattın bize. Dış güçler mış güçler Yahudi Hristiyan cennete gidecek kitaplar yazdım konuşma konuşma. Kaç aile bunlardan binalarını çekti. Bunlar benimle niye uğraştı? Çünkü 3000-4000 metrekare yer vermiş adam caydım dedi geldi bana. Aldım dedi o FETÖ o zaman FETÖ demiyorlardı. Aldım o cemaattan dedi mesela. Şimdi ben isim vererek gidiyorum Adapazarı göbeğinde koca salon Kayseri'nin göbeği bunlar o zaman o kadar 10 bin kişiye. Ya böyle bir durumda
Oradan işte girdik hapislere. E buradan böyle oradan. Yani şimdi o bir şey söyleme, bu bir şey söyleme. Yani birileri söylesin. Birileri bir şeye, ha bu devletin işi sana ne? E şimdi bunun sosyolojik boyutu var, ideolojik boyutu var, fikri boyutu var, ilmi boyutu var, dini boyutu var. Anasını babasını tek veriyor. Yani evde ocakta olay var, karı koca arasında olay var. Çoluk çocukları perişan. Dört çocuğunu bırak diyor, gel diyor ya. Bu videolar ortalıkta yani. Bunun ideolojik bu, ben buna dokunamam. Milletin karılarına gelin diyor, biz gösterdi. Ses kayıtları ortada, bu aleni bir YouTube kaydı. Gizli kayıt göndermiş de ele geçirmiş değiliz. Gir sitesinde söylüyor. E şimdi böyle bir durum varken bu göz ardı edilemez yani. Cübbeliye kafir demiş diye yapmıyorum ben bunu. Cübbeliye kafir demeyle sen asker, polis, herkese kafir diyor. Herkes kafir be. Tayyip Bey de kafir diyor. Yani şimdi burada bir şey yok ki. Benim şahsi tarikatı öne çıkartmak, yok efendim tarikatlar imajını bitirmiş de bilmem ne. Biz tarikatı davetle, neşirle memur değiliz. Biz Allah'ın dinini, İslam'ı millete sahih şekilde anlatıp ahirete, cennete gitmesi için vazifeliyiz hepimiz. İlmi olan zekatını versin. Biz tarikat, tarikatta davet diye bir şey yok. Tarikat meşrep işidir, gönül işidir. Bizim tarikata davet ederseniz kovarım sizi dermiş Alaeddin Efendi. Biz Mahmut Efendi öyle duyduk. Kimseye böyle bizim tarikat var ki bir şey namaz anlat, abdest anlat, kadın kapansın, tesettür. Biz böyle yetişmişiz. Bizim diğerlerinden, yani hepsi böyledir demiyorum ama bazıları böyle bilet dağıtır gibi müridim ol bilmem ne. Yani şeyde bilet dağıtmıyoruz ki garda yani. Peki. Bizim fark, yani biz derken İsmaila cemaat olarak demiyorum. Hak tarikatlar böyle olmalı. Tamam. Davet edenlere tam, zaten tarikat davet edilmez tam ya. Tam burada bir reklam lazım. Süreli bir reklam. Bir düzeltme göndermiş. Tamam. Kendisi onu aradan sonra alayım. Tamam. Aradan sonra son aramız bu. Sonrasında yavaş yavaş toparlayacağız. Son sorularınızı alabiliriz. Kısa bir ara. Tekrar huzurlarınızdayız. Araya gitmeden Çetiner bir düzeltmeyi ileteceğim demişti. Çetin. Onun düzeltmesini alalım. Dün sevgili İlmi Demir Akif'in programına konuk olmuştu. O tabii az önce bir mesaj atmış. Hemen biz de o düzeltmeyi verelim. Kendisi Bahturilik'le ilgili Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine bir görev vermediğini, sadece kendisini ziyaret ettiği zaman o ziyaretinde bunun değerli ve önemli bir çalışma olduğuna vurgu yaptığını ifade ediyor. Yani kendisinin böyle bir bununla ilgili bir çalışma hazırlığı içerisinde olmadığını özellikle yaptığı çalışmaları Sayın Bahçeli'ye arz etmiş. Peki. Sayın İlmi Demir bana da göndermiş mesaj. Peki. Ben araya gitmeden önce Sayın Hocam'la şu ana kadar selefilik meselesini toparladık. Programı da yavaş yavaş toparlıyoruz. Yani işte ben o New York Times şeyine... Ben mesajda yazmayı bilmiyorum. Eşim yazdı. Yani biz röportaj falan yapmıyoruz. Tabii telefonumuza ulaşmasına çok şaşırdım ama yapmıyoruz. Biz şimdi müsait değiliz falan. Ondan sonra çünkü neden? Ben tabii doğru şeyler söylesem de başlıkta efendim kalkıp da efendim Türkiye selefilere yol veriyor. Türk devleti gibi haşa. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kalırız. New York Times tabii de beni şey yaparlar diye. Ödüm koptu. Çünkü ben bu dış güçlerin, dış gazetelerin, şunların bunların bizim hayrımıza rüya görmeyeceğini, lehimize bile görülen bir haberden hocam, kötü bir şeyin niyetleri olduğunu anladım az önce, yani. Az önce Çetin'e güzel bir soru sordu. Bugüne kadar hiç mi, yani siz nüfuzlu bir insansınız, insanları etkiliyorsunuz. Hiç mi kapınız çalınmıyor yabancı medya tarafından, büyükelçiler tarafından, yabancı STK'lar tarafından? Ya hocam onu anlatıyorum. Bir gün bir muhabbete sırf işte bana diyor ki sonra işte senede hapis hatıralarına başladın dedi. Ahmet Hakan kapattı konuyu. Yoksa ben o Gökhan Sami Baykar'a ben haham başını düzeltti, doğru yaptı da haham Gökhan Sami Baykar'a 3 ay kaldım. Beni onun yanına koydular zaten. O beni burada bayağı şey yaptı. O teklif etti canım Manhattan'a. Siz cezaevindeyken. Tabii dedi yani. Ben ona kaç zaman anlattım. Fethullah'a dedi biz aldık. Manhattan'a götürdük. Lobilerle, hocalarla anlaştık. Önünü açtık. Şimdi biz 2000 senesinde. Biz dedi bak şimdi göreceksin bütün dünyada nasıl. Şu olacak, bu olacak. Sana da acıdım işte. Burada iğne vuruyorsun. İnsünün benim burada sen... Yahudin aleyhine konuştuğun için bugün buradasın dedi, deprem vaazı için. Yoksa dedi Gölcük Mölcük bilmem ne için değil dedi. Sen dedi Yahudin aleyhine konuştuğun için buradasın. İşte ondan sonra sen dedi şimdi dedi biz hemen dedi
Hürriyet gazetesi çok geçtiği için o Ahmet Hakan alındı mıdır nedir işte belki de Hürriyet gazetesi çok geçince konuyu kapattı yani. Hı. Dedi ki ben dedi şimdi Hürriyet gazetesi gelirdi ona. Cuma'dan cumaları şeyimizdi görüşümüz vardı. Herkes birbirinin ziyaretçisini kapıdan dinlerdi. Çünkü odadayız hepimiz 8-10 kişi. Kapıya gelen yani hanımın da olsa konuştuğunu öbürü de duyuyor. Yani öyle özel bir telefon şeyi yoktu. Ondan sonra işte o İbranice yazıyordu. Her hafta veriyordu şeye. İşte benim gardiyanlar da artık şey ettiler, savcılar falan. Yahu dediler bu kadar senedir buraya başsavcı hiç gelmedi. Ferzan Çetici'ydi o zaman başsavcı. Yahu dedi bu da ayda bir gelmeye başladı. Üç ayda üç kere hiç görmemiştik, tanımıyorduk. Çünkü Hürriyet'te haber çıkıyordu. Koğuşları dolaşıyor, vaaz ediyor diye. Tabii bu ispiyonluyormuş şeyden. İbranice veriyor, kimse anlamıyor. Sonra o Murat Kılıç falan vardı. Onlar baktılar, bunları da sorguya çekince savcı, odada ne yapıyor, size namaz kılın diyor mu, şunu yapıyor mu, bunu yapıyor. Bizim öyle bir oda ki, Hizbut Tahrir geliyor, üç gün kalıyor. Hizbullah bilmem ne geliyor, üç gün kalıyor. Kafası kırılan üç gün kalıyor ama her grubu gönderdiler yanıma. Ondan sonra ona bir şey, buna bir şey, o zaman şeylere, betonlara gömüyorlardı Hizbullah bilmem ne, onlar geldiler falan. Üç kişi bilmem ne namaz kılalım, abdest alalım, buyurun şudur budur. Ya baktım bunlar belki de suçsuzdur da adama iftira atmışlar. Ben işte böyle deşiyoruz, o da böyle dinliyor devamlı orada, Yahudi yatağında oturuyor. Böyle dinliyor falan. Ya o niye içeride bu arada? He? O niye içeride? Kim? O şeyden, dolandırıcılıktan... Kıbrıs tabii bir offshore tamam. Offshore bilmem ne bir şeyden iki senedir ama dedi Ali Kalkancı yanımdan geçti. İki senedir Türk hapishanelerindeyim. Çok büyük bir kitap yazıyor. Amerika'da hoca. Ama enteresan bir tesadüf. Herkes elinden geçmiş. Yok zaten yok enteresan değil zaten. Ordudan tut cezaevine bütün Türkiye'nin cezaevine bir dolaştırılmış. Nabız yok diyor. Yani şöyle işte Adnan Oktan adamları nasıl kanları şey ettiler ya bir kanser diye kanları götür gönderdiler. Bu da aynı sosyal yapı. Yani hapishanelik olay, hacı, hoca, köylü, bilmem ne, bilmem ne. Üç ama benden üç ay kaldı. Ondan sonra o zamana kadar yemek de yemiyormuş falan. Beni zehirleyecekler diye zaten birkaç kere de şey yapmışlar ona. Dolayısıyla benim ikramlarımı yiyordu, güveniyordu bana. Siz orada nasıl korunuyordunuz zehirlenmekten falan? Ben zehirlenme tehlike miydim? Benim bu sefer de Adnan Oktar avukatını gönderdi, zehirleneceksin, dikkat et falan. Ben bu sefer hepten korktum çünkü zehirleneceksin diyene bak yani. Onun için zehirleneceksin diye bir haberleri koydu önüme. Medyada böyle haberler çıktı dedi. Dikkat etsin diyor hocamız dedi bilmem ne. Beş tane de mahkememiz var yani o dönemde ondan. Nasıl girdi sesimi de almış falan. Hatta o zaman şaşırdık yani. Çünkü avukat ses alma cihazıyla giremez. Evet. Dediler ki İsrail'de yeni bir şey teknoloji üretilmiş. O zaman oradaki araştıranlar... O teknolojiden bir şey vardı bunda ki bu buradan bu sesi alabiliyor. Çünkü dışarıda sesi dinletmiş. Dinleyen biri bana dedi ki senin cezaevinden sesini almış bu herif. Avukat diye ziyarete geldi. Böyle şeyler oluyordu. O yani bu sefer de zehirlenme şeyleri olabilir ama onda yok zehirlenme. Dışarıdan geliyor diyemek zaten. Yani bize Sait abi vardı rahmetli onlar falan getiriyorlardı ekmekle peynirler dolu şey teneke teneke. O zaman şimdi dışarıdan yemek alınmıyor. 2000'de alınıyordu Bayrampaşa'da. O arada işte bundan biz uzun tafsilatlı yani ona girersen sabah çıkamazsın programın ayarınız kaçar yani. Orada çok detay var. Nasıl bunu beni bunun yanına verdilerinden tut. Bütün sosyolojiyi hesabı yapmış. Bunun hocası var ya derdi Mahmut Hoca der. Böyle bir temiz adam ki derdi bunun hocası. Bununla der işlerde hiç derdi para işi kadın hiçbir sakatlık yok. Gökhan Sami mi diyorsun? O Gökhan Sami. Ben derdi bunun derdi komşusuydum derdi çarşambada. Yani kimi söylersen o iyi bir dolandırıcıdır derdi mesela. Kendi de ondan yatıyor falan. Çıkınca da dedi Kıbrıs'ta bilmem ne yapacağım öbür tarafta falan. Son günlere doğru artık benim çıkacağım da mahkeme zaten Cumuk şeyin yastığının altında yatardı. Her gelen ona sorardı ben ne alırım diye. O derdi sen bir sene ben de benim durumum ne olur ama tabii yıkılıyor. Üç ay boyunca bütün gazeteler benden bahsediyor. Bütün deprem var. Bütün her şey benim. Askerlik raporu sahtesinden tut, oyundan her gün bir şey çıkıyor. Ondan sonra yahu dedi, ben dedim dedi Hürriyet gazetesinde senin manşetin çıktı dedi. Bu sabah dedi, akşama bizde dedim dedi. Halbuki ben başka yerlere gidiyordum, imzalamıştım, geldiler, buraya gidecek dediler falan. Götürdüler illa onu benim. Ben anlamıyorum, elinde de tesbih, ilk gece zannediyorum bu da işte sabah yatsı yıkılmış herhalde dedim. Sabah namazına da cemaat yaparız. Halbuki üstte de bir Ömer abi var, sahibi bilmiyorum, Siirtli. O da yukarıdan sallıyor ranzayı. Bu da sallama diyemiyor korkudan. Onda bir cinayeti varmış herhalde. O cinayeti olandan da çok korkuyorlar tabii.
O tuvalete gidince o dedi ki bu Yahudi ya dedi, sen de buna dedi amma dedi şey ettin falan. Ya, bu ne yapalım dedim, insan dedim yani oturuyoruz. Nasılsın Ahmet Bey? Hiç hoca demez ama. Hoca lafını hiç kullanmaz. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Üç ayda bir kere Ahmet Hoca kaçırmadı ağzından. Ondan sonra böyle baktım zamanımız falan, zaten Yahudi dedi bana falan, olabilir falan. Sonra anladım. Devamlı Kur'an oku bana, beni İsrail'in ayetlerini oku bana. Bakara suresinde çok bahseder bizden falan. Böyle ya nereye geliyor? Sadede gelemiyoruz. İşte son birkaç günlerim kalmıştı. Benim çıkacağımı mı anladı? Ne zaten benim peşime çıktı. Halbuki iki sene yatarı vardı. Sonra telefonla aradı beni. Bana işte numaramı istediğini. Ben de doğru numara verdim. O zaman cep telefonu yoktu. Evin numarasını verdim. Ne yalan, yanlış mı vereceğim? Yahudi diye yalan mı vereceğiz bu adama? Verdim. Dedi ki bak dedi. Senin bu haline çok üzülüyorum dedi. Bu yani böyle yanar dedi, helak olursun. Her dakika bir hapis şu bu, başına çok iş açılır. Ben de o zaman bu Yahudi Nasara'yı dost edinmeyin, şudur budur, ben Yahudi, Siyonizm falan. İyi çatıyoruz yani zaten Erbakan Hoca'nın şeyinden de biraz aldığımız kafayla da gidiyoruz. Ayet hadis dolu zaten malzeme. Onun üzerine ne yapayım dedim yani, sen bana ne diyorsun dedim. Ya bak dedi, ben dedim imajım düzelmez ki, çocukların ölümüne razı olan diye arenalar maranalar ordundanlar. Çocukların iyi ki öldüler dedi diye uydurulan bir durumdayım. İdam çıksa beni idam ederler dedim. Yani idam da var o zaman. Yani ben dedim durumum düzelmez falan. Yok dedi. Sen şimdi çıkarsın dedi. Bir dedi hağın başıyla dedi bir görüşme yaparız dedi burada Türkiye'de dedi. Ondan sonra dedi bir Manhattan'a gideriz dedi. Manhattan'da lobilerimiz var dedi. Oralarda dedi biz Fethullah'dan bak anlaştık dedi. Şimdi onun önü dedi açılacak bütün dünyada dedi görürsün dedi. Başka bir şeyler daha da söyledi neyse. Bazı şeylerden bahsetti. Ondan sonra sen de gel, örnekler sen de, verdi. Ben dedi açalım. Seni dedi alacağım götüreceğim dedi. Bütün dedi anlaşacağız dedi. Sonra dedi senin dedi böyle dedi Hürriyet gazetesi falan dedi manşetlerle dedi. Ay şimdi ben canavar gibi gözüküyorum ya, çocukları iyi ki ölmüş diyen bir canavar. Şimdi dedi mesela şöyle hayvan sever, bir kedi seveceksin, bir köpek mesela. Aa şöyle iyi insanmış, aslında şöyle ağlıyormuş, duygusalmış falan. Senin dedi imajını düzeltiriz. Merkez camilerde vaaz ettireceğim dedi. Merkez camiler, Fatih Camisi. Ben o zaman tamam Gazi Osman Paşa şura buralarda ediyordum hep merkezlerde ama böyle Fatih gibi Selahattin camilerde çocukken etmişim. Çocuk derken 12-13 yaşında etmişim Yavuz Selim'de. Bu sonradan hiç edemiyordum. 28 Şubat işte patladı. Dedi ki yok dedi ya dedim olacak iş mi dedim. Ya dedi biz Fethullah ettirdik dedi bütün dedi. İstanbul'un merkezinde kaçak da aranıyordu. Sonra bir de baktık Fatih Camisi'nde vaaz ediyordu Fethullah. Biz dedi ettiriyoruz dedi bunlar kolay şeyler dedi. Ben dedi sen dedi her türlü imkanını açacağım bilmem. E dedim tamam da ne istiyor yani ben ne yapacağım? Bunun karşılığında. He. Ben Fethullah gibi becerikli bir durumum yok ki teşkilat kuramam. İki horozu gütemem şey hayvanım bakamam. E dedi ki yani beni İsrail'in dedi aleyhine olan ayetleri okumayacaksın. Ayet hadisler. Geri kalan dedi cennet var ahirette namaz var. Bu kadar değil misin? Ne uğraşıyorsun beni İsrail beni İsrail. Bizimle ilgili ayetleri okumaman yeterli bizim için dedi. İtibarım 1500. Ama Manhattan'da da dedi anlaşmamız lazım dedi. Yani orayla dedi seni götüreceğim dedi. Ben de nasıl olsa dedim iki sene davası var mavası var diye. Telefonu da ayrılırken istedi. Elini salladı bilmem ne üzüldüm. Ben de verdim telefon numaramı. Ya bir ay mı ne geçmedi? Telefon etti. Dedim ne oldu? Aa dedim çıktın mı dedim sen dedim çıktım dedi ya. Nasıl oldu dedim senin davaların vardı falan. İşte şöyle oldu böyle oldu. E dedi ben dedi bir görüşecek dedi bir otelin ismini verdi. Şu otelde dedi buluşsak dedi. Ondan sonra dedi bazı dedi bir bilgiler benim dedi Ankara'da villam var dedi. Villamda dedi siyah güller var dedi. Allah Allah siyah gülü de o zaman duydum. Mer var mı siyah gül? Falan dedi ne diyeyim dedi işte orada dedi bir şey görüşelim falan işte Manhattan'a dedi. Demiştim ya biletlerini falan alırız dedi. Gidelim dedi bana. Ondan sonra ben telefonu işte değiştirdim mi ne yaptım ne o otele gittim ne de onun yüzünü gördüm. Sağ mı bilmem ne bilmiyorum. Ama girerseniz dinler arası diyalog ekibinde bir tutam beyaz sakallı çıkıyor. Gökhan Sami Baykara olarak. Yani bu büyük bir projeydi. Evet. O gezi... Sonra bir proje daha oldu. O projede de Afganistan'daki şeyleri alalım. Sen külliyeni geri verelim. 3000 talebe verelim. Türkiye'de büyük camilerde kimin vaaz edeceğine karar verebiliyor olması hakikaten öz yurdunda garipsin, öz vatanında var. Ama sen Fethullah'ta bunu yaşamadık mı? Yaşadık işte o yüzden diyorum. Yasaklıyken, aranırken, merkez camilerinde, yeni camide hutbe okumadı mı?
Evet. Yani aranırken okumadı da. O halden merkezlere yani. Geldi mi? Geldi. Yani adam yaptığını misal verdi bana. Bende de çene var, katiplik var bilmem ne. Yani konuşmada bir falso yapmayacağım. Soruya başlarken merak ettiğim bir şey oydu yani. Bu kadar yani bu kitleler gibi... üstünde etkiniz var, hiç kapınız çalınmıyor mu? Ya kapım şundan çalınmıyor. Ben sır tutmam, ben gizli pazarlığa müsait değilim. Adama dedim ki sen benden ne istiyorsun? Ben Kur'an'dan diyor şu ayetleri okuma diyor. Böyle bir şey var mı yani ben Kur'an'dan o ayetleri okumamam mümkün mü? Benden büyük bir proje istemez ama sonra beni gavur edene kadar artık taviz tavizi getirir yani. Oradan bir düşünürsün ulan hapislerde sürünüyorum. Bilmem kaç seneli yargılanıyorum. Bilmem ne bilmem ne. Hem de merkez hem de vaaz edeceğim. Ne var? Cenneti cehennemi anlat. Namaz abdest anlat. Kıyamete kadar anlatacak malzeme var bende kitap. Yahudi'ye hiç dokunma. O konuya girme be abi ya. İtibarım 1500 bu memlekette. Olacak dedi bana. Yani ama sonra ben dinler arası diyalog falan o ekipte Amerika'da da ben dedi bu Türkiye'nin hapishaneleri falan hakkında da bir kitap yazacağım dedi falan. Hatta o İbranice şey mektup bunun mahkemeye gitti. Çantasını açtı bu şeyler bizimkiler. Sinirlendiler buna. İkide bir savcı çağırıyor bizi. Bu ispiyon ediyor. Hapishane raconunda da ispiyon çok fena bir şeydir yani. Bunlar bunu ispiyon ediyor bu Yahudi dediler. Çıkarttılar İbranice yazdı. Ulan bunda ne yazıyor acaba? Bir şey de anlamadık. Veriyor veriyor İsrail konsolosluğundan her cuma adam geliyordu. Konsolosluktan aile gelmiyordu. Türkiye'den de bir meşhur mafyalardan birinin kız kardeşiyle evliymişti. Ondan sonra dediler biz bunu eşeceğiz deşeceğiz. Ya yapmayın kardeşim etmeyin. Bir sinirlendiler, köpürdüler, adamı bekliyorlar. Lan her ikide bir savcı geliyor, ifade çıkıyor. O da huzur bırakmadım bilmem ne. Buna bindireceğiz. Ya bak dedim, haham lan hoca bir hapishanede haham öldürülmüş. Veyahut adama bilmem ne demiş. Ya ben dedim... Buraya kaç senede çıkacağım belli değil. Ebedi çıkamam. Azmettirici olurum. Yalvardım, yakardım. Çocuklara buna dokundurmamak için ama çok uyuz oldular. Çünkü onlar da kafası dönmüş adamlar. Yaralamadan maralamadan gelmişler her tarafı. Sıkıyorlar önüne gelen ayağına. Ben dedi seni dedi bunu dedi bu Yahudi dedi ispiyoncuyu dedi. Bir daha manşetten içinmeyiz dediniz. Kesin. Zor durdurdum ama nasıl ya. Yalvardım biliyor musun? Bize de hocaya da hürmetleri var yani o alemdekilerin. Tamam. Hocalara acılara var yani hürmetleri. Tamam. Dediler çocuklar tamam dedi. Yani dedim vallahi dedim ben dedim istemiyorum. Onlarla görüşüyor musunuz hala? Yok bir tanesiyle görüşüyorum yani. Sırtıma böyle bir yardım ederdi. Orada bir şey yoktu. Sıcak su falan yoktu. Böyle elektriği sokuyorlardı suya falan. Ondan sonra tüylerin dökülüyor, kaşınıyorsun, maşınıyorsun ama mecbursun yıkanacaksın falan. Böyle bir suya elektriğe yardım eden bir tane vardı. Ondan görüşüyorum da. Çok orada, öyle bir odaydı ki 2-3 günde bir hepsi değişiyordu. Yahudi sabit, Ömer abi sabit, ben sabit. 3 ayda bizim yanımızdan 100-200 kişi geçti. Bu tarihler, şeyler, hepsi geçti. Peki hocam. Kapatıyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Benim ekleyeceğim. Sen laf açarsan ben konuşurum. Teşekkür ederim. Var mı son soru? Yeterli. Herhalde. Yeterli. Çetiner? Yok. Peki. Teşekkür ederim. Hocam. Onlara biz soracaktık. Soramadık. Irak'ın çöküşünü nasıl izlediğinde bu Selefilerin rolü ne oldu? Orada ne oldu? Onu sonra Suriye'yi Mehmet Akif Bey izlemiş. Yani onlardan ben bilgi almam lazım. Hocam onu başka bir program. Ya tamam. Da siz varken şimdi... Teşekkür ederim bir kez daha. Ben onları dinliyorum da onlar da devamlı şimdi sunucu oldular. Bir tek Çetin Bey yorumlara katıldığı için ondan bilgi alabiliyoruz. Şimdi belli sizler... Siz çok iyi dinlemişsiniz Mehmet Akif'in dünkü programını. Ama şimdi Mehmet Akif mesela şu şeyini ben bitireyim. Çok hoşuma gitti. Onun şunla final yaptı dün. Hı. Dedi ki bunun dedi silahlısının silahını elinden alır devleti bu aciz bırakamaz. Devlet bunları toparlar. Bundan ziyadesi dedi... Bir ideoloji oluştururlar ki o ideolojiyi düzeltemezsiniz. Selefilin tehlikesi budur dedi. Nitekim dedi PKK'yı dedi bitiriyorsun. 50 kişi kaldı 60 kişi sayıyorsun sayılanı bilmem nesini. Ama dedi bir taban oluştu. Bir ideoloji oluştu o bölgede veya o bölge derken İstanbul'da da oluştu. Dolayısıyla o ideoloji esas sorun dedi Selefiliğin dedi. Mesela orada takdir tebrik ettim mesela. Teşekkür ederim. Ama size çok az laf düşüyor yani sunucu olduğunuz için. Hep konuşturuyorsunuz. Yani siz bir şey bildiklerinizi anlatsanız daha istifade olur. Biz birbirimizi konuşalım. Yok siz mesela Suriye şeyini yani hakikaten öğrenmemiz lazım. Irak sizin tamam. Yani İran'la ilgili teşellüf diyorsun akademisyen anlamıyor. Tabii. Yani teşellüf ne diyor akademisyen anlamıyor. Yani öyle bir zaman Selefi konuşuluyor, Selef konusu konuşuluyor. Adam İslamoğlu Selefi'di diyor. Ya alakası yok Selefi. Yani öyle yanlış bilgiler veriyorlar ki yani şu anda çıktılar bütün kanallarda
Yani hiç selefilik hakkında bilgisi olmayanlar yorum yaptılar. Milletin kafası karıştı. Evet. Tarikat işine soktular işi. Tarikatın hiç alakası yok bu silahlanmayla. Ha, Doğu Perinçek Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Tabii o şöyle teşekkür ediyorum. Manşet diğerlerine bu, de şu anda. Şeyin, İlyas Topsakal mı vardı? Evet. İstanbul'da. Benim yayınımda ben hatta aynı fotoğraf evet İlyas Topsakal Beyefendi vardı. Bir de Mehmet, bir Şahin Mehmet Şahin Hoca vardı. Mehmet Şahin Hoca vardı. Bunların üçü de Allah razı olsun dediler. Tarikatlarla selefilik çok farklı bir şey. Bunlar birbirinin tam zıttı bir şey. Hatta şeyi düzeltti Berhan Bey, Şahin Hoca. Dedi yani bu dedi tam zıt bir şey konuşuyorsun şimdi. Tarikattan ne alakası var dedi. Orayı tahsis etti. Doğu Bey de dedi ki ben İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturdum. Sair yerlerden veriler sordum. Tarikatlarda devletin raporlarında hiçbir silahlanmaya dair bir bilgi yok dedi. Senin programında mıydı? Senin programında. Yok, evet. Bu o benim programım. Bir önceki. Bir önceki olabilir. Benim programda ben sizin aynı kareye nasıl girdiğinizi Doğu Perinçek'e sordum. Aynı kareye girdi. Dedim ki yani Cübbeli Ahmet Hoca ile aynı karede nasıl buluştunuz? Hayır, birbirinize teşekkür ederim. Vatanseverlikte buluştuk. O da öyle söyledi. Vatanseverlikte buluştuk. Şey buluştu. Ben Ermeni peki, şeyinde onu çok takdir ettim. Yani. Bir de şimdi mesela. Ama enteresan bir kare ya, değil mi? Ama aynı. Şimdi şu İstanbul Sözleşmesi. Doğu Perinçek ve Ahmet ya İstanbul Sözleşmesi'nde en büyük bilgiyi Vatan Partisi'nden aldık. Bir açıklama yaptı artık başkan yardımcısı bir hanım. Böyle kulak kesildim dinledim. Eşcinselliğe olan yönlerinden tut. Ne büyük sorun olduğunu, Avrupa'nın bu işi nasıl karıştırdığını. Bizim camialar maalesef, hepsine yani selam olsun. Maalesef çıt yok. Birkaç tane şahs kenardan köşeden, benim gibiler. Ama Vatan Partisi'nin o şeyinde mesela çok ciddi buldum. Raporları, belgeli, bilgili. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıktı mesela. Ne var şimdi burada? Vatanseverlik adına karşı çıktı. Adam Kur'an'daki ayeti Diyanet İşleri Başkanı gibi demese de Diyanet İşleri Başkanı'nı da tebrik etti eşcinsellik konuşmasında mesela. Hocam süremiz bitti. Yani biz dolayısıyla devam bizim derdimiz vatanseverlik noktasında kim olursa olsun hocam, bizim ilmi çalışmalar. Atatürkçüdür, Kemalist'tir, vatansever. Bunda sorun yok. Vatan haini olmasın. Vatan haini olursa Seyda'ya da düşmanım, Şeyh'e de düşmanım, Hoca'ya da düşmanım, tarikata da düşmanım. Peki. Bununla bitirelim. Şunu televizyon izliyorsunuz, program izliyorsunuz, açıklamalar evet, takip ediyorsunuz, ilmi yani çalışmalar. Günde kaç saat uyuyorsunuz? Nasıl vakit ya ediyorsun? Çok uyuyorum ya. O çok Allah'a yalvarıyorum uykumu azat diye. Çok uyuyorum. Şekerden dolayı ağrı kesicilerle falan olur. Uyuşuk oluyor. Bütün buna rağmen iyi vakit ayırıyorsunuz. Ya kitap çok tabii çalışıyorum. Şimdi mesela Vehhabiye Reddiye bu Mevlid'de çıkaracağım mesela. Peygamberimizin anne babası kafir cehennemlik derler peygamberimizin. Ona bir reddiye çalışmam var. İki cilt olacak. Birinci cildini çıkarıyorum. Vehhabi Selefi akımına reddiye peygamberimizin anne babası cennetliktir. Bütün delillerim var. Yani dolu konu var. Altına girdiğin zaman ben peki, desteksiz atmıyorum. İçeriğini biliyorum konuların. Peki. Hocam çok teşekkürler bir kez daha. Kapatıyoruz Türkiye'nin nabzı özeli. Bu akşam geçtiğimiz günlerde 2000 Selefi Derneği var. Savcının çağırması halinde 150'sinin ismini veririm açıklamasından hareketle kendisini hafta içinde davet ettiğimizde o da dedi ki ben cuma günü emniyete gidip bu bilgiyi vereceğim. Sonrasında da hemen televizyon programımıza katılır. Orada da ayrıntıları konuşuruz dedi. Sağ olsun geldi. Sen önce aradığından sana söz verdiğimden diğerlerini sözümü bozamadım. Teşekkür ederim. Sözümü bir de yani tuttunuz. Sen de Allah razı olsun. İyi ağırladın bizi. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bu programda Mehmet Akif Ersoy, Çetiner de olsun dedi. Onlar da konunun... Olsun tabii. Sen de başka isimler de verdin. Bilgileri... Benim sorunum burada tehlike şuydu. Biri gelip de hükümet bunlara yol veriyor, devlet bunlara yol veriyor. Suriye sonu bu yalan. Bu iftira hükümete. Yani ben Tayyip Bey'in vesaire ben gençlik yani benim gençliğimden diyelim o benden 10 yaş büyük. Hepsinin Erbakan Hoca'nın yanından bilirim. Asla selefilikle alakaları olmaz. Asla bu Vahabilere muhabbetleri olmaz. Ve bunların buna zaten kendilerine de kafir diyen bir zihniyettir. Onun için devlet, hükümet hiç yol açmadı ama FETÖ'nün zamanında FETÖ bazı yollar bunlara vermiş olmakla birlikte hükümet zaten ne sıkıntılar yaşadı bu FETÖ'nün yaptığı. Rusya'nın uçağını adam kalktır düşüttürüyor. Rusya'yla savaşa sokacak. Böyle bir durumlar yaşanmış da artık hükümeti yani Tayyip Bey hükümetini, Türk devletini burada suçlamak vatan hainliği olur. Peki. Selefi işinde asla devletin hiçbir suçu yok ve çok güzel de üzerine gidiyorlar. Allah onlardan razı olsun. Peki. Çok teşekkürler hocam. Çetin'e çok teşekkürler. Mehmet Akif çok teşekkürler. Teşekkürler. Sizlere de çok teşekkürler efendim. Bizlerle birlikte olduğunuz için sizler adına sorduk. Sizler adına cevapladı. Değerlendirme kanaat hiç şüphesiz sizlerin.
Bu yayının sizlere ulaşmasında katkısı emeği olan bütün arkadaşlarım adına güzel bir geceyi, bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın.